Özlettin şöyle oldu dünden önceki gün misafirim vardı biraz onlarla vakit geçirmem gerekti çünkü ben bir de biliyorsunuz maç yayını açtım falan filan dün de Selin ablanın doğum günü vardı Selin ablanın doğum gününe gittik doğal olarak e, oradaydım akşam da geç geldim bugün buradayız bugünden sonra da buradan söylüyorum arkadaşlarıma ben yayın açacağım kimse bu ay doğmasın işi gücü olmasın benimle buluşmak istemesin. Ben bu ay paso helal kardeşim. Beni salın. <laughs> full ardı full. <laughs> Kimse bana alo demesin. Ee, bir şey söyleyeceğim. Şimdi milli maç falan hepimiz çok gazlandık, izledik. Süper dedi bir süreçti. Kadınıyla, erkeğiyle. Vazıyla, Çerkeziyle, Aloysiyle, Sünniyle bir olduğumuz falan filan. Ee, kızlar futbol konuşmayı ne zaman salacak? konuş futbol konuşmayı değil daha doğrusu futbolcularla alakalı böyle şeyleri ne zaman salacak Şimdi diyeceksiniz ki neden rahatsız mısın çok memnunum keşke herkes futbol izlese daha fazla insanla değil mi iletişim içinde birbirimizi falan darlasak böyle ama böyle bir bakıyorum ya kızlar Barış Alper'in ya ne Barış neymiş Barış Alper yakışıklıymış. Bana ne amına koyayım? Gol atıyor mu, atmıyor mu? Bana ondan haber ver. <laughs> Mesela işte efendim Kenan'ın saçı, Barış'ın götü. Abi bırakın bu işleri ya. Mesela illa konuşacağız diyorsanız ki tabii ki konuşun. İşte evet aman Barış benim sevgilim falan o tayfada yok de. Mesela Dursun Başkan transfer yapsın. Dursun'u yiyelim mesela illa konuşacaksanız hep beraber güçlerimizi birleştirerek herkes Kenan'a yükleniyor. Gördüm biraz gereğinden fazla yükleniyorlar bence ya. Yani evet kötü oynadı. Son maçta ben olsam oynatmazdım ya da çıkarırdım falan ama yani çocuk iki maç kötü geçirdi diye de içinden geçip böyle aman Kenan şöyle aman Kenan böyle yapmanın maalesef. Bazıları kıskandılar Kenan'ı tabi onun da etkisi var kardeşim. Biraz da gerçekler. Bu ne mesela ben Barış Alper zannediyorum ki kendini böyle göreceğini hiç tahmin etmiyordur. Privi olan topçu mu olur? Neden olmasın ya? Kim koyuyor abi bu kuralı? Twitter'daki 15 yaşındaki çocuklar mı amına koyayım? İster privi olur, ister cirivi olur, ister diri olur. Adam topu oynasın. Evet bence de kötü bir performans gösterdi de. Yani onun dışında aman şusu varmış ama bu bana ne ya istiyorsa swinger partilere gitsin gelsin asistini golünü yapsın. Sonra ne bileyim abi git pazarda mazarda kendini satsın çok meraklı size yani vallahi ilgilendirmiyor ilgilendirmemeli de. Privne yani böyle yakın arkadaşları takip ettiği falan ayrı bir hesap açmış adam tabi açacak abi. Twitter'da çoluk çocuk yani o futbolcunun previ mi olur ya sana ne koyayım bir de sana hesap mı verecek ya Arda! yeter kardeşim sen de her yerde <laughs> şebelek şebelek çıkıp duruyorsun öf ta, ekran bunu wallpaper yapacağım ya nerede bunu indirebiliyor muyum ben gel kardeşim sağ tuş masa üstü arka planı olarak <gülüyor> <gülüyor> tamam kurtulamayacağız bari iyice maruz kalalım da alışalım ya Gözüm, gözümüz alışsın. <laughs> Hocam biraz ayıp oluyor ama demiş Kübra. Kızlar futbol konuşmayı ne zaman bırakır falan. Harry Kane Tottenham'da oynarken orta sahadan haftanın gollerinden birini görüp tüm yıl adamın maçlarını izledim. Belki benzer bir şey olur diye. Tebrik ederim ama benim bahsettiğim şey o değil. Onu fark etmişsindir zaten. Hani ben şeyden bahsediyorum. Aman Kenan'ın saçı. Aman işte barış benim aşkım, kızlar, futbol editleri falan. O kesin futbol yoksa spordur. Herkes izler yani. Ben de bir sürü kadın gördüm futbolu coşkuyla takip eden Bülent Ersoy gibi. Tebrik ederiz ama umurumuzda değil. Alkış TikTok bacılardan bahsediyoruz. Evet tam olarak o kitle. Neyse yeter. Ah mesela bak bir tanesini atmışlar. Buna bakalım bundan sonra da haberlere geçelim artık. <laughs> Maç bittikten sonra soyunma odasına gittik. Perde abiye sarıldım. Uzun süre görmemiştim. Sonrasında bütün oyuncuları tebrik ettim. Bu ne? Wattpad şeyi mi? Kesiti mi? Sen. Semih tebrik ederim. Çok iyi oynadın. Semih Kılıçsoy. Teşekkür ederim. Güzellik. Semih Kılıçsoy. Tatar Ramazan mı? Amına koyayım. <laughs> teşekkür ederim. Güzellik. Kenan. Güzellik derken. Hey. Güzellik derken. Semih Kılıçsoy neden ki bir sorun mu var? Daha soru ekini ayrı yazmayı bilmiyorum. Kenan Yıldız bilmem ne diye hesap açmışsın ya. Kenan Yıldız XQ dizimi. Ha dizi mi yazıyor buradan? De. Kenan evet var. Kafa atar. Sen Kenan ne yaptın? Kenan öldüreceğim oğlum seni. Görürsün sen. Beşiktaşlılar. Montella ananı avradını sikeyim. Kenan'ı niye oynatmıyorsun? Orospu çocuğu yeter artık. Sen. Kenan dur artık vurma çocuğa. Mükemmel bir senaryo olmuş. Bayıldım. Bu sene Beşiktaş kombinemi de aldım. Ee, benden iyisi yok demiş Almila. İyi seyirler. iyi eğlenceler dilerim. Ya çocuk herhalde. Bunları yazanlar da ne bileyim abi. Değişik ya da biz yakalayamıyoruz kafa olarak. Belki de. Çok garip abi dan. Bir tane daha mı geldi? Dur bir tane daha attılar sanırım. Kenan sen. Kenan nereye bakıyorsun sen? Kenan şuradaki dallamalara bakıyorum yavrum. Sen neden ki? <laughs> Kenan onlar da sana bakıyor. Çünkü gözlerini yerinden çıkartacağım şimdi. Kenan'a bak Kenan'a. <laughs> Bu ne oğlum ya? Kenan bir dakika yavrum hemen dövüp geliyorum. <laughs> tuvalete gidiyor sanki. Sen öyle bir şey yapmayacaksın. Dudağına yapışır. <laughs> Ferdi. Ulan ben sizi öp... Ha ben sizi öpüşmüştüm. <laughs> Ulan ben size öpüşmeyeceksiniz demedim mi? <laughs> ben de dedim hani soyunma odasında ortalık karıştı. <laughs> Takılıyor millet böyle hop bana da pasla falan. <laughs> Ulan ben size öpüşmeyeceksiniz demedim mi? Sen abi bana bakan adamları dövmeye gidiyordu sadece. Öpücük durduruyor Kenan'ı ne yapsaydım? Sadece öpücük durduruyor Kenan'ı ne yapsaydım? <laughs> Bu doğru olabilir. Ferdi aferin benim koçuma. Gel beraber öldürelim şu. <laughs> Yardım edin amına koyayım. Kerem Aktürkoğlu göründüğü gibi olan. Ferdi aferin koçum benim gel beraber öldürelim şunları <laughs> Kenan tabi abim sen of abi ya Kenan da Ferdi kavgaya giderler yanlarında Arda'yı da götürürler ama okuduklarım Arda'yı bırakın tertemiz çocuk <laughs> Arda ne yapsın Kübra bir kişiye abonelik hediye etmiş çok teşekkür ederim Kübra kesene bereket eyvallah <laughs> Allah razı olsun Ferdi Olaf var balkon altı F16 Yeter neyse kafi tamam bunları salıyoruz artık. Dediğim gibi bu işi biraz az ya bu <laughs> biraz azaltmak lazım. Bu işi azaltalım. Oyunculara, futbolculara, topçulara ee, hikaye yazma işini azaltalım. Barış Alper Yılmaz TOG marka araç kullanıyor. Bu TOG mu? Her şeyi de nasıl biliyorsunuz amana koyun buradan görüp ya? E kullanabilir. Adamın ikinci arabası falandır muhtemel. Üç belki. Gerçi oğlum Barış çok az kazanıyormuş lan. Buradan Dursun Özbey'e sesleniyorum. Yazıktır şu adama zam yapın. Adam yıllık 7 kağıt kazanıyormuş oğlum. Öpücükle oynatacaksınız utanmasanız. Biraz reis şu adama biraz <laughs> zam yapın. Yedine adamı döverler oğlum. Ketemete ne kadar alıyor ya. Vallahi ayıp. sponsor yok mu? Vallahi bilmiyorum. Barış'a zam. Acil. Abi içeriden bilgi iyi yayınlar. Bu ne gülüm? Fiyat. Oha zamlar bize önceden mi gelmeye başladı artık? Güzel. 17 Temmuz fiyat geçişi. Hangi market acaba? Sütlü kare 40 lira. Fındık kare 42. Fıstık kare. Fıstıklı çikolata değil mi bu düz? 60 lira. Hepsi. Herhangi bir gitsin reklam çeksin, çalışsın bu ne abi? Ya uff. Amınıza koyacağım. Ne bu abi? Bu bir YKS mentalitesi. Grubun adına bak amına koyayım. YKS üniversiteye girme sınavı mıydı lan? Hangisiydi? Üniversiteye, değil mi? Evet. Sen Kenan Uyan, Kenan. Hı. Sen karnım çok kötü ağrıyor. Kenan, git yemek ye. Acaba ben Kenan mıyım ya? Benim çözümler. <laughs> Sen yürüyemiyorum ki yürüyebilsem seni mi uyandırırım? Kenan, tamam dur. Kenan seni kucağına aldı. Sen of çok ağrıyor. Kenan, tamamdır şu ilacı iç. Ben ilaç sevmiyorum. Ne yapalım kızım? Midene mi ışından ilaç? Kenan gerçekten Tatar Ramazan. Tamam ver Kenan. Vallahi Tuana'nın karnı ağrıyor yürüyemiyor. Arda, he tamam. Ha, Arda bunları yakaladı. Hop, Kenan! Amına koydum. Hayırdır, ne bu iş? Maç oynamaya mı geldik? Şeye mi? Dedi. O da dedi ki, abi ya ben hiçbir şey yapmıyorum. Vallahi karnı ağrıdığı için sağ Anladım, teşekkür ederim. Baba Rış Baba Rizeli olmasından dolayı ağır RTE'ci gibi geldi. Bana da hiç öyle gelmiyor ya. İnşallah değildir. Yok da... Umurumda değil. Gol atsın kafi. Barış'tan beklentim gol atması. Barış gol gol gol. Barış gol gol gol. Neyse futbol tarafını artık bırakalım da haberlere geçelim ya. Yeterince futbol konuşmadık mı sizce de? Kenan'ın seks hayatının şifrelerini de öğrendiğimize göre. Kenan bu kadar iyi Türkçe konuşabiliyor muymuş? Konuşamıyor bu arada. Katılıyorum. Kenan şey ama Barış aynı. Van Dyke falan desin. Kafi abi daha fazlası adamı bozar ya. <laughs> bu ne? reislermiş Uf. Kanka soyadın asla Yılmaz olamayacak biliyorsun değil mi? Oğlum senin adın Barış, Barış'la adın Adaş'sın. Bir de evet Yılmaz çok soy ismi böyle çok çok kullanılan bir soy isim ya. Soyadım Yılmaz olsunsa amaç sadece İlla bulursun. Bizim köydeki bakkalın bile soyadı Yılmaz'dı mesela. Maçtan önce Suriyeli meselesi vardı. Gündem nasıl değişti Agam hemen? E zaten böyle olacağı az çok belliydi. Maç olmasaydı da bir iki güne sönecekti zaten abi. Geçtiğimizde de bu olayı yaşadık açıkçası. E, muhtemelen belli bir süre sonra yine sararız başa hayatımıza devam ederiz diye düşünmekteyim. Evet Dem Partili Birisi konuşmuş. bunu mu dinleyeceğiz ya? Of. Bu ne? Suriyelilerle alakalı bir haber var. Bodrum yine tarih... Ya bu yalanları artık... Arkadaşlar bunu sosyal medyada çok görmeye başladım. Bu aralar özellikle. İşte efendim vay... Bodrum'da tatil mekanlarında mekanlar boşmuş. Tatilciler hiç iş yapamıyor. Yalan kim diyor bu haberi niye basıyorlar bilmiyorum ama yalan söylüyorlar. Bakın oraya giden de orada dükkanı mükkanı olan da tanıdıklarımla konuştum. Vallahi mesajlaştık. Abi asla böyle bir şey yok. Birisi sebebini hiç anlamıyorum ve bilmiyorum böyle bir haber basıyor sadece. Belki de psikolojik olarak milleti rahatlatmak için hani ulan köylü sen tatile gitmiyorsun millet de gidemiyor boşver yat sen evde yat yat falan. Gibi bir dayanak oluşturabilmek için belki de bilmiyorum yani ama harbiden gidiyor yani millet ve dolu da gayet. Lan sırf bugün şey ya bu Amazon'un sahibi Keloç 3,5 milyon hesap bırakmış. 3,5 milyon ne ya? Adam bir oyunda 3,5 milyon lira hesap bırakır mı lan? Huh. Özgür Özel açıklaması atılmış ona da bakacağız. Ee, bu nedir hocam? Bana ne ya? Bilmem ne yayıncı ne yapmış? Çok da sikime. B zart zurt. Burada bakalım. Kafi. Bu ne? Güvenlik durumu nedir? Güvenlik durumu şöyle söyleyeyim abi. Yani güvenlik durumu bayağı bir yoğun. Para <laughs> kışı nedir? Abi sorma. Ben niye dişlek oldum ya? Ben... Aa ben dişlek değilim ki. Tavşan olmuşum ben bayağı. Aşağıda fena bir para. Fena var. bir para kişi var. Özel odanın durumu nasıl? Hangi özel oda abi? Bu işi yarın akşam bitirmemiz gerekiyor. <laughs> hangi özel oda abi? Abim. Hangi özel oda? Buna da bakalım. Buna da bakalım. Bunu zaten videosunu izleyeceğiz. Halk TV'de Selahattin Demirtaş kitabı tanıtılmış. Aa! 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 Ne oluyor lan? Sen niye geldin yine? Ya biz saldık ama geçen sene seni sen 8 Temmuz diyor dün atmış. Git git. Git. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer gerçekten git git. Ne olur git. Bu ne abi? Neyse bakarız bir izleyelim bakalım ne varmış. Bu nedir hocam? Dın 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 tamam, şunlara bir göz atalım şimdi yavaş yavaş ilerleriz bakarız. Efendim. Bunlardan sonra da Twitter tarafına bir bakacağız. Dem Partili hatta direkt Twitter tarafından başlayabiliriz. O diğerlerine sonra geçelim. Çünkü gündemdeki birçok meselede sanırım bununla alakalı. Bugün Özgür Özel konuşmuş grup toplantısında ve bir ee, protesto başlatacak imiş. Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Devlet Bahçeli, ey Cumhur İttifakı. Bu emeklilere, bu çalışanlara, bu esnafa, bu çiftçilere hakkını vereceksin. Zammını yapacaksın. Zam yaparsan geçim olur. Zam yapmazsan seçim olur. Şimdi madem ayağa kalktınız, Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Türkiye Tabii. bu akşam saat 9'da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan, çaya, buğdaya eğer bundan sonra fındığa, darıya, üzüme, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret aksın, emekli maaşı bir asgari ücret olsun diyorsan bu akşam 9'da başlıyoruz. Işıkları yakın, ışıkları kapatın. Uzaydan görülecek. Kendinizi gösterin. Zam isteyenler biz Neyse bitsin Dinle birlikte olsun. Ayağa kalkın, ışıkları yakın. Hep birlikte sesimizi duyuracağız. Durmadık. Yeni başlıyoruz. Sen mi? Seçim alacağız. Yaşam olacak, geçim olacak ya da hiç yolu yok. Seçim olacak. Şeklinde özgür özel bir konuşma yapmış. Bugün de bu muhtemelen devam edecek de bir süreç. Bugün saat 21.00'da işte ışıkları açın kapatın gibi bir eylem, bir protesto başlatıyorlar. İyi midir? iyidir Ne açıdan iyidir? Türkiye'de bu tarz, bu tarz değil. Genel olarak protestolar, eylemler, e, gerek sokakta gerek başka yerde yapacak eylemler tamamen neredeyse silinmiş durumda e, uzunca bir süredir. E, bu yönden iyi. Yani uzun bir sürenin ardından bence ana muhalefet çıktı ya kardeşim biz böyle böyle bir işte hareket başlatacağız dedi ama bir taraftan da açıkçası soru işaretlerim var nasıl soru işaretlerim ee, yani buna ciddi bir katılım bunun işe yarayabilmesi için çok 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 ciddi bir katılım olması ve gerçekten uzaydan uzaydan dediğim tabi görülebilmesi lazım ee, ki bir yankı uyandırsın onun dışında çok zayıf kalacak bir protesto olur diye tahmin etmekteyim buna ses çıkarılmalı mı çıkarılmalı işte efendim biz şunu yapacak mıyız tabii ki yapalım ama acaba daha real daha sert eylemler belki protestolar gerek sokakta gerek dediğim gibi bunun gibi işlerle yapılsa daha iyi olmaz mı artık zamanı gelmedi mi Türkiye'de sizce de onu da bir söylemek istiyorum <laughs> ki yani özellikle şu an o zam korusunda da emekliler değil mi iyice buralarına gelmişken artık taşıyacak durumdayken geri yeri ve zamanıdır diye düşünüyorum nacizane. Uzaydan görünen ışıklar bina ışıkları diye sokak ışıkları herkes açsa kafasız bir abi hayır uzaydan görünen derken yani hani atıyorum mesela ne olur? Çok ciddi bir yerde çok ciddi bir nüfus katılır bu eyleme. Bunun yukarıdan fotoğrafları, videoları çekilir. Sosyal medyada paylaşılır. Haber kanallarında paylaşılır bu daha önce katılmamış 3 kişi daha katılır, 5 kişi daha katılır, daha fazla insan katılır, daha fazla görüntü çekilir, daha fazla dolaşıma sokulur. Anladın mı? Belki ondan sonra insanlar bunu ciddi ciddi konuşmaya başlar ve belki bir sonuç alınır. Orada o söylenmek istemiş. Ben de bunu söyleyeceğim. Katılacağım mı? Hayır. Benim çünkü panjurum var zaten. Panjurlarım kapalı. Işıklarımı açıp kapatsam da dışarıya bir şey gözükmez. Benim şu tarafımda panjur var. O yüzden hiçbir manası yok benim için. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Allah inşallah uçaktakilerin falan şeyleri vardır haberleri. Aşağıdan sürekli böyle yanıp sönüp yanıp sönün insanlar görüp savaş mavaş çıktı zannetmesinler sonra. Discord botlarına nasıl ulaşacağım? Mesaj atarak abi. Discord'dan. zam bir işe yarayacak mı? Yani tabii ki yaramayacak bu ekonomi yönetimiyle. Ee, lakin muhalefetin iktidarı köşeye sıkıştırmak için bir bir açık yakaladı muhalefet ve oradan sıkıştırıyor. Yani bugün zam gelse de o zaman ya şöyle olur. Zam yapılır. Para basılır. Paranın değeri düşer. Millet yine fakir kalır. Açıkçası hani çok da ya bu ekonomi yönetimiyle altını çizeyim. Bu ekonomi yönetimiyle çok da vay düzeldi, vay millet rahatladı falan noktasına gelinebileceğini hiç zannetmiyorum. O yüzden bu zammın da çok faydası olacağını zannetmiyorum. Lakin bu iktidarın bir açığı mıdır? Sonuç olarak ekonomiyi bu hale getiren de iktidar. Evet açığıdır. Muhalefet bunu kullanmalı mıdır? Kullanıyor zaten. Yani yine bir EYT meselesi gibi şey de yaşanabilir. İşte atıyorum Erdoğan zam yapacaktır 3 ay sonra. Muhalefet hop aga işte biz yaptırdık falan diyecektir. <Sessizlik> Muhteşem yüzyılın açılımı My Little Pony mi? Evet abi yakaladım. Devamı yok da ama sadece May o kadar. Ya zam yapsa üstüne vergi ekleyip verdiğini de geri alır zaten alın gücü. Abi bu bunu Özgür Özel düşünmeyecek ki niye düşünsün ki? Zam yaparsa şu olur bu olur. Özgür Özel buradan siyasi kazanç koparma peşinde bence. Yani Özgür Özel'in öyle bence bir görevi de yok açıkçası. Yani ekonomiyi yönetme görevi iktidarda. Özgür Özel şu an buradan bence siyasi bir fayda sağlamaya çalışıyor ki mantıksız da değil diye düşünmekteyim ben. Hani işe yarar yaramaz orası ayrı bir konu ama buradan sallıyorum 100 bin seçmen şey yapabilirse işte vay işte bak adam konuştu dile getirdi işte iktidardan hala ses yok falan deyip bu konuyu konuşursa ya da CHP'ye veya Özgür Bey'e yakınlaşırsa fikren ya bu adamın kazancıdır. Biraz da böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. Ah, değerlendirebilirlerse tabii ki. Bizce de çok doğru bir tespit bu. Alkış. ki Onunla alakalı da ya seçim ya, e, ya geçim ya seçim diye bir TT açılmış. Özgür Özel'in konuşmasının ardından CHP'li hesaplarda bu sloganı kullanarak böyle bir e, hashtag açmışlar. İşte saat 21'de bu eylemin protestonun başlayacağına dair paylaşımlar yapılıyor. <laughs> bu uğurda toplanıyor agalar. İvedi seçim şart. Bir de evet bu seçim meselesi de ya, dillendirilmeye başladı. Erken seçim falan bir ilk kere de duydum. AKP tarafından bu konuyla alakalı gelen açıklama işte seçimin asla gündemde olmadığıydı. Ee, yani AKP'nin şu an seçim bir işine yaramadığı sürece çok seçim yapacağını oraya yanaşanca düşünmüyorum. Erdoğan'ın adaylığı mevzu bahis olmadığı müddetçe. Ee, yani zannetmiyorum açıkçası. Abi spam yapmayın. Teşekkür Şu an zaman değil. Teşekkür ederim. Yani konuşuluyor ama herhangi bir geri dönüş alınabileceğini zannetmiyorum açıkçası. Bir de ben şeyden de çok emin değilim. Tabii ki bu tahmin de. Hani şu an bir genel seçim yapılsa Erdoğan kaybeder mi? Ben açıkçası çok e, emin değilim. Kaybeder. Ben o kadar net konuşamıyorum. Ben en son bu kadar net 14 Mayıs'ta konuştum arkadaşlar. O günden bugüne bu konuları da böyle çok net konuşmuyorum. Size de öneririm. Biraz daha ayaklarınızın yere sağlam basmasını, Türkiye gerçeğini tekrar tekrar böyle ee, hatırlamanızı bir ondan sonra cevap vermenizi hani kaybedebilir mi? Kaybedebilir. Ama emin miyim? Hiç değilim. Noktasındayım biraz açıkçası. Yani çünkü bugün belki çok konuşulmuyor yine ama seçim dönemi yine neler işte aman bunlar FETÖ aman bunlar terörü bunlar şu bunlar bu bir de aday meselesi var bir de ee, onu aklımızdan çıkarmamak lazım. Gökhan'cım teşekkür ederim size için. ...Pixelarum demiş ki hünkârım kusura bakmayın sarayda işler vardı erkenden gelemedim iyi yayınlar demiş. Buyurasın. Hoş geldin canımın şey eyvallah. İşlerinize kolay gelsin. Aday kim olur? Abi ya şu an aday kim olur sorusuna cevap vermek e, sadece tahmin. Hiçbir bence altyapısı yok şu an için. Hani söylediğimi ona göre değerlendir. Bu bir bilgi ya da hmm, analiz falan değil. Ama bence Ekrem İmamoğlu'nu yapacaklar gibi duruyor bugünkü konuşmalara baktığında. Özgür Özel zaten işte ya yani ileride fikri değişimi bilmiyorum dediğim gibi bugüne göre konuşuyorum. İşte kendisinin olmayacağını söyledi Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ı öne sürdü. Dün bir açıklama gelmiş o açıklamada da mesela şeyin biraz altını çizmek lazım diye düşünüyorum. CHP'li bir cumhurbaşkanı diyor. Biz CHP'li işte CHP bir cumhurbaşkanı olsun diye çalışıyoruz falan bir söylemi de bana dikkate alınası geldi. O yüzden çok muhtemel ki e, Ekrem İmamoğlu'nu yaparlar diye tahmin ediyorum. <laughs> Kelime oyunları. Yani o da olabilir. Sadece acabam vardı benim. Hmm, demek ki böyle böyle bir şey olabilir diye bir fikir sahibi oldum o cümleden. Mansur Yavaş'ı ya Mansur Yavaş da tabii ki bir seçenek ama bence Ekrem İmamoğlu daha önde. Ha bana sorarsan ben genel biliyorsun. <gülüyor> Veririz. <gülüyor> Ekrem onu hayatta oy vermem. RT spektrumunun diğer tarafı. Boşu oy atarım ekleme vermem. Ya senin bileceğin iş tabii ki verip vermemek. Ben veririm dostum. <laughs> oy verir misin? Tabii ki veririm. Arkadaşlar yani Erdoğan'ı göndereceksek sen aday olacaksan sana da veririm oy. Bahadır'ım devlet tarafından bilgilendirildim. Hop bir saniye ciddi. Lütfen mesajımı gör şimdi haber geldi. Ali Koç yine boyunu aşan işler yapmaya başlamış. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için reisle anlaşmış. Anladığım kadarıyla derin devlet devreye girmiş. Bu konuda biz de ağır ağır adam adımlarımızı atacağız. Yine mi başladı? Şuna oy vermem, buna oy vermem. Bu hep olacak ki abi. Bu yine mi başladı değil. Bu hep vardı. Hep de olacak. İnsanlar yani kendileri bilir kim oy vereceklerini vermeyeceklerini ama dedim şey asıl yorumlar şey dönemi seçim dönemi bir yazın o zaman yapılır şimdiden bunun kavgasına tutuşmasın millet bir de geçin, geçen seçim dönemindeki bence en saçma şeylerden bir tanesiydi gerçek hayatta tamamen kopuk bir şey mevzu vardı işte İki, muhalefetin birbirine saldırması işte siz oy vereceksiniz işte şuna mecbursunuz şuna böyle mecbursunuz falan ee, manasız AKP ile tartışın abi. Oyunuzu yine kime vereceğinizi Siz bilirsiniz tabi ama karşınızda ciddi bir mücadele edilmesi gereken güruh var zaten. Kendinizi yemeyin bir de. İkisi yine terlik olsa terli oy verim demeye başladım. Bir KK travması daha kaldıramaz. Abi ben bunu demeye başlamadım. Sizin anlamadığınız şey bu. Ben Benim fikrim bu arkadaşlar. Ben veririm. Ya bir iki yıl önce de buydu. Şu anda da bu. Hani bir şey demeye başlamıyorum ben. Genel olarak abi Erdoğan'ı bir şekilde gönderelim benim fikrim. Zaten çok uzunca süredir. <laughs> Anlatabilmişimdir inşallah. Hani ha sen verirsin vermesin o senin bileceğin. Antalya sıcak mı? Yok abi çok serin ya rahat rahat takılıyor. Efil efil. Yine Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa. Yani karşısına başka aday çıkaramamış mıyız? O zaman gider Erdoğan'a basarım. <laughs> yani, Kemal Kılıçdaroğlu aday oldu diye değil, karşısına başka aday çıkaramadık diye. Yani bir dönemi keserim kardeşim. Giderim derim ki hadi bakalım bir de biz basalım nasıl bir şeymiş bu. Peki Bahçeli mi Erdoğan mı denizi kurtarırım? Evet efendim devam edelim. Bu 21 ışık meselesini geçtiysek <laughs> Demokrat dedem geri döndü yazmış biri. Döndü döndü birazdan izleyeceğiz. Hatta direkt bölmeyeyim, ona geçelim. Konu hiç bölünmeden, diğer meselelere geçmeden. Kemal Kılıçdaroğlu dün bir ee, video yayınlamış. Yaklaşık 8 dakikalık bazı unuttuğumuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum. Ekonomi Bakanı da dinlesin demiş. Sanırım neden aday olacağı konusu. Eee Bununla beraber bir de CHP meselesi var onu da bunun hemen yanına vereyim dün oldu bu da Sosyal Demokrat Halkçı Parti SHP yeniden kurulmuş dün baya resmi olarak kurulmuş ofis yerini e, bir paylaşımlı ofis olarak göstermişler o yüzden kim, kim açtı niye açtı bunun arkasından bir iş bir koku bir şey gelecek mi? Onu biraz bize zaman gösterecek. En azından şu an için elimizde resmi kanıt Aa, bu şudur, şu şöyle olacak falan gibi gösterebileceğimiz bir şey yok ama şöyle bir yan yana koyunca garip durdu. Dinleyelim bakalım azıcık Dergi girişini Kemal Kılıçdaroğlu Bugün ne anlatmış. Bu ülkenin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilen emeklileri, ekini para etmeyen çiftçileri, köylüleri, geçinemeyen işçileri, memurları, çocuğunu okutmakta zorluk çeken bunu almış anne babaları. Efendim. Kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracı ailesi ve umudunu yitirmiş gençleri. Buradayım Çizelim be. Bu... evet yine kitaplar konulmuş. Kim Kazım Karabekir'in kitabı mı? İstiklal Harbi kitabı mı konulmuş? İstiklal Harbimiz evet. Tam göremiyorum ama. Arazi yönetimi. Cumhuriyet Halk Partisi yıllığı. O alttakiler yine okunmuyor. Nutuk çok belirgin yine. Köşeyi değişmiş ya odayı değişmiş. Çay da sidik gibi ya. Bu, bu çaydan keyif mi alınır be Kemal Bey? Sarılığa bak. Sizlere cevaplamanızı istediğim bazı sorular sormak hem de sizlerden çalarak bu ülkenin ekonomisini nasıl batırdıklarını anlatmak istiyorum. Öncelikle her birinize unuttuğunuz, size unutturulan hatta birçoğunuzun aklına bile gelmeyen birkaç soru sormak istiyorum. Sevgili kardeşlerim, bir, insan onuruna yakışır şekilde yaşamak nedir? Bunu lütfen düşünün ve bana da yazın. iki ülkemizin her şehrinde Asgari ücretle organize sanayide çalışan fabrika işçilerine sormak istiyorum. En son ne zaman eşinizi ve çocuğunuzu alıp dışarıda güzel bir restoranda yemek yediniz? Yiyemezsiniz. Çünkü paranız yok. Ben sizleri tanıyorum. Bunu insanların yüzüne vurmak için mi geri geldin? <laughs> Sizin paranız mı aranız yok? Fukaralar. Çoğunuz gece yemekhanede çıkan meyveyi yemeyip çocuğunuza götürüyorsunuz. Birçoğunuz mesaiye kalıp bir miktar daha fazla para kazanabilir miyim diye yorgun argın eve dönüyorsunuz siz döndüğünüzde çocuklar uyumuş oluyor. Sabah onlar uyurken siz yine kalkıp işe gidiyorsun. 2 3 gün çocuğunun yüzünü göremeyen babaları tanıyorum ben. Kardeşlerim sabahın kör ışığında servislere bindirilip fabrikalara taşınan ucuz iş gücü haline geldiniz. Ya ne bileyim belki iki adaydan bir tanesini aday yapsaydın sen olmak yerine bugün bunları konuşmuyor olurduk. Sen burada Twitter'a sidikli çayla video atmıyor olurdun. Biz belki daha mutlu olurduk. Bir ihtimal yani. Neden olmasın? Ama inanın diğer türlüsü de mümkün. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, emeklilerimiz. Sizlere de sormak istiyorum. Vaynat. attı. Hani hepimiz yurtseveriz ya. Hani 783 bin kilometre kare Edirne'den Kars'a bizim ya. İçinizde kaçınız hayatı boyunca ailesini alıp Torun Tombalak dünyanın en güzel sahillerinden olan Bodrum'da, Marmaris'te, Ayvalık'ta veyahut da güzel bir deniz kenarında bir hafta da olsun tatil yapabilirsiniz. Kayseri, Konya, Sivas, Rize, Şırnak bizim de. Bodrum, Fethiye, Alanya neden Rusların, İngilizlerin, Fransızların? Sizi tatil yapmanın da zenginlerin hakkı olduğuna ikna ettiler. Takı kolye bilezik satan bir arkadaşım anlatmıştı. Telefonum şal... Bir de Meral Akşener benim hep aday olmamı istiyordu demiş. Akşener masadan niye kalktı o zaman abi bugün saçın kötü olmuş dedi onun mu kavgasını ettiler? Kadın masadan kalktı sonra geri geldi. Mesela o tartışma niye olmuş o zaman? Aday sen ol dediyse. Ya bugün bad hair day falan mı olmuş orada ne yaşanmış? Aldı arkadaşımın kız kardeşi bir üniversite öğrencisi olan genç bir hanım aradı. Elinde biraz takı olduğunu ve satmak Kemal istiyor. Bey size aday olun. Hayır hayır olamam. O zaman masadan kalkıyorum ama. tamam olacağım gel gel söyledi. Kendisini davet ettim. 20'li yaşlarının başında olan bu kız kardeşimiz mahçup mahçup elinde sakladığı birkaç gümüş kolye ve iki gümüş yüzüğü uzatarak satmak istediğini söyledi. Nedenini sordum. İngilizce tercümanlık okuduğunu ve yazın Antalya'ya çalışmaya gitmesi gerektiğini, bunlarla da 1500 lira olan otobüs bileti alacağını söyledi. Bakın kardeşlerim, sizlere insan onuruna yakışır bir hayatı unutturdukları gibi bizim çocuklarımızı da elin Avrupalısına, Amerikalısına 3-5 kuruş başla alabilmek için köle yaptım. Merak ediyorum. Ne zaman bunları hatırlayacaksın? Ne zaman kendinize geleceksiniz? Sevgili anne babalar, ayda kaç kere çocuğunuzla sinemaya? Abi, abi şöyle bir mesele var. İnsanlar bunun farkındalar. Bakın bu hatayı ben de yapıyordum. İnsanlar bunun farkında değiller. İşte buna rağmen falan diyor. Yok bayağı insanlar farkındalar bunun. Biliyorlar. Ee, yani belki olmayan bir farkında olmayan bir kitle vardır ama hani gerçekten çoğunluk farkında. Bu anlattıklarınızda farkında, ekonominin de farkında iktidarın yaptıklarının da muhalefetin yaptıklarının da ciddi bir kısmını farkında. Buna rağmen adamlar tercihleri yapıyor. Öncelikler çünkü farklı toplumun ciddi bir kısmı için. O şey biraz kendimizi kandırmak oluyor yani kim halk bir şeyin farkında değil falan. Hani halk bir melekmiş falan ya halk böyle temiz tertemiz. E yok abi halk biliyor ve oy veriyor. Yani iyi kötü bunu yorum üzerine yapılır ama halk çoğunluğunu hepsinin olması da çoğu olanı biteni yapılanları biliyor. Yani halk Erdoğan'a oy verdi yüzde elli iki. Yüzde elli ikisi de şey diyerek oy vermedi işte. Ekonomi çok iyi falan. Adamlar biliyorlar ve veriyorlar. Buna rağmen başka şeyleri önceleyip. Tiyatroya ya da bir maçı izlemeye gidebiliyorsunuz. Çocuklarınızla ne kadar kaliteli bir zaman geçirebiliyorsunuz Bir çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için gerekli olan besinlerden satın alabiliyor musunuz Sizlerden ricam bu soruları bir düşünün. İyi düşünün. Şimdi gelelim esas konumuza bir de mesela şimdi böyle fakir değil mi? Fakir daha ekonomik olarak alt tabakada insanlara sesleniyor. Bu bence bir hata. Katılmayabilirsiniz. Tiyatro falan diyor. Yani ne diyorsun abi? İş, güç, para, çoluğa çocuğa daha iyi bakmak kesinlikle işe yarayacaktır da. Yani ne bileyim tiyatronun sinemanın o kesimde çok da bir karşılığı yok ki. Gerçekten yok. Ben o kesimin içinde büyüdüm arkadaşlar. Aralarında tiyatro kelimesini daha önce kullanmamış insanlar olabilir. Naru 1300 kişiyle bizi raidlemiş. Narum canımın içi eyvallah. Hoş geldiniz Narudan gelen arkadaşlar. Buyurunuz. Biz de gündeme haberlere bakıyoruz. Neler var neler yok onları gözden geçiriyoruz. Samimiyetsiz yayıncım ne haber? Bir daha öyle dersen ağlarım. Şu odanın da ortasına sıçarım giderim vallahi bak. Sakın ha. Hoş geldin eyvallah. Senden ne haber? <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hadi devam edelim bakalım. soyanlara ve nasıl soyduklarına. Ekonomi Bakanı denen çok da çok da değil. Daha birkaç yıl önce Bob eş başkanı efendisi tarafından hırsızlıkla suçlanan zat bakın ne diyor? Efendim, EYT kanunu dönemin muhalefetinin yüzünden çıkarılmış ve ekonominin başına bela edilmiş. Ekonomiye yıllık maliyeti kim dedi bilmiyorum ama ilk defa bir AKP'nin bu kadar doğru konuştuğunu duydum. Abi benim ailem daha sinemanın kapısının önünden geçmedi. Tiyatro ne onu bile bilmiyorlar. Anama tiyatro sinema diyor. Kemal Kılıçdaroğlu desem ne saçmalıyor o der. Ya bak dediğim gibi Kemal ya bu hobilere ya da bu zevklere sahip bir insanın bunu herkese hak görmesini okeyim. Ama siyasi iletişimde dediğim gibi sen böyle bir kitleye konuşuyorsan ee, o kitleye biraz daha bence uyumlu konuşman lazım. Çünkü bahsettiğin bazı şeylerin orada karşılığı yok. Adam tiyatroya gitmemeyi, sinemaya gitmemeyi bir eksiklik olarak görmüyor. Mesela çocuğunun yemediği meyveyi görüyor. İşte efendime söyleyeyim kıyafetini görür. Ama sinema, tiyatro hatta bir şey değil mi? Ya durumu olan bile gitmiyordur. Sen <laughs> <laughs> söylüyorum belli bir e, toplulukta. <laughs> o sebepten ötürü söyledim. 724 ama. milyar liraymış. Başka ne diyor? Asgari ücret gayet yüksek ve yeterli diyor. Başka ne diyor? Emeklinin ne diyor? Ücretine zam buradayım yok. be buradayım. Siz yok de diyor. buradasınız. Vallahi Öncelikle de bu billahi de. Şunu hatırlatmak isterim. Sadece EYT değil taşeron işçiye kadron, polis memurlarına 3600 ek gösterge, emekliye yılda iki bayram ikramiyesi, başta olmak üzere bu milletin kazandığı birçok hakkı biz çıkarttık. Onları saymayı onları saymayı unutmuş bu beyefendi. Bir, eğer senin ve bok, bok eş başkanı efendinin ne kadar bu millete sevgisi olsa, azıcık vefası olsa, emekliye yük gözüyle bakamazsın. İki, 724 milyar TL parayı daha önce söyledim yine söylüyorum. Yap işlet devret çalması çalma sistemiyle dolar avro al, 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 baronlarına peşkeş çekiyor. Bu da doğru yap işlet siktir et de, e, sistemi Türkiye'ye ciddi bir ekonomik kayba sebep olmuştur. Sadece yaptırma parasıyla değil daha faizi falan bile bizim böyle dudağımızı uçuklatacak paralar. Sadece faiz bak ana ödemeden bahsetmiyorum. Projeleri TL'ye çevir bu millete kazandır. Beşli çetelere maliyetinin beş misli fiyatta verdiğin kamu ihalelerini iptal et. Hazineye kazandır. Yandaşın, çetecilerin affettiğiniz vergi borçlarını tahsil et. Londra'daki tefecilerden yıllık yüzde on ikilerle değil, uluslararası yasal finans kuruluşlarından yıllık yüzde bir ikilerle kredi kullan. Tabi adaletin yok edildiği bir devlette de krediyi verirlerse. Al o parayı yandaş çetelere değil, üretime ve evet, üreticiye aktar. Şey Bak karısı, bugün bir konuşmuş, Üç, ekonomik önlemler alıp tasarruf edeceğim diye öğretmenin çay demlediği kettle'dan, Memurun, işçinin servisinden, kazanılmış hak olan bu milletin emekliliğinden elinecek. EYT kanunu iptal etmeyi aklından bile geçirme. Tasarruf edeceksen saraydaki efendinin harcamalarından tasarrufa başla. Senin ekonomi politikalarınla daha çok uğraşacağım. Bunu da bil. Evet sevgili dostlar. Enseyi karartmak, umudu yitirmek yok. Mücadele tamam. var, mücadele. Güzel günlere ve parlak bir geleceğe yolculuk var konuşacağız, anlaşacağız sevgili dostlarım. Yani şöyle bir eksisi var. Okey, konuşuyor, iyi konuşuyor, güzel konuşuyor ama e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu değilsin. Şu an sadece Kemal Kılıçdaroğlu'sun. Eskisi gibi arkada ciddi bir medya gücü en azından şu an için yok. Sosyal medyadan böyle bir adım atalım diye kalktıysan, yola çıktıysan da işte yani 8000 fav noktalarında falan hani ses ne kadar duyurulabilir Kemal Kılıçdaroğlu burada aşırı keskin açıklamalar yapmadığı sürece medyanın ya da insanların ne kadar umrunda olur orası e, bir tartışma konusu bence yani konuşmuş da sonu var mı tamam dinleyelim sonu konuşmanın sonuna gelirken yanlış anlamazsanız sizlere biraz da sitem etmek istiyorum Nedir? Nazım'ın da söylediği gibi senin bize sitem etme hakkın yok bu hakkını elinden aldık el koyduk demir yumruk <laughs> demeye dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler inandınız. Yıllarca SSK'yı batırdı dediler o yalana da inandınız. Ha. Alçakça sahte videolar yaptılar, yaptılar ona da inandınız. Oysa ki ajan olan birinin bir kazanımı olur değil mi? Kendisinin olmazsa çoluk çocuğunun olur. 75 yıldır namusumla ve şerefimle biriktirdiğim tecrübelerimden ve kalbimden hiç ama hiç eksik etmediğim milletime olan sevgimden başka neyim var? Bunu da bir düşünün. Hepinize sevgiler sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Demiş Kemal Kılıçdaroğlu. Ben DJ'mi dediğim gibi az önce söyledim hani bunun ne kadar yansıması olacak ondan da emin değilim veya yani halka sitem gibi bir şey de söz konusu değil ee, onu söyleyeyim şimdi efendim işte halk şunu oy verdi bunu oy verdi evet ama bu konuda sitem edebilecek e, insan ke, bence Kemal Kılıçdaroğlu değil yani bazı şeyler göz göre göre yaptınız e, maalesef gerçekleşti e, halka sitem etmesi gereken insanlar var mıdır illaki vardır ama bence bunlardan bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu değil Kemal Kılıçdaroğlu yanlıştı. Halk doğruydu. <laughs> bir de aman efendim halka şunu dediler inandılar. Sen de tersini inandıracaksın. Muhalefet olarak görevim bu. Efendim eşit şartlarda yarışmıyoruz. E, haklısın ama yani sistem böyle. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Keşke olsa. Keşke siyasiler eşit bir sistemde eşit koşullarla yarışsalar da. Türkiye'nin bugünkü düzeninde maalesef bu rezil haldeyiz ya artık eee muhalefetin görevi, muhalefetin işi, muhalefetin yapması gereken seçimi kazanabilmek için bu eşitsizlikte Erdoğan'ın söylediklerinin tersine halkı inandırabilmek. Yani efendim halk yanlıştı <laughs> ya da bunun benzeri bir söz eğer demokrasi varsa o noktada çok bir işarete, çok çok bir anlama gelmiyor ya. Çok bir şey yaramıyor. Siyaset oğlum siyaset öyle eşit şartların olduğu bir alan değil ki zaten. Ya Türkiye'de biraz daha uç açık Mehmet hani devlet diye, devlet e, imkanlarının kullanılması ve çok ucu açık bir şekilde kullanılması gibi meseleler olduğu için e, normal siyasetten daha beter halde bizimki. Abi game twin kim AKP'liyim ne yapabilirsin ki? Sağlam bir sikebilirim. Onun dışında elimde çok bir şey gelir. <laughs> sevgili kardeşim. Yani yapacak çok da bir şey yok. <laughs> Maalesef soruya bak amına koyayım. <laughs> İyi seyirler. İyi seyirler, iyi seyirler. Ee, ne diyorduk? Ne dediğimi de unuttum ya. Sizin yüzünüzden. Irkçı olmadım. Oğlum ırkçı olsam ırkçıyım derim bu arada. Şu an sosyal medyada özellikle yaşı genç arkadaşlar arasında çok moda bu. Tık getirir hiçbir şey yapmazsa ama ben değilim. Olmayacağım da bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorum ayrıca yanı sıra. <laughs> Diyemezsin. Ya, neler dedik onu da derdik ya. Benova, Bahadır abi dün İspanya'dan döndüm. Hoş geldin canım. İspanya'da bu sol tandanslı LGBT destekçisilerinin hepsi Merihe faşist diyordu. Dünyanın her yerinde böyle. Sol böyle demiş. E bu bizim çok sikimizde değil. İspanya'nın solcusu ne demiş? Çok da sikimde. Bir şey yemiyorum Sefa. Sakız çiğniyordum çıkarttım şu an öyle dediğin için utandım. Pixel Arum demiş ki biz ırkçı değiliz. Biz ülkemizi seven ve korumaya çalışan vatandaşlarız. Ülkemi savunuyorum diye niye ırkçı oldum amık demiş. Çünkü birisi Twitter'da öyle yazmış. Bir garip şey ya ben Hatay'dayım mahallem Suriyeli Araplarla dolu Hatay aslında bizimdi bizden aldınız diyen 10-12 yaşında çocuklar var aralarında ileride çok demiş devamı gelmiş ileride çok sıkıntı olacak valla dediğim gibi bunu ben bile burada milyon kere söyledim. <gülüyor> <gülüyor> herkes de biliyordur artık abi evet olacak o çocuklar yarın bir gün militan olacak gaspçı olacak hırsız olacak kö kö köşe başında sigara isteyip vermediğinde bıçaklayan adam olacak. Yani çünkü bir ona çok daha iyi bir imkan sunamayız. Kimse sunamaz. Böyle bir Yani sunulabilecek olan bu. En iyisi. Ee, i̇kincisi doğal olarak süreç böyle işliyor. Gedolar oluşuyor. Para kazanmaları lazım. Dili bilmiyorlar. Kültürü bilmiyorlar. Sosyal yaşama adapte değiller. E ne yapacaklar para kazanmak için? Suç işleyecekler. Amra koyayım dünyanın her yerinde bu böyle oluyor. Biz bunun böyle olacağını biliyoruz zaten. Bak bu Türkiye özel bir şey değil. Saldırıyorum efendim İngiltere'de İtalya'daki mesela Afrikalı göçmenler ne oluyor? Gelip profesör mü oluyorlar? Mesela son dönemde giden göçmenlere bakın ne yapıyorlar? Ne oluyor? Haberlerinde değil mi? Başka şansı yok. Bu adam suçlu olacak. Bir yerden sonra belki ikinci, üçüncü kuşakta düzelme olacak da yani hani o zamana kadar benim torunumun çocuğu falan oldu zaten. İyi eğitimli olanları var mı? Var da abi kaçta kaç. Yani yüzdelik şeye vursan orana iyi eğitimli sığınmacı. Yani korkunç az bir <laughs> sayı çıkar bence. <laughs> elimde istatistik olmadığı için net veri sağlayamıyorum ama bunu geçiyorum ya bu saçmalığı. Beyoğlu'nda bir vatandaş oturdukları binada yangın çıkaran kişiyi bıçaklayarak bedensel engelli kız arkadaşını yangından kucağında çıkardı. Oturdukları binada yangın çıkaran kişiyi bıçaklıyor Ardından bedensel engelli kız arkadaşını yangından kucağında çıkarıyor. Full ardı, full erkek adam. Adamı niye bıçaklamış be ya da yangın ne diye çıktı, çıkarıldı. Onu merak ettim. <laughs> Allah Allah. Dur bakayım ya. Bunu bir arayalım olayın öncesini merak ettim. Kim niye yangın çıkarır ki? Aa bak burası yanıyor bak. Çok kötü oldu yer. <laughs> Olay saat 13.30'da Beyoğlu Gümüş Suyu'nda meydana geliyor. Sokak üzerinde bulunan boş bir binadaki dairede vakit geçiren iki kişiden biri ateş yaktı. Sıçrayan ateşin dairede büyümesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O sırada binada bedensel engelli kız arkadaşıyla bulunan bir şahıs yangını çıkartan kişiyi göğsünden ve karnından bıçakladı. Bıçaklanan kişi can havliyle kaçarken şahıs engelli kız arkadaşını kucağına alıp binadan çıkarttı. Bayağı öldürmeye bıçaklamış bu ceza alır muhtemelen eğer orada bir şey olmasa hani bıçak karşıdakinin değilse savunma için yapmadıysa o boğuşmada falan herhalde ceza alır ya avukat agalara sormakta fayda var. Direkt göğse ve karnına vurmuş çünkü kız arkadaşını indirmiş çıkarmış itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülmüş polis olayla alakalı çalışma başlatmış beyefendi de buymuş bizde savunma yasalarının değişmesi gerekiyor bence. Kesinlikle katılıyorum. Bence mülkümüze girebilen bir giren birini öldürebilmeliyiz zamana koyayım. Ben Amerika'ya o konuda çok özeniyorum. Amerika'ya özen. şu an tek bir konu var. İki konu var. Bir tanesi silah meselesi, ikincisi yani mülkümde yapabildiklerim ve yapamadıklarım. Abi adam izinsiz benim mülküme giriyorsa bırak da öldürebileyim lan. Hani ne bileyim salonumda falan bana bıçak çekmesi gerekmesin artık. Adam girmesin benim mülküme izinsiz bir şekilde çok garip ama şimdi sen evine birini sokup öldürdün ve abicim yıl 2024 arkadaşlar adamı sürüklediğinde götündeki dolaşan kandan bile hareket ettirilip ettirilmediği işte bileğinde iz var mı zorlama var mı yok mu her şey ortaya çıkıyor yani her taraf kamera otopsi diye bir şey var yani aradan bazı kaçaklar olmayacak mıdır belki olacaktır da bugün de oluyor yani hukuk bu şekilde dizayn edilmez bence aynen öfke problemleri yaşayan bir toplumun e, rahat bir şekilde silah elde etmesine izin verelim. Çok iyi sonuçları olur değil mi abi? Hiç sorun çıkmaz. Yok çıkabilir. Belli bir süre sonra alışırız. Yapacak bir şey yok. Yani öf, öyle bir anlatıyorsun ki sanki şu an her şey güllük gülü Oğlum sokakta random taksici falan vuruyorlar ya. Tekele girip adamların kafalarına falan atıyorlar arkadaşlar. Yani şunu size söyleyeyim. Geçen gün bir sohbetten sonra buna vakıf oldum. Türkiye'de benim şu an ruhsatsız silah alabil yani alma sürem 2 saat. Ben şu an kötü biri olsam, kanun nizama uyma gibi bir derdimin ol derdim olmasa ben şu an Türkiye'de 2 saatte ruhsatsız silah gider alır gelirim. Bak net saat veriyorum size. 2 saate gider alır gelirim. Bak gerçekten çok kolay. Gerçekten çok kolay. Şimdi bir de e, kanuna nizama uymaya çalışan ama polisle başımız belaya girmesin mahkemeye git beni falan diyen adam var. Şimdi Suçlu adam zaten silahı aldı. Belinde makina. Trafikte belinde. Tekele girince belinde. Taksicinin arkasında belinde. E, e bu adam ne yapacak? Kendini nasıl savunacak? Yapma 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 diye ağlamaktan başka ne çaremiz kalıyor geriye arkadaşlar. Şimdi ben de diyorum ki ulan bu lavuklarda zaten var. Normal adama da biz resmi kontrollü bir şekilde. Yani Amerika'daki gibi markette satmana da gerek yok. Silahı ver. Yine emniyet üzerinden kaydını yap. Emniyet üzerinden takibini yap. Hatta düzenli denetleme sistemi falan getir. Yani ne gerekiyorsa artık. Ama bu adama kendini savunabilme şansını ver. Benim düşüncem bu. Bu arada şunu söyleyeyim. Bir yıl öncesine kadar falan bir buçuk iki yıl öncesine kadar ben bunu desteklemiyordum. Farklı fikirdeydim. Silahın Türkiye'de probleme yol açabileceğini zannediyordum. Böyle düşünüyordum. Ee, ama şu an olduğumuz noktada dediğim gibi kanunla başı belaya sokmak istemeyen vatandaşın kendini koruyabilmesi lazım bence artık. <laughs> yani tabii farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ben de dediğim gibi başka bir fikirdeydim. Sonradan fikrim değişti böyle düşünmeye başladım. Ama e, senin çözümünde mutlaka biri ölüyor ama ölecek zaten. Yani vatandaşa durduk yere silah çeken biri ölsün ya da birine silahla ateş eden durduk yere kendini savunmak dışında herhangi bir şey için silah çeken adam ölsün zaten ölmeli ya da birini öldüren birisi ölmeli zaten yani ben böyle düşünüyorum. Mesela iki kişiyiz ben masumum sallıyorum ya da ben suçluyum karşımda da masum adam var şimdi ben bende ruhsatsız var zaten bunda bir bok bunda da ruhsatlı silah var ben çektim ben ölmeliyim abi orada bir adamı silahla tehdit ediyorum durduk yere iki zaten çiğnemişim kanunu adamı öldürmeye silah çekiyorum Zaten o ölsün orada. Biliyorum biraz sert gelebilir. <laughs> Ama diğer türlü işler işte nereye gidiyor? Geçen taksici muhabbetinde gördük. Şerefsiz köpek çıkartıyor. İki kız babası bir adamı vuruyor. Suçsuz adam iyilik yapıyor ya. İyilik yapıyor. Öldürüyor ne oluyor? 10 yıl yatıyor çıkıyor bu kadar. Başka da hiçbir bok olmuyor. Hiçbir bok olmuyor yani. 10 yıl gir çık tamam bitti görüşürüz. 20 yıl neyse artık yatarım. Öteki tarafta tekele gitti. Adama pat 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 patlattılar. E ne oldu? Yani yatacağı 10 yıl 15 yıl. Ondan sonra hadi dışarıya. Bak size daha geçen bahsettim. Otogarda misafirimi beklerken orada bir tane cezaevinden yeni çıkmış bir abiyle konuştum. Abi diyorum yaş 60 falan. Ee, işte sigara istedi. Tesbime bakmak istedi. Tesbihimi verdim falan. Sohbet muhabbet. Sen şey yaşandı işte dışarıda mıydın? İçerideydim. Anı yaşandı. Neyden dedim cinayet dedi ee, ne kadar yatmış 8 yıl mı yatmış öyle bir şey yatmış şimdi de tatile çıkmış izinleri varmış <laughs> adam adam katil oğlum yani izni varmış İşte hafta sonu iznim oluyormuş bir şey oluyormuş bu korona muhabbetiyle alakalı falan da bir şey anlattı tam hakim değilim işin o tarafına baya okey diye takılıyordu yani orada adam i̇şte eşiyle falan görüşmeye gidecekmiş. Oradaki şey otobüslere falan kızıyordu. Bilet almamış beni o otobüse diyor almadılar diyor. Ne var vereyim parayı götür falan diyor böyle. Biraz sisteme de uyum sağlamakta sıkıntı çekiyordu. Değişik. <laughs> Ama dediğim gibi özellikle asıl kafama takılı olan taraf şey. Ee, mülk, mülkiyet içerisinde evinin içinde. Yani evinin içinde bırak abi adam evini savunsun yeşini dostunu çoluğunu çocuğunu. Telegram'dan IBAN'la alıyorsun silah. Adam ya boş ver biliyorum biliyorum. Biliyorum o mevzuları. Yani internet üzerinden de erişimin çok kolay. internet üzerinden adres şunu bunu bulup gidip realde de gayet alabilirsin. Bunun da önü çok açık. Ne diyeyim? Can Kurt 20 lira yollamış. Ne diyorsun abi? Nasılsın demiş. İyi mi? Kulüm sen nasılsın? Hoş geldin. Abi lütfen Bizim bir arkadaşın abisi 4 yerinden bıçaklandı. 24 kişi var bıçaklayan adam 16 saat yattı çıktı. O gözaltına alınmıştır. Dava devam edecektir canım. Du duyarlılığını anlıyorum ama suçların ölmesi ne zamandan beri reva görüyor? Orta çağda kalmadı mı bunlar? Yani yo günümüzde hala suçlu bazı belli suçluların öldürüldüğü e mesela Amerika gibi ülkelerde bazı eyaletler var. E bugün neden yapılmasın? Avrupa işte efendim biz Avrupa Birliği'nde bunu kabul görmüyoruz dedi diye mi çok da sikimeydi. Gayet yapabilirim. Yani abi ben bir insanı öldürebilen durduk yere bir insan öldürebilen birisinin yaşamasının çok da insani bir şey olduğunu düşünmüyorum. Meselemiz insanilikse eğer yani adam o mesela olay üzerinden gidelim daha anlaşılır olsun. Taksiciyi öldüren adam vardı ya. Yani o adamı yaşatmak bence insani değil o adamın sevenlerine karşı bir suç işliyoruz bence o adamı yaşatarak. Bak dediğim gibi şey değil ama bunu hırsızlık için söyleyemem bunu. Onu da açık söyleyeyim. Yani ya da ne bileyim gasp için bunu söyleyemem falan. Ya da başka suçlar için. Ama mesela cinayet için bunu söyleyebilirim ben. Yani o adam gitti birilerini durduk yere yaşam hakkını elinden aldıysa bizim o adamı yaşatmaya çalışmamız ne kadar insani bunu bence tekrardan bir oturup konuşmak lazım. Ha bu fikrim ileride değişebilir. Dediğim gibi geçmişte de farklıydı, şu an değişti. Belki 20 yıl sonra daha farklı bir fikrim olacak ama şu an böyle görüyorum. Özellikle bu kanıtlı cinayetler, çocuk tecavüzleri falan gibi meselelerde. İnsanları bireysel silahlamaya ve akabinde gerçekleşebilecek sonuçlara ikna etme kaynakçıları tek bir siyasi çatı altında toplayıp baştakileri göndermekten daha kolay. Bize okulda <gülüyor> <gülüyor> anlatılan biz birliyiz mağaraları ne kadar suni duruyor şu yaşta bakınca Dönüş. Aslında evet. Hiçbir değiliz Belli bir iki konu var bir olduğumuz total baktığın zaman. Onlar da bunlar değil. Birisi yeni sistem geldi kısasa kısa sırsızlık yapıcı kol kesme falan deneye gibi. <laughs> Abi bu bir yerden tanıdık geliyor bana ya. Hayır oğlum adama ılık göttü demenin hiçbir manası yok. Arkadaşlar dediğim gibi ben de az önce yazan kardeşimiz ya da abimiz bilmiyorum onun gibi düşünüyordum. Onu düşünürken de ülkemin iyiliğini düşünüyordum. İnsanlığı düşünüyordum. Mesela şu anda da ülkemin iyiliğini ve insan düşünüyorum ama sadece bakışım değişti. Bu olabilir abi fikirdir, değişir. Yani sabit kalmak asıl bence biraz garip. Her konu için söylüyorum bunu. Olabilir adama hakaret etmeye gerek yok ya. Kötü bir şey söylemiyorum. Asitle mi eritelim? Hayır hayır. <laughs> hayır hayır çıkar onu aklım. Abi Telegram çok büyük bir suç ortamı doldu. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Benim çok aşina olduğum bir ortam değil. O yüzden çok yorum yapamayacağım. Bilmiyorum da yani. Bir şey diyemeyeceğim. Sadece bir keresinde bu WhatsApp meseleleri çıktığında indirmiştim bir. İşte WhatsApp dataları bilmem ne yapıyor şöyle böyle ya da paralı olacak mı diyorlardı. Bir şey diyorlardı. O zaman indirmiştim. Ondan sonra geri şey yaptım sildim. Bu kadar. Çok bir şey diyemeyeceğim o yüzden. Nasıl bir yer ne oluyor ne bitiyor. Bir şey bir de şeyler şey dönemi. E, savaş videoları falan yayınlanıyordu Rusya Ukrayna savaşında. O, o zaman girip bakıyordum bazen. İşte orada çünkü şey videoları paylaşabiliyordu. Kafa kesme, işte işkence, zurt falan videoları orada atılabiliyordu. Ben de savaşı takip ederken onlara bakıyordum biraz. <gülüyor> biraz. <gülüyor> Para aklama için kullanıyor sanırım. Şu an kendine ait yüzdanı var. Aa Türkiye'den kullanılabiliyor mu? <laughs> Devam edelim efendim. <laughs> Aktivde Selahattin Demirtaş'ın kitabı tanıtılmış. Araf'ta düet. Selahattin Demirtaş, Yiğit Bener. İzleyeni düşünsün. Ben izlemiyorum. En son herhalde bir mitingde falan açmışımdır diye düşünüyorum. Yani Selahattin Demirtaş'ın fikirleri bellidir. Kendisinin ne olduğu bellidir. Kitabının da insanı nereye götüreceği az çok bellidir diye düşünüyorum. Normalde kitaplar hakkında böyle hiç yorum yapmam. Yani günahımı bile vermeyeceğim, tırnağımın ucunu çok göreceğim, Kadir Mısıroğlu'nun falan bile kitaplarını okumuş biri olarak, elinden geldiğince biri olarak söylüyorum. Bu kitabı nereye götüreceği bellidir. Ben okumam, tavsiye de etmem kimseye. Selahattin Demirtaş için bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, diğer kanal meselesinde Halk TV izleyen düşünsün. Buralarda mesele basittir abi medya tarafında. Bu benim için de geçerli. Halk TV için de geçerli. Başkası için de geçerli. Tabii bir yerden para gelmiyorsa izlenildiği kadar var. Yani Halk TV ne kadar izlenirse o kadar var. Beni ne kadar izlerseniz, ne kadar uzun süre bu kanalda kalırsanız, ne kadar chatte aktif olursanız ben o kadar varım burada. Ya değil mi? 3 kişiye yayın bir yere kadar yaparsın. Bir yerden sonra artık hmm falan dersin. Ve gerçi ana akım medyada işler biraz daha değişti. Çoğunluk böyle olmasına rağmen ana akım medyada artık şeyde para da indiriliyor baya belediyeden birisi para indiriyor, birisi devletten para indiriyor, şuradan para indiriyor, buradan para indiriyor, fon veriliyor, partilerin reklam anlaşmaları yapılıyor falan. <laughs> Nazlı bu arada dördüncü ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim Nazlı. Kesene bereket. Hoş geldin. Eyvallah canımsın. Abi Halk için ne düşünüyorsun? izler misin normalde? Abi şöyle benim evde televizyon yok. Televizyon var. Cisim olarak var. Ama uydu çekili değil. Ne var? İşte diziler var, filmler var. İşte Netflix'i, şu su, bu su, zurtu. Bir de internetten televizyonların bazı kanalları bağlı. Bununla da ne bağlı? İşte TRT1. Bir de Beyin Sports falan. Başka hiçbir şey yok. <laughs> Bilmiyorum o yüzden vallahi. Yani Halk TV'yi hayatımda 10 kere açtıysam onu da yayındadır. Onun dışında hiç yok bende, sıfır. Bir yorum yapamayacağım o zaman. Ne desem haksızlık olacak. Önceden televizyonun kendisi de yoktu. Buraya taşınınca şey ettim. Dedim alayım bir tane. Yazık ne nah, maçı küçük ekrandan izleyiz izleye kör olacağız diye aldım öyle. Bizim kitlemiz şu an iyi. Gerçekten çok güzel. Büyümeni isterim elbette. Lakin kitle büyüdükçe kitle bozulabiliyor. Onu korumak lazım. Sence o, sadece o kadar demiş. Ama valla ben kitlemden çok memnunum. Her açıdan yani toplu hareket etme açısından da ya bazen garip insanlar geliyor tabii ki ama hani genel baktığın zaman verdikleri destekten de beni yani deli gibi beklemelerinden de her şeylerinden çok önemli. Yani dediğim gibi bizim burada yayıncılar için de medyadaki herhangi bir için de var olma sebebimiz izleyenleri. Hani siz burayı izliyorsunuz diye ben burada bu işe devam edebiliyorum. O yüzden çok teşekkür ederim Yani asıl teşekkür hak eden sizlersiniz. Şeye gidecek ama bu işin sonu. Beni sizler var ettiniz falan. Abi aile ihtiyon paraları sen yiyorsun. Bu ne amına koyayım? E, Ahmet Yesevi. Abi bu kanalda öyle operasyon kanalı mı? Bir bakar mısın videolara demiş. E, çok muhtemel. Evet. Çok muhtemel. Hakkında bilgim yok. izlemedim ama dediğin normal kardeşim olması. Güney Kore'de bir robot 216 aşırı iş yükü nedeniyle intihar etti. Güney Kore Belediyesi'nde çalışan robot kendini merdiven boşluğundan aşağıya attı. Ülke... Ne oluyor abi? Haberlerde bu noktaya mı geldik artık? Yani abi robot düşmüş. <laughs> hani bu robot intihar etti aşırı iş yükü nedeniyle diye haberleştirmek çok garip. Şey için demiyorum. Hani bu muhtemelen medyada da böyle yer almıştır. Oranın medyasında da insanlık garip biraz. Demek intihar etti robota. Tamir edin çalışsın. Sanayide 100 milyona yaptırırım amına koyayım. Biraz daha süpürüyor. Vuj, hadi çalış. Hadi neymiş? Akıl kazanacakmış da insanlığı ele geçirecekmiş. Siktir lan. Milli mücadelede meclisi Kayseri'ye taşımak isteyenleri anlamak. <laughs> Türkiye'den Suriye'ye dönmeye hazırlanan Suriye. Bu arada harbiden Kayseri başkent olacakmış. Direkten dönmüş. Bu, bu gerçektir yani. Türkiye'den Suriye'ye dönmeye hazırlanan Suriyeliler cilve gözü sınır kapısında yoğunluk oluşturmuş. Ah Suriye'ye gidiyormuş bazı Suriyeliler. Taşınıyorlar. Ankara'dan iyidir. Yok ya Ankara ile Kayseri'nin çok bir farkı yok bence. Yani benzer şekilde dizayn etsen aynı şehirler olurlar. O açıdan baktığımda. Ya Bixi. Ne Bixi? Hatta Kayseri bir tık daha güzel bir şehir olabilir ya belli açılardan. Ama çok böyle milyonda bir falan gibi bir önde olma. Böyle çok ağam şağam bir önde olma değil. Bence. Yok artık Bixi abartma. Arkadaşlar bakın ben bu iki şehirde de uzun süre vakit geçirdim ve bir fikir oluştu aklımda. Hmm, bence bu diye. Kardeşim, katılmayabilirsin. Bence böyle amına koyayım. <laughs> ne yapayım? Ankaralılar chatte sinirleniyor diye fikirlerimi mi değiştireyim? Ha? Ne yapayım? Böyle ya. Bence böyle. Kardeşim ben Ankara'yı beğenemiyorum. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> amına kodumun adamı falan diye kuduruyor ya bir daha. <laughs> Aga sus. Tamam ben susuyorum. Size hiçbir şey demiyorum. Ankara dünyanın en iyi şehridir lan. Oldu mu? Bu nedir hocam? Aynen öyle. Tamam anlaştık peki. Öyle olsun. Ankara sana bayılıyordu zaten. Ankara bana bayılsa derim ki bir sıkıntı var sanırım. <laughs> Yok, işin şakası bir tarafı. Ankara'yı da severim ama bence estetik açıdan diğer şehirlerle yarışacak bir şehir değil. Devam edelim. Benim çocuklarım şort giyen bir kadına yapılan taciz. Benim çocuklarım küçük yaştan itibaren haram görmedi. Sizin bacaklarınızı görmek zorunda değil. Evet değil. Gözünü kapatabilir. Kafasını öteki tarafa çevirebilir. Eve kitleyebilirsiniz çocuğunuzu. Bu şekilde görmemiş olur zaten. Yani bu bu kadar basit. Çözümleri var. Gelip bizi tarif etmeyi bu bizi ilgilendirir. Bu şekilde yetiştirdik. Bu konuz bunlar mı? Neresi oğlum burası ya? Nerede oluyor bunlar ya? Çocuklarım ben sizi görmesin diye uzaklaştırmaya çalışıyorum. Çocuklarınız kaç yaşında? Kaç yaşında çocuklarınız? Benim çocuklarım küçük yaştan itibaren haram görmedi mi sizin çocuklarınızı görmek zorunda değil. <laughs> <laughs> Aa bak anlaşılmayan mevzu şu. Bunu herhangi bir şey için söyleyebilirsin. Şimdi nasıl? Bak biz bu hanımefendinin, biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak bu hanımefendinin istediğini giyebilme özgürlüğünü savunmak durumundayız. Tıpkı nasıl karşısındaki çok muhtemel başındaki başörtüyü savunuyorsak. Ben başörtülü müyüm? Hayır değilim ama bu kadın istiyorsa öte kadın başörtüsünü takabilmeli. Elini uzatanın da eli kırılmalı. Bu hanımefendi aynı şekilde short mu giymek istiyor? Short giyebilmeli. Biri elini uzatırsa elini kırabilmeli. Biz bu şekilde bir toplum olup beraber yaşayabiliriz amına koyayım. Öteki türlü birbirimizi yer dururuz. Bu birincisi. İkincisi, benim çocuğum şunu görme görmek istemiyor. Benim çocuğum bunu görmek istemiyor. Şu bu. Kanunlar çok açık. Eğer dışarıda teşhircilik yapmıyorsa, yani nedir mesela çocuk parkına bikiniyle gitmiyorsa mesela ya da orasını burası daha da açmıyorsa falan istediğini giyer. Bu kanunda yeri belli. Yani değil mi? Zaten bir teşhircilik suçu var. Cezası belli, şu su belli, bu su belli. Bunun dışında istediğini giyer. Ya sana ne? Efendim ben görünce rahatsız oluyorum. Çevir kafanı bakma. Öteki türlü mesela başkası da getirse benim çocuğum da senin şu giydiğinden rahatsız oldu dese ne yapacağız? Seni eve mi kitleyeceğiz? Hayır abi. Sen istediğini giyeceksin. O da sana tahammül edecek. Bu hanımefendi içinde bu hanımefendi şort mu giyiyor? Başka bir şey mi giyiyor? İstediğini giyecek. Sen de buna tahammül edeceksin. Rahatsızsan gideceksin. Yani bakın Cübbeli Ahmet bile, bile yani bu konuda şey diyor işte rahatsızsan bakma diyor. Yani siz nasıl bir hale geldiniz ki anasını satayım milletin ne giyip ne giymeyeceğine karışıyorsunuz da çoluğunuz çocuğunuz rahatsız oluyormuş falan bilmem ne. Delilik artık bu ya. Abi bir de yani şimdi öteki türlüsü olsa buradan çok güzel mağduriyet de kasılacak bunu da biliyoruz. Abiciğim başkasını mağdur etme bak kendine yapılmasını böyle bir şey istemezsin değil mi? Bu sosyal bir konu, sosyal bir mesele. O zaman başkasını da yapma, bırak yaşasın insanlar ya. Vallahi ben her hafta artık birinin götündeki şortunu, başındaki örtüyü konuşmaktan yoruldum. Her hafta bunu diyorum, her hafta yine bir olay daha oluyor be. Artık vallahi gına geldi. Ters durum olsa çoktan ters kelepçe bile gelirdi. Yani abi bizim bunu toplum içinde halletmemiz lazım. Bakın bence bunu bu işe böyle bir işe işte şunu giyme bunu giyme mevzusuna. Yani öyle bir şey olmalı ki bu tabi bir ütopya ama hani polis bile dahil olmamalı. Biz bunu toplumsal olarak sosyal olarak kendi içimizde halletmemiz lazım. Bir ne diyeyim bir toplumsal sözleşme gibi düşün. İnsanların haklarını savunduğumuz bu haklarını ne giyip ne giymeyecekleri haklarını savunduğumuz bir toplumsal sözleşme gibi bir şey olması lazım ve en azından toplumun çok ciddi ezici bir kısmının burada okey olması lazım ki biz bu problemleri çözebilelim. Bu nedir artık be? Evet. 90 IQ ile neyi çözeceğim? Abi yapacak bir şey yok yani 90'sa 90 90, 100 100. Halkımız buysa budur. Yani elimde bir makineyle milletin IQ'sunu ölçmüyorum ama. Yani 90'sa 90 90 ile çözeceğim. 60 60'sa, 60 ise 160 160 ile yapacak bir şey yok. Abi eskiden de vardı açık kapalı giyim. Eskiden uyumlu yaşanabiliyordu. Eskiden uyumlu falan yaşanamıyordu. Kim anlatıyor oğlum size bu hikayeleri? Yani eskiden de bir mahalleye birisi mini etekte giydiğinde vay orros bu diyorlardı. Başörtüsüyle bir okula girdiğinde başından söküp almaya da çalışıyorlardı. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Kim size bunu söyledi bilmiyorum ama. Ee, bu bir iki taraflı da bu bir yalan. <laughs> size bunu bize bunu inandırmışlar. Yani eskiden şort giyen erkeğe bile garip bir gözle bakılıyordu. Hatta bazen yaşlılar Hala takılır. Annenle benim şort giymeme takılır mesela. Şaka değil ha. Baya ben şort giyip gittiğimde annendem kızar bana. Şort giyiyorum diye. Takılır yani. <laughs> Aynı bizimki de. Yani hani bunlar hayatın gerçekleri. Ama dediğim gibi biz en azından hani biraz daha ilerlemişizdir diye düşünüyorum. Ee, bunu kendi aramızda çözebiliriz diye düşünüyorum. Böyle aşırı radikalleri bir köşeye bırakıp. O radikalleri de toplum içinde çıktığında ezersin başını. Fiziki bir şiddetten bahsetmiyorum. Yani toplum içinde barındırmazsın. Ee, i̇nsan toplumdan kabul e, almadan çok mutlu yaşayabilecek bir varlık değil genelde. O yüzden illa ki yavaş yavaş çoğunluk o noktaya gelecektir. Bence ee, bu şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum. Metafor olarak sayın savcım. Tabii ki metafor yani bir örnek olarak. Garip çocuğu görmek zorunda değilmiş. Bu ne neyden bir tartışma. Siktirin gidin Afganistan'da yaşayın. Rahat bırakın bu ülkede kim ne giyerse giysin. Hay bir de ya yani çocuk bacak görünce nasıl bir tepki veriyor olabilir ya da ne düşünüyor ne hissediyor olabilir ki çocuk nasıl bir rahatsızlık. Abi şimdi evet dışarıda sallıyorum bacak diyelim ki açık böyle tamam mı? Bir tane de erkek var işte inancından ötürü ya da başka bir sebepten ötürü bakmak istemiyor görmek istemiyor. Abicim onu çözmüyor basit yani görmemek. Değil mi? Dışarıdaki her şey hoşumuza gitmiyor. Hoşumuza gitmeyen her şeyi dövmüyoruz. Ya da zorla üstesinden gelmiyoruz. Bazı şeyleri kendi içimizde çözüyoruz, kendi tarafımızda çözüyoruz. Rahatsızım ben, tamam, bakmıyorsun ve problem çözülüyor. Plaja gitmiyorsun mesela, çözülüyor. Yani kendini kontrol ediyorsun. İnançsal bir sebepten ötürüyse zaten bunu yapman gerekiyor, çözülüyor, bu kadar basit. Ee, Arkadaşlarım Ramazanda Konya'da Mevlana türbesini ziyaret ettikten sonra bir parkta su içerken bir ablamız tarafından Ramazanda nasıl su içersiniz diye linç ettirilecektik. Tebrikler. Umarım sizi taşlarlar da kardeşim. Katılıyorum. <laughs> bir saçmalık yani. Hani bize ne ya? Bize ne oğlum? Allah Kur'an'da yani emir olarak, İslam emri olarak bize efendim işte oruç tutun mu diyor? Yoksa oruç tutun. işte dışarıda kimse sizin önünüzde yemek yemesin. Oruç tutmayanları da dövün falan mı diyor? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Efendim Osmanlı'da şu olmuş ya bana ne Osmanlı? Tamam Osmanlı yanlış yapmış o zaman. Hani sanki Osmanlı böyle bir mutlak hakikate ulaşmış gibi davranmanın da bir manası yok. Ya da efendim bilmem ne Şeyhül İslam zamanında bu kararı vermiş. Tamam yanlış vermiş. Hani biz niye bugün bunu diyemiyor olalım? Niye millete zulmediyoruz ya? Bak abi çok, çok açık ve net. Bence burası böyle. İnanmayan bir insana mübarek Ramazan gününde dışarıda bir şey yemesini içmesini engellemek. Eee zulümdür. Bunu başka hiçbir şeyle açıklayamazsın. Nasıl oruç bir adama zorla yemek yedirmek zulümse öteki de zulümdür. Bu kadar basit. Biz bunu görüp bu toplum içinde işte beraber yaşamamız lazım. Ha efendim işte millet oruçlu diye ben insanların gözü önünde yemek yemiyorum. Bu bir erdemdir. Benim böyle yapan bir sürü arkadaşım var. Adamın kendi oruç tutmuyor, tutamıyor veya ya da inanç inanmıyor yani. E, ama benim önümde yemek yemiyor. Ben hatta söylüyorum oğlum diyorum yiyin yani benim için bir problem değil bu. Ama adam diyor ki yok diyor ben abi ben rahatsız olurum yemeyeceğim. Mesela bak bu, bu bambaşka bir şey. Ve ne kadar güzel ne kadar hoş. Kavga gürültü olmadan çözebiliyoruz yani içimizde. Birilerine bir şey zorla yaptırmıyoruz. <laughs> hocam sahı zorucu bozar mı? Bu, bu, bu soruyu size yönetmek istiyorum. Eğer varsa bir cevabınız bekliyorum inşallah hocam. Özledik ya kardeşim Ramazan <laughs> programı falan yok mu? Hasret kaldık getirin. Bu ne? Yıllardır Karadeniz'de erkeklere demediğini bırakmayıp iki gündür Barış Alper öven kızların yüzsüzlük. Ya Twitter'da zaten moda o an ne ise onu övmek değil mi genel olarak? Yüzde sekseni için. Hadi yüzde yirmisini dışında bırakıyorum bunun. Bu bir de Karadenizlere çok yüklenildiğini görüyorum. Bundan sonra Karadenizleri savunacağım kardeşim burada yokken yeter diyoruz yeter. Özür dileriz bir daha olmasın tamam Bir daha görmeyeyim. Daha dün Kenan'ım Kenan'ım diye geziyorlardı. Neyse bunun üzerine çok konuşmam Mehmet Şimşek'in haberini geçiyorum abi. Bu nedir? Buraya. işte bahsettiğim mesele. Klasik. Agalar eğlensin. Merih Demiral haberi atılmış. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Buna da bakalım. Twitter'a bir şey geliyormuş. Buna da bakalım. Bir de sanırım zam var. Oh, zam zama da zam 3 kişiyle yemek yeme şansın olsaydı kimleri seçerdin Fatih Sultan Mehmet Mustafa Kemal Atatürk Muhammed Ali Muhammed virgül Ali mi Muhammed Ali 3 kişiyle yemek yeme şansın olsaydı kimleri seçerdin Seç bakalım 3 kişi yemek Babu. tarih her yani evet futbol dışı futbolcu futbol evet Susadım. Ee, Fatih Sultan Mehmet <laughs> <Ha>. Atatürk Atatürk <laughs> Muhammed Ali Muhammed Ali güzel tercih İlk ikisi bende vardı. Üçüncü biraz düşünüyordum. Büyük ihtimal Arsen Wenger derdim. <laughs> Arsen Wenger'le hiçbir şey yemek istemezdim muhtemelen ya. Atatürk, Nietzsche, Sartre. Onlar ortam döndürsün ben dinlerim. Abi ben yanlışabileceklerini zannetmiyorum. Adam Muhammed demedi diye buna da laf etmişler amık. Peygamberi söylemedi mi? Kim laf etmiş oğlum? Kimseyi görmedim ama. Insta'da bir postta gördüm. Hmm, doğrudur abi. Bile bilemiyorum Altan. Ya ne önemi var bana ne amara koyayım ya. Ben bu teyzeyle yemek yemek istiyorum desem kim ne diyebilir kimse bir şey diyemez dese de umurumda değil kardeşim. Devam edelim. 69 yaşında üniversiteden mezun olan Ayşe Narda işçi diplomasını bozkurt işareti yaparak <laughs> teyzen mesajı vermiş. Fark ettim bilmiyorum bazı alkışlar hareket görünce direkt sustu bazıları daha da böyle <gülüyor> <gülüyor> Üniversitede siyasi bölümde. Teyzem ya. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Ne mutlu Türk'üm diyeni de yapıştırmış. İzleyen herkesin bu durumda olmadığı için haline şükretmesi gereken bir görüntü. Olmayan bir ülkenin mensup olduklarını iddia edip başka bir ülkenin golünü Şimdi mesele şu. Ee, Türkiye'nin bu nasıl diyeyim iltisaklı bir hesap İşte Türkiye gol yiyince Türkiye maçı kaybedince böyle sevinip e, bunun da görüntüsünü burada paylaşmışlar Ve bu konuyla alakalı zaten geçtiğimiz günlerde yeterince uzun konuştuk diye düşünüyorum ben yani varlığını bir nefret yani bir kesimin nefreti üzerine kurmak bence zaten yeterince aşağılıkça bir şey İşte her hafta başka bir takım desteklemek sırf Türkiye yenilecek diye falan ee, ne diyeyim yani? Bir hafta boyunca konuştuk zaten artık konuşasım da gelmiyor. Zor görünmüyor. <Kardeşi oğlanda. gülüyor> Bu nedir hocam? Ya valla dediğim gibi abi on, ya bir hafta bu meseleyi bağıra bağıra konuştuk. Daha üstüne ekleyecek bir şey yok. Bunlar hep vardı. Bitmeyeceklerdi. Biz de konuşmaya devam edeceğiz. Twitter <laughs> Nerenin vatandaşları acaba? Bilemiyorum. Sormak lazım. Hollanda'dır belki. Twitter paylaşılan gönderileri kimlerin yer işaretini eklediğini ananı sikerim senin. Sakın böyle bir özellik getirmiyorsun. Sakın ha. Sakın. Yere senini görebileceğiz. Yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Hemen geri al. Geri al geri alıyorsun. Böyle bir özellik yüzünde falan çalışılmıyor. Yalan. Kim söyledi bunu? Nereden çıktı bu? Beğenileri getir. Abi beğeniler de geri gelmesin bu arada. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Sakın beğenileri de geri getirmeyin. Her şeyi kapatın rahat rahat takılın içeride. Öyle şeylere fav atıyorum ki aklın çıkar kardeşim. beğenileri bir anda bir açsalar böyle bir anda tak selamünaleyküm falan diye. Twitter hesabını kapatır kaçarım. <laughs> <laughs> hemen bırakırım kapının önüne tak tak kapatma işlemlerini başlat kapatırım kaçarım. <laughs> Beğeni iyiydi ya kimin terörist olduğu hemen anlaşılıyordu. Abi tweetinden yine an, bakar anlarsın ya. Bana sapık diyordun ne oldu Bahadır Efendi? Lan demokrat bende öyle karılı kızlı şeyler yine yok. Daha başka meselelerde. Hayır hayır böyle bir şey kabul edemem. <laughs> yalan. Oğlum niye yalan söyleyeyim ki böyle bu konuda? Oy. Erkek mi? Evet yakalı. Ben de erkekler genelde kayıttı. Ama dur bakayım kaydettiklerimde çok bir şey yok. Ya ben bazen şeyi kaydediyorum. O yüzden söveceğim adamların tweetlerini. Onun dışındakilerde çok bir mevzu yok. Editler, videolar falan var. Bir onlar problemi Mesela ne var sayıyorum size şimdi. Bir tane forma. Fatih Sultan Mehmet editi. Şu var mesela göstereyim size. bizim kayıtlar amına koyayım. Başka ne var? Bu editler var, editler var. Kayseri'den bir görüntüyü yayında göstermek için kaydetmişim. Bir tane renk kaydettim. Şu renk. Bu kayıtlıymış. Arabada da çok güzel durmuş bu arada ya. Bir tane Jaho'ya attığım bir kolye var. Yine edit var. Edit var. Edit var. Bir tane çalışmayı kaydetmişim. Abi de şunu kaydettim. AliExpress'ten. Dur açılsın. İsmim falan gözüküyor mu lan burada? Dur ben ne olur ne olmaz gizli sekme daha açayım da bunu adres adres patlamasın şimdi. AliExpress'ten abi titreşimli 3000 watt gerçekçi realistik dokulu bir şey güneşlik. Araba güneşliği. İçerisi çok ısınmasın diye. Dışarıdan tatlı da gözükür. Bundan. Titreşimli işte camı kırılmasın soğuk havalarda diye. <laughs> Titreşiyor. Bunlar aldım ya şaka maka. Bir tane. Japonca Subhanallah yazısı kaydetmişim. <laughs> Bizim şeyin uyumu ya. Kayıtlı tweetlerin uyumu. <gülüyor> 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 tweet var. Sövmek istediğim. Onun dışında çok okeyim ben. Hazırım ve nazırım. Demokrat gibi değilim. Son 20 beğeniye baktım. 18'i falan erdik. Aa beğenilerime bakmadım ben. Bunlar kayıtlı olanlar. Beğenilerime bakmıyorum. Beğenilerimde şimdi bir şey falan çıkar. Dur bakayım ne varmış. Kerem Aktürkoğlu savunan bir tweet'i beğenmişim. Galericiler batıyor haberi beğenmişim. Hakan Çalhanoğlu haberini beğenmişim. Twitter'da milletin gerçeklikten kopuk tweetler atmasına yönetilmiş bir eleştiriyi beğenmişim. Şöyle bir fotoğraf beğenmişim. Sanırım 40 yaşına geldim amına koyayım. Tam babamın falan beğeneceği bir fotoğraf. Sanırım yaşlandım ya. Sanırım Facebook postu beğendim. <laughs> İyice boomer olmuşuz. <laughs> şey böyle halaların Whatsapp durumunu attığı fotoğraflardan bir tanesi. İşte bizim futbolcuların açıklamaları falan ondan öncesi zaten. Arda, Marda, Kerem falan Barış. Evet klasik. Şunun rengi çok tatlı ama ya, hala bayılıyorum. Devam edelim. Ya hepsi bir oyunsa ve bir anda beğenileri geri açarsa. Okey ya benim öyle çok sıkıntıya gireceğim bir şey yok. Açabilir. Ben zaten beğeniyordum genel hoşuma gidenleri. İşin şakası bir tarafa. Türkiye'de üretilen 70'lik rakırın Türkiye satış fiyatı 925 lirayken e, Kıbrıs'ta 225 liraya satılıyor. Abi bunu artık biliyoruz ve ezberledik. Fiyatları bile ezberledik ya. Yani evet çok vergi alınıyor Türkiye'de. Aşırı çok hem de. Aşırı aşırı gereğinden fazla çok. Premium olanlar kapatabiliyor beğenileri. Abi beğeniler direkt kapalı zaten Twitter'da şu an. Gözümüzün içine baka baka soyuyorlar bizi. Her alanda. Aynen öyle. Oğlum millet içerken falan artık içmek falan özel bir durum. Ulan var bak benim en çok içtiğim cindi bu. Alkol kullanırken. Bundan var ya böyle hortum falan bağlasalar ucuna içerdim ya. Bak sana çok samimi söylüyorum. Hiç, hiç sıfır abartı, <laughs> hortum mortum atılsa buradan şöyle ucuna fırık fırık diye çekerdim gerçekten. Yanına bir de çilekli, karpuzlu böyle ufak bir kokteyl. <laughs> Niye bıraktın? Yani hem kafamın bulanık olması hoşuma gitmiyor, hem Müslüman oldum falan. Bu sebeplerden ötürü artık alkol kullanmıyorum dostum. İki yıldır, iki yıldan daha çok vakit oldu hatta. Eskiden de abi eskiden... Ben normalde alkol içmiyorum. Artık bir ortamda alkol içmeyince ekonomik açıdan dolayı içilmediğim zannediliyor. E, abi zannedilir şunu fiyata baksana. Bin lira olmuş bir tabi bir şişe yani. Bin lira. Bin. Adam diyorum yani artık içilecekse falan böyle arkadaşlarla topladığın içme ortamı yapacaksın. Bunun yanına mezesi şu su bu su bir bin lira doğruya gitse iki bin üç bin kağıt para yapacak nereden baksan. Hani özel bir etkinlik yapılıyormuş gibi hazırlanıp falan <laughs> süslenip gitmek lazım. Bu nedir abi? Vallahi içene sabırlar diliyorum. Millet ne yazmış diye şöyle bakayım dedim de. Gerçekten muhtemelen böyle gülüyor ya. Bu nedir hocam? Manisa'da 83 yaşındaki TikToker Abbas Yan Basam değişik tasvir. Sonra... Bu ne ya? Bu yazı gerçek değil muhtemelen de bu dayı kim? Bu sonuç olarak görüntü gerçek. Bu kim abi? Niye çekildi böyle bir şey? Arkadaşlar bir sabah uyandınız. Sıcak bir yaz günü. Hava 44 derece. Sıcaktan bunalıyorsunuz. Dışarıya çıkarız. Bir gözden geçirebiliriz gerçekten. Korkutucu amına koyayım. Geç. Bunlar ne var? Başka et. Evet. Agaların attığı linklerden devam ediyorum. Siz de haberleri, videoları, linkler odasına bırakabilirsiniz sevgili agalarım. Agalar linkler odasına. Oradan alıyorum haberleri. Bunları geçiyorum. Bunları geçiyorum. Haberden başka her şey atılmış ya. Bu nedir? Bir erkek seni nasıl tavlar? Haydi bakalım. Yine başlıyoruz. Gurbetçiler konuşmuş. Adara'da Hindistan Standartlarında çalışan hijyenik tatlıcı kör olayım yar. Sanal devriye gerekecek bir de buraya sanırım. Vandanara ara Mario Icardi ayrılığının te ya öf, oğlum yine oyun yapıyorlardır. Ne ayrılığı uyanmadınız mı artık ya? Kendinize gelin ya. Yine kesin bir ay sonra Van'dan bir şarkısı markası bir şeyi çıkar. Ondan sonra derler ki ki Aa, biz barıştık birbirimizi çok seviyoruz. İşte bu benim hayatımın aşkı zarttır zurttur. Kesin böyle bir şey olur ya. Geçsinler kardeşim bu işleri. Neyse bunlara bakalım devamına sonra geçelim. Ben yaşlanınca çoluk çocuğa yetecek kadar mal mülkü bırakıp olursa uzayı keşfetmek için ölüm görevlerine gönüllü yazdırırım kendimi diye planlar yapıyorum. Dayının yaptığı işe bak. Yo seninkini de yaptırmam da. yani <laughs> ben daha böyle yaşlılığımla eşimle gezeyim. Güzel yerler göreyim. Torunu tombala çoluğu çocuğu sevelim. Promu yakayım böyle bahçemde. Füf püf falan gibi benim hayaller çok klasik. Çok daha soft, çok daha beni yormayacak falan genel olarak. Öt seninki de biraz değişikmiş abi. Ben ölmeye yakın kara deliğe göndersinler istiyorum. Yani tabii o da bir seçenek. Herkesin şey istekleri, arzuları farklı. Reis Türkiye'de mi bunları istiyorsun? Evet. Oğlum yani torun sevmek de parayla değil ya amına koyayım bir yerde oturup proda öyle aşırı ağam şampahalı bir şey değil. Yani hani gayet bu herkesin kurabileceği bir hayal arkadaşlar. <laughs> bence ha olduğun mekan tabii ki parana göre değişir de onun dışında hani çoluğu çocuğu torunu sevip bir pro içmek bahçede oturup çok da böyle hani milyoner olmanı gerektirecek bir şey değil bence. Yaşam tarzı değil. <laughs> Nargile içen türkü konsunlar içme Arap mısın tütün sigara için? Nargile yok nargile gayet Türk de içer kardeşim niye Araplara saldık bir yandan nargileyi ya. Abi sen sigarayı bırakmadın mı? Yani düzenli olarak sigara kullanmıyorum evet. <laughs> Aga siz yaşlarınca ölümü kabul edeceğini zannediyorsunuz. 90 yaşında olsan bile yaşamak e, isteyeceksin. Yaşamın riske girdiği zaman kaçacaksın o durumdan. O yüzden çok zor işler. Tabii ki öyle de. Bence bir yerde biraz kabul geliyor ya. Ben yaşlı insanlarda en azından kendi çevremdeki yaşlı insanların bir kısmında onu görüyorum. Yani artık hani bir dahaki gelişinde var mıyız yok muyuz belli değil kabullenişi bence oluyor yaşı ciddi ilerlemiş insanlarda diye düşünüyorum. Yoksa tabii ki kim yaşamak istemez ki yani ölüm kolay mı öyle anasını satayım. Emirgan Hukka'ya gitmiştik. Köşeye attılar bizi resmen. Üstelik bir sürü boş masa varken Hukka'nın Türklere genel tarifesi bu. Bu mu? Bakalım abi. Psikoloji bozulmuyor mu? Günlük takip ediyorsunuz gündemi. Yo abi bazen sinirlendiğimiz oluyor ama biz onu bir şekilde o sinir bozan yerler geçince keyifli hale getiriyoruz burada beraber takıla takıla İstanbul Kuruçeşme'de bulunan Hukka isimli ünlü nargile kafede Arap popülasyonu yüzünden Türk vatandaşı kötü muamelelerle karşılaştı ve içeri alınmadı demiş. Az önce Kuruçeşme Hukka'ya girmeye Hukka. çalıştık ee, Arap olmadığımız için yabancı olmadığımız için bizi örselediler adamlar sıra beklettiler alamıyoruz dediler bilmem ne dediler böyle bir terbiyesizlik olamaz ya yani ikinci, üçüncü, beşinci... Kendi ülkemizde ikinci, üçüncü, beşinci vatandaşız. Buyurun. Böyle bir durum. Adamlar bizi bir buçuk saat bekletti, içeri almadılar. Abi bir buçuk saat bir mekana girmeyi beklemeyin genel. Hangi mekan olursa olsun. Yani çok özel bir randevunuz falan yoksa. Bencesi tabii bu işin. Bir buçuk saat bir yerde bekliyorsan yani... Yani iki saat de bekletebilir mi şu adam? <laughs> Buyurun. Size Türkiye. <laughs> az önce ya bu şey meselesinden aman işte bunların parası var bunlar gelsin bunların da gelmesi meselesinden biz de rahatsız daha önce bunu taksi meselesiyle de üzerinden geçtik anlattık burada adam tam olarak ne yaşadı ama anlayamadım açıkçası yani bir buçuk saat beklettiler bizi sonra da alamadılar yani belki bir şey oldu belki başka bir şey var belki dolu bilmiyorum abi hani bir şey göremiyorum da videoda o yüzden çok da evet bilmeden yorum yapamayacağım açıkçası öncesinin falan bir video kaydı varsa ama o paylaşırsa onun üzerinden tabii ki konuşuruz. Ben mekanı da bilmiyorum çok. Ya duydum ama yani o kadar. Orası hep dolu normal. O kadar ünlü mü? Peki nedir hukkayı hukka yapan? Hukka neden hukka? Hemen bir Instagram. Oha 200 bin takipçisi falan var Instagram'da. De. Bunu siz neden böylesiniz peki? Nargileci değil misiniz siz amına koyayım ya? Nargileci ne kadar elit olabilir ki? Nargilecisin ya sen. Ha, sadece nargileci değil. oha burası bayağı restorant oğlum. Eçetten chatten nargileci dediler. Burası restoran canım. Böyle bir mekansa. gibi bayağı yemek. Aha. Aha mekan burası. Hemen bize içeriği gösterin. Teftişe geldik. Oğlum burada bayağı eğleniyorsun. Takılıyorsun. Show -move... Hiç de sevmem biliyor musun? Ateş ateş havada yakıyor. Normal mekan abi bu ne bileyim. Oy arkadaşlar nargile siparişi vermeden bana bir Lady Killer söylerseniz. Ee... Deyip. Lavaboya gitti. Utancımdan garsona soramadım. Böyle bir nargileniz var mı diye. Çok sikko isimleri var. Lady Killer mı? Nargilenin adı. Nasıl? Böyle bir şey mi var? Nargile. Aa harbiden va varmış lan. Do varmış. Vallahi varmış. Tütünün adı buymuş direkt. Hanımefendi boğazlayan. Olarak yerelleştiriyorum eğer uygunsa. <laughs> abi hangi arabayla geldiğine bile dikkat ediyorlar. Ona her ona etmeyen abi belli bir e, seviyenin üzerindeki hangi mekana giderseniz gidin ona dikkat ediyorlar. Yani ona çok yapacak bir şey olmuyor. Üst düzey bayağı. Loja kapattı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 sene önce 20.500 kağıttı. Şimdi uçmuştur. Araplar ve yabancılar çok fazla. Genelde hep lüks yerleri aç açıyorlar dükkanları. Önleri spor araba dolu. McQueen'in önlerinde bir lastik yakıp arkaya Türk bayrağı asayım da kardeşim sen. için rahatlasın. <laughs> Halledeceğiz. Rahat olun. İstanbul'a gittiğimde bu işi çözüyorum. <laughs> sen demek adam almazsın ha Türk'ü. Görürsün. Efendim! Sokak röportajı. Woohoo! Yayının en sevdiğim kısmı. Yaklaşık 15 saniye sürecek. Bir erkek seni nasıl tavlar sorusuna cevap veren kız. Bir erkek seni nasıl tavlar? Yani biraz... Şey haberi değil mi? Arkadaşlar bir tane video buldum. Alın linçleyin. Güçlü bir insan olsun. Ne konuda? ya En az 100 bin lira kazanması gerekiyor. 100 bin mi? Çok az değil mi ya? Yani. Ya, iki, ya iki, yeter kurtarır işte. <laughs> Peki başka nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Maç olsun. Maç olsun. Evet maç olsun. Biraz sert olsun. Bir erkek... Okey. Peki bu hanımefendinin istediği aday erki niye biz biliyoruz? Bu niye haber? Ben sıkıldım artık bunlardan. Bir de attılar bak yine. Geçiyorum ya çok bir şey demeden üstüne. Ses soldan geliyor? Ben de en çok ona takıldım biliyor musun? Umurumda olan şey o oldu. Show TV'ye çıkmak istiyor. 100k az bu arada 1 milyon kazanması lazım. Aylık mı? Oğlum Barış Alper yıllık 7 milyon kazanıyormuş. Aylık 1 milyon zor biraz. Antalya'da Muğunlara'ya gittin mi? Antalya'da gittiğim mekanlar... Ciğerci Bahattin, Halis Erzurumca Kebabı, 1453 Kebap. Bir de sahil tarafında bir tane kahveci var orası. Yemin ederim doğruyu söylüyorum gülün diye demiyorum bak. ha <laughs> <laughs> Samimi söylüyorum. O şeyde Şiller vardı. Şiller Kafe sahilde. Bir de bir tane daha orada kahve içtiğim bir mekan var. Orası. O, onun dışında yok abi. Başka mekan bilmiyorum. <laughs> Ciğerci bu ve özellikle Halis Erzurum Ca Kebabı'na yoğun bir gidiş. Yani devamlı, düzenli bir gidiş. Ha, i̇ki haftada bir, haftada bir Ca Kebabı. Tabi O devam ediyor. <laughs> Eşini romantik yemeği nereye götürüyorsun? Ca Kebabı'na ciğerci pahalı mı? Abi değil. Aslında yeni zam geldi aslında ama şey. Son dönemde ciğeri pek iyi değil. Normalde çok iyiydi. Son dönemde benim son iki gittiğimde ciğer tadı biraz değişik. Bekle gitme ben bir oraya gitmeye devam edeceğim. Düzeldiğinde haber vereceğim sana. Ya da git bir dene istersen sen de bilirsin. Ağzım sulandı çok acıktım şu an. Nam nam. pahalı değil mi? Yani biraz biraz pahalı evet. Ama ya değer mi? Benim için değer aga. Ben o lezzeti almak istiyorum ya. Ben o tadı almak istiyorum. <laughs> Gurbetçiler tatil için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu ne? Kültürde Ali Baba var. Tavuk kanatçı çok güzel böyle abi yakında Antalya'daki bütün mekanları gezeceğim. Şu şey işini bir çözeyim. Ee, hepsine gideceğim, tadım yapacağım. Hiç merak etme. Bu sene gezme senesi. Biz bu adamdan razıyız aga. <laughs> dönerle tat farkı var mı? Bayağı var hem de. Ya dönerle hatta bence tek ortak noktaları et olmaları ya. Tadı gerçekten çok farklı. Normal yediğin et dönerle ca kebabının e, tadı gel bayağı farklı. Ya çünkü bir tanesi kuzu eti, bir tanesi marine ediliyor falan yağ ona göre falan <laughs> aynısı. Kötü bir yerde yemişsinizdir. Yani aynısı bunların tadı demeniz için rezil bir yerde ca kebabı yemeniz gerekiyor. Aynen aynen abart biraz daha. Yani abartmıyorum bu böyle. Yani rezil bir yerde yediysen tadı aynıdır. İyi bir yerde yediysen ulan dersin ki evet bunlar başka şeyler. Bunlar farklı şeyler. <laughs> yani abi şey bile baş başına farklı. Bir tanesi kuzu etinden yapılıyor direkt. Yani bu bile tat farkı olması için yeterli. Üstüne marine ediliyor. Baharatları farklı. Hayatımda ilk defa Bahadır götürdü. Orada yedim. Et dönerle gram alakası yoktu demiş Ülkü kardeşim. <laughs> Neyse. Acıktırdınız beni. Gurbetçiler tatil için Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. 6-7 saat güneşin altında bekledik. Yine de vatanımız dedik. Canımızı kattık geldik. Hoş geldiniz. Hoş. Ama abi öyle bir anlatmışsın ki sen de Çanakkale Savaşı'na gider gibi. Yani mesela uçakla gelip daha çabuk da giriş yapabilirdin. Ama akrabalarla arabayla hava atacağım değil mi? <laughs> Belki günahını almayalım. Adam yanında bir şeyler getirmiştir. Çok beklettik. 6-7 saat güneşin altında çocuklar bak gene biz vatanımız dedik canımızı kattık geldik çok seviştik, heyecanlıyız gururluyuz İnşallah vatanımıza kavuşuyoruz zaten bu zahmeti eziyeti vatanımız için çekiyoruz evet. türk mü vatanı hasretiyle vallahi önce akraba ziyareti ondan sonra Fethiye'deyiz bir hafta ondan sonra sallak yerim allah kerim daha ne olsun abi akrabaları ziyaret ettim bir de Fethiye'de yaptın o oh! Daha ne yapacaksın ya? 10 numara tatil işte. Kukurella abi buraya gitsen doyar mısın? Porsiyonlara bak. Gurme restoran işi demiş. Fine dining ise doymam. Evet fine dining. Fine dining'in ne demek olduğunu geçen yıl öğrendim. Bakmayın öyle. <laughs> Kullandığımızda. Abi ben buradayım. Imkan... Buraya da doymak için gitmiyorsun ama ya. Buraya işte ne bileyim. Ya bu tarz mekanlara buraya derken. şöyle bir porsiyonu olan mekana. Bir Statü için 2. Yeterince sikilmemişsindir. Daha iyi siksinler diye gidersin. 2. Başka 3. bir seçenek ya yani story atmak için falan olabilir o da. Ya o da bir seçenek tabi. Instagram'a story. Abi yemek yemek. tabii ki keyif kısmı, tat kısmı da çok önemli ama hani hem karnım doysun hem de keyif alayım. Benim için buna yarıyor. Şimdi bundan keyif alabilirim ama bu beni doyurmaz. O zaman benim bunu yememem. Yememe gerek yok diye düşünüyorum direkt olarak. Bu köylülükten belki <laughs> oluyor olabilir. Ama yani manasız geliyor abi şu kadar şuncacık şeye yani kaç lira 2 bin 3 bin lira para vermek. Yani şu kadar şeye şuna. 3 bin liraya ben mis gibi giderim 2 öğün ca çekerim. Mesela az önce konuştuk üstünden örnek vereyim. Hiçbir şey yapamazsam 2 kilo et alırım mangal yaparım. Ama gidip buna vermeyi tercih etmem açıkçası. Bunun da meraklısı tabi başka yani bu mekanlara çok giden beğenen. Ayrı bir tayfa var tabi. Afiyet olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendilerini şaşkınlıkla izliyoruz. Bir mangal yaparım. <laughs> Cağ 1500 mü? Cağın tanesi 150 lira. 10 tane yesen ki patlarsın 10 tane yersen. 1500 lira yapar. Yani o normal bir insanı 4 tanesi falan keser. Biz genelde 7-8 tane, 7 tane falan yiyoruz. 8 tane. <laughs> Normalini 4 tanesi kafi ama normal adama. <laughs> Peki bu tarz mekanların daha önce karşılamadığın ama hoşuna gidecek bir lezzet sunabileceğine inanıyor musun? Tabii ki sunuyordur. Ama ben öyle bir lezzet arayışı içinde değilim açıkçası. Ben o lezzeti bulduğumu düşünüyorum. Sadece yemek alanında değil genel hayatta. Yine edebi edebi konuşmaya başladı. Ne kafa sikecek diye içinizden geçiriyorsunuz biliyorum ama. Hadi şimdi nagen alça haberi. <laughs> Kukurella. Ha buna baktık zaten. Umur Seyhun 25 lira yollamış. Mesela demiş. Teşekkür ederim. ne yolladın hiçbir fikrim yok ama. Ay ne oluyor be? Ay ne oluyor be mi? Adana'da Hindistan standartlarında çalışan hijyenik tatlıcı. Haydi bakalım. Kerhane tatlısı. Ne yapıyorsun ya? Biraz... Abi bu yaptığın yasal mı ya? <laughs> Mesela şey zor olmasa gerek. Şu an kaynar yağın içinde tuttuğu gibi maşayla falan buraya sokup çıkartmak bence zor değildir. Yani eliyle sokmasına gerek yok. Bence bu bir fantazi. Bu mekanda tatlı yiyen adamlar bu adamın elinden yemek için gidiyor. Başka bir açıklama bulamıyorum ben. Şifası mı orada değil mi? Vitamini orada onun tabi. Ya gerçi neler yedik neler ya. Değişik bir tercih. Sosyal medyada bir kadın çeşmede rezervasyon yaptırmalarına rağmen biçe alınmamasına video... Biçe ne amına koyayım? Türkçesi yok mu bunun ya? Video çekerek isyan etti. İnsan yerinde koyulacağınız bir yere gidin. Fotoğraf için değmez diyeceğim ama biz de yapıyoruz. Biz yapmıyoruz falan. <gülüyor> <gülüyor> Onu da siz düşünün aga. Rezervasyona rağmen almamışlar mı? Hmm, nasıl, bu nasıl mümkün olabiliyor peki ya? Birisi kızlar soğan yiyen erkekleri niye sevmiyor? Ben soğanı çok severim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Yerine göre. Yani kızla yine kurtuldu. Kızla buluşmada buluşmaya giderken soğan yiyip gidiyorsan çok haklı. Yani kesinlikle sevmemekte haklı. Ama ne bileyim bir akşam evine gelmişsindir artık evinde yemeği yiyeceksindir falan. Onu zaten evde yersin. Sonunda da dişini fırçalarsın. Tamam bu kadar. Merhaba. Merhaba. Benim telefon çalıyor. Nasılsın kardeşim? <laughs> <laughs> İyi kardeşim, Ca kebabından bahsettin geldim. Canın çekti değil mi? Az kaldı. Özledik İnşallah Aralık ayında burada agalarla hep beraber bir ca kebabı yapıyoruz diye düşünüyorum. Dostum Aralık ayında biraz Aralık zor ben yaz sıcağı Ağustos Ağustos pardon. Ağustos olur yaz sıcağında çünkü. Mecbursunuz şişi... zaten kardeşim. Evet mi? gömdükten sonra. Hı -hı, tabii zaten şu plan e, o... şu. Ee, ben 9 yiyeceğim. Siz 10 yiyeceksiniz. Siz bayılacaksınız. Ben size sodayı çakıp arabaya taşıyacağım. Öyle gideceğiz. Ben sizi kaçıracağım. Evet, yani, arabada başka... da şey tarzı pozlar vermek istiyorum. <laughs> ben o fazla bal yiyip fenalık geçiren <gülüyor> ayı. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ne yapacaksın ki abi? Ne? Bir, sor bir soru ya. Anlamadım ne yazdığını okuyacaktım ama. En son ki eski sevgilim beni bir tavuk pilavcıya götürdü. Kızdan ayrıldım. Pilavcıdan hala ayrılamadım. E güzelse tabii abi. Gideceksin, yiyeceksin. Ee, bakalım olay neymiş? Bugün Gördün Ne? Ne, olsun? ne var? Aynen. Balık geçmiş, balık görmediler sanki hayatlarında. Bugün resmen çeşme, on paparazzi, biçe, instadan rezervasyon. Abla biç başka bir şey değil mi? Beç. Olmasına Resmen. Peki dur, dur bir saniye. Alınmadık abi. Kapıda bir karı, tamam. ısrarla Kapıda diyor Kapıda bir karı ki... mı? Ka-karı mı? Yuh. Yazıklar olsun Yuh. bu nasıl bir üslup ya? Aa. Kapıda bir karı, ısrarla diyor ki... Ben rezervasyonunuzu göremiyorum. Değil mi Berkay? Allah onu ıslah etsin etmez oldu. Bu benim sorunum bizi değil. almadı biz kavga kıyamet çıktık oradan ama yazdık her yerden gerekli mecralardan gerekli bilgilendirmeler yapıldı buradan da yapılsın on paparazzi biçe e, rez yapmayın aşkım instadan geldik white biçe bir şey diyeceğim bu bir oyuncu falan şu an bir rol mü yapıyor yoksa gerçek harbici böyle mi samimi ben söylüyorum vallahi bilmiyorum kanka değil. bir şey soracağım bak vallahi de billahi de ciddi ciddi soruyorum rol falan yapıyor olabilir bence Hani böyle bir tipleme var ya böyle ağzını yaya yaya konuşan. Ya kızar falan. Oğlum böyle, böyle bir gibi. insan gerçek olamaz da koyayım ya. Katılıyorum. Yani. Katılıyorum. Vardır gerçekte de bilmiyorum. <laughs> ya yoktur kanka. <laughs> Olmasın ona. Baküler yüz. Değil mi? Tabii. Her şey önümüzde. Yemediğimiz arkamızda. Onları da yiyeceğiz inşallah. Yani insan yerine konulacak. Aa böyle bilinmeyen koylara falan gidip orada yatın. Oradaki de güneş değil mi? Bir tane şezlong at açılır kapanır orada takıl. Ben öyle yapacağım. Mesela bu az bilinen koylar var ya ama gerçi Twitter'da çok paylaşılıyorlar artık. Orada da millet olabilir diye daha iyi bir fikrim var. 10 tane Suriyeli kiralayacağım. Bunları bir şeye dolduracağım kardeşim ticari arabaya. Önden bunları koya salacağım. Bunlar çevredekilere rahatsızlık vererek onları oradan kaçıracak. Sonra Suriyelileri geri toplayacağız. Arabaya bindireceğiz. Koy boşaldığında atacağım oraya şezlongumu, sandalyemi. Tatlı tatlı tatilimi yapacağım. Nasıl Oğlum bir şey yapacağım? bir tane de mangal. <laughs> bir de mangal. <laughs> bir öylesi de aynen öyle. Bir tane de mangal <gülüyor> <Böyle>. <gülüyor> Mangalımızı da yapacağız. Keyifli keyifli takılacağız kardeşim. Aynen öyle. <laughs> Bixi bunların olayı bu ki zaten olay... Ya olaylarım olayları geç abi ben konuşmak istemiyorum. Suriyelileri boşaltıp sen geri dönene kadar yine gelir Türkler. Ben boşaltmayacağım ki arabaya kapatacağım onları. Orada duracaklar ben gidene kadar. Sonra ben orada ta şeyimi yapacağım, keyfimi yapacağım. Giderken beraber gideriz canım. Anca beraber, kanca beraber. Bir arabanın arkasında dursalar sıkıntı olur mu ki? Bence çok da bir şey olmaz. Dönüşte de ben onları itinayla bir yere bırakırım. <gülüyor> Sonra bir <laughs> gider bir yere boşaltır ki gelir kardeşim. Bolu'da yaşayan bir şahıs. Bolu'da yaşayan bir olsun, Münih diyor abi ya. Reis. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ayaklarının altına aldı. Anıtkabir'i hayvan çiftliğine dövüştüreceğini paylaştı. Yani hemen hakkında işlem başlatırız. Sen yeter ki iste. Hemen iletiriz ama muhtemelen Türkiye'de değil. Oradan atmış buraya. Ona güvenerek atıyor zaten. Yoksa çok götleri yemez böyle bir şey atmaya Kansızlık. Efendim kara para aklama suçundan gözaltına alınan fenomen Neslim ile Kıvanç Güngen. Bunlar kim abi? Ne kadar bir sürü fenomen var ya. Bu kimmiş mesela bunlar? Bir, bir tanıyalım. Nemlendirici kremleri kendilerine ait marka etiketi basarak kolajen ip tedavisi de gençleştirme ip tedavisi şeklinde pazarladıkları belirlendi. <laughs> e bunu şaşırdınız mı? Piyasadaki birçok ürün böyle abi zaten. Kurumsal olmayan. Kızların aldığı makyaj ürünleri ki kızlar iyi araştırıyordur zannediyorum da yani iyi araştırmayana bunlar denk gelecek işte. 2000 liraya bastırdıkları sahtelik us sahte ustalık sertifikalarını 20.000 liraya sattıkları iddia edildi. Ben bedavaya imal edip 20.000 liraya da satabilirim. Ya keriz olduğu sürece bu, bu, sektör döner abi. Fenomen çift tarafından yönetilen şirketler arasında 1,5 milyar lira o shit. 1,5 milyar liralık hesap hareketi olduğu belirlendi. Paralara bak sen paralara paralara bak. Uh! Tarkiç. Tar tar Gerilla marketin kokusu alıyorum. Reklamın iyisi kötüsü olmaz demiş. Öz az az ne mi? Çok muhtemel. Umur Seyhun. Mesela adam öldüren birisine 50 yıl net ceza verilmeli. Ne diyecek? Hakim 50 yıl ceza çok fazla. Ben orada ölürüm mü? Ta, ha, önceki mesele için diyor Umur'da. Ceza meselesini tartışmıştık burada. Sanırım yeni geldi onlar. Eyvallah abi. Teşekkürler de için. Neyse bu çiftmiş. Bu çifte ne olmuş? Daha önce yaptıkları paylaşım. Yemin et bana. Bu çeşme attığın sürece beni sevecek misin? Yemin ederim. Şaklaban ya. yani suçlu mudur, değil midir bilmiyorum şimdi mahkeme süreci işler. O mahkeme sürecinin sonunda varsa suçları umarım ceza alırlar yoksa serbest bırakılırlar da. Yani ne bu ne bu abi yani hiç mi görmedin para denilen şeyle ilk defa mı tanışıyorsun? Euro mu bunlar? Hangi evet, bir Euro... de Aa bak benim çok benim zengin anlamadım. olabilirsin. Kanka milyonların, milyarların da olabilir de. Ya bu ne abi? Ya yani niye böyle bir şey yapıyorsun ki bu şaklabanlığa ne gerek var? Kulağına. Ya görgüsüzlükten başka bir şey değil de bir yerde de salaklık kanka bu hadi yani bak e kara para aklıyorsun suç işliyorsun lan şu an bu kadar gösterme bari amına koyayım yani salak kara mısın Kara para aklıyor olsam yani harbiden mut dediğin gibi takılırım hani böyle hani Yok üstüne olurum başına oğlum. bir tişört onun dışında gözükmezsin çok abi kara para aklıyorsun amına koyayım suçlusun bir de bir buçuk milyardan bahsediliyor. Bu ne bunlar ne ya bu hareketler ne bu kadar göz önünde. İzleme abi senden prim kasıyor AQ. Kanka bu bu kadının muhtemelen 3 milyon falan takipçisi vardır. Benden prim kasabileceğini hiç zannetmiyorum. Yani şeydi neydi öteki kadın vardı bir tane ilk patlayan işte bunların en ünlüleri. Yani o benden mi prim kastı? Yo millet gayet zaten veriyordu. Milyonlarca takipçisi vardı. Kadın zaten Sen şu noktadan sonra 1.5 milyardan sonra daha ne kastın? Yok yok o prim veriyorsun gösterme bunları izleme. Aa, okay. Dilan Polat işte neyse adı her neyse kimse. Bunun 6 milyon takipçisi varmış mesela bak şimdi atmışlar. Doğru mu bu? Bir de şarkısı markası atılmış. Bu mu? Şarkı hepsi da yapmış. Hepsi aynı Her kasa kanka çok garip hepsi şarkı yapıyor. Ne bileyim böyle videolar. Gülya Avşar şeyi basılmış buluru Valide Sultan buluru basılmış surata. Ne zamandır görmüyorduk evet. İyi oldu. altı 6.5 milyonmuş. Aa kitap mitap çıkartmış zorla güzel olur diye zorla güzellik olur, zorla güzellik olur derdini, oldu mu şimdi zorla güzellik konuşur, müzik kulağı da yok. Başka Çok kötü var oğlum. Var. Bir şey değil mi? Binali Yıldırım daha iyi şarkı Binali söylüyordu kanka. Daha iyi bir solist. <laughs> En azından yanık falan sesi, anladın mı? 6.4 milyon takipçi kardeşim. Kitabını çıkartmış, değil mi bu kitap şey? 18.000 diyor. Bu ne? Ka kahveci falan açmışlar. Yine arabalar tabi olmazsa olmazımız. Löküs arabalar. Neyse, bu da gitmiş göt altına. Bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Nihat 20 lira yollamış. Oh no, cringe demiş. Oh no, başkası adına utanma. Tamam, teşekkür ederim desteğin için abi. Sağ olasın. Peki bu mallara bu paraları aktaranlar abi bir zaten yukarıdan gelen para var temizlemeleri için verilen oradaki paranın çoğu muhtemelen oraya ait. Bir de işte harbiden bunlara inanıp para yedirenler var. Asıl sıkıntı bence orada başlıyor. Gerçek anlamda buraya para yatıran. <laughs> Nagihan ilişkisini ilişkisi olduğunu açıkladığı Yunan diplomatın Yunan istihbarat görevlisi Stavros bilmem ne olduğu iddia edildi. Ne oluyor abi? Nagihan Alçı ajan mıymış? Olayı çok kaçırdım. Hiç hiç yokum burada. Bu benim konum değil. Bu Milli İstihbarat Teşkilatı'nın konusu. İbrahim abey <laughs> gerekeni yapsın. El atsın kardeşim. Nagihan Alçı ne yapıyor bana ne? Bu nedir hocam? İddiaya göre Çeşme'de bulunan bir kafe 1500 TL artı yerli içecek karşılığında mekanın içi dolu gözüksün diye dublör müşteri arıyor. Çeşme Marina'da bulunan kafemizde akşam 18-22 arası dublör fake müşteri kadın artı erkek ihtiyacı vardır. İlgilenenler buraya dönüş yapabilir. Erkek hiç denk gelmedim. Kadınlar için yapıldığını zaten biliyoruz. Yani kadınlar için bu mekanlarda yapılıyor. Sürekli bu ilanlar veriliyor yani. Ama erkeği ben de ilk defa duydum. Erkek ihtiyacı varı. Birkaç ayda Yunan'a gerilimi salabilir miyiz? Tatil için vize almaya çalışıyorum. Hayır salamayız. Hatta daha da beter edeceğiz her şeyi. Kimseye vermeyecekler bize. Sırf bunun için arada uluslararası gerilim çıkartmaya çalışacağım. Yunanlara tweet mi tweet atacağım birazdan. <laughs> Gerçekçi gözüksün diye. Ha, belki ama ben duymamıştım. Bizim kafe sahibi ark ya kafe mi gerçi onaki böyle alkollü mekan kafe karışımı bir bar gibi düşün. Mesela onlar da şey yapıyordu. Bayağı kız kira alıyorlardı. İşte para veriyorlar normal işçisine ödediği gibi para. İşte mekanda oturuyor, takılıyor. İşte ona göre giyiniyor, ediyor falan. Sonra o kadar işte bir kadar bir, bir, birkaç saat takılıyor sonra gidiyordu işine. Neden yapıyorlar ki? Abi sen siki çenesinde olanları mekana çekebilmek için, mekana dolu göstermek için. Abazaları ya da işte aman bugün bir karı düşürelim diye dışarı çıkmış erkekleri mekana çekebilmek için. Kons gibi değil abi şey değil hani diğer müşterilerle bir iletişimleri olmuyor. Sadece mekanda oturuyorlar, takılıyorlar falan. Ya bir de diğer taraftan işte atıyorum bir kadın gördü o mekana Burada <laughs> rahat rahat oturulabiliyor demek ki. Ha. Gibi. Yani, evet. düşüncesine sahip olacak. Bak yani bize, bir de bir mekan biz... dolu görürsen daha rahat gidersin <laughs> evet. oraya. Biz direkt elemanları oturtuyorduk diyen var bak chatte. Yani kendi çalışanını da tabii yapabilirsin. <laughs> Şeyden düşersin giderden düşersin. Mesela Oğuz Bılık gibi adamlar görür böyle mekanı ne yapar? Aa der ulan Cennete mi geldik falan der hemen fıtı fıtı gelir mekanına. Böyle müşteri istiyorsan kardeşim. Ya Oğuz. Oğuz. <laughs> Oğuz uyan Oğuz. Bir de ülküye yazmış. Kardeşim Ama Oğuz Buluk'un iddiası şu. Okuyorum Oğuz. Oğuz Buluk'un iddiası. Mekanda ülkü gibi erkekler yoksa ben girmiyorum mesela diyor. Senin gibilerini arıyormuş. Kardeşim bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bir iki gün bu mevzular konuşuldu. Pek bir şey demedim. Demedim. Eee, EOX. Hiçbir dolandırıcı onun gibi şarkı yapamadı. Kekolara bile piyasa yaptırdı bu şarkıyla. Hangi dolandırıcı ya? Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum etalarımı alerji. Bununla mı deliliş? Hanginiz ikinci? Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu enerji. Yüzde yüz enerji, bu nasıl bir sinerji? Bu şeyin ataları gibi. Eee, kara para aklayıcıların atası Hani mesela geçen günlerde şey tartışıldı ya işte. Bizde tabi bizde bir ikon vardı. O ikon işte kurttu. Ergenekon destanı falan. Dolandırıcılarda da o bu kadın abi. Dilan Polat. Hani bundan 300 yıl sonra Türkiye'deki dolandırıcılar bu sistemle işini devam ettiren dolandırıcılar Dilan Polat'ı anacak falan bence. Böyle hatta bir şey falan yapsınlar gitsinler kardeşim. Mekan tapınak bapınak yapsınlar. <laughs> Mezar. Arkasından gitsinler oruncada. Abi orada ne dedin? ilk defa buradaki videoda yazı sayısını öğrendim. Allah'ın lütfu diyormuş. Ben hala bilmiyorum. Hadi ben de öğreneyim. %100 enerji %100 bu nasıl enerji, sinerji? Bu nasıl onu biliyorum. Sinerji, tek tek ediyorum. hatırlarımı alerji. Hanginiz ikinci? bitmeyen bu enerji. enerji bu nasıl bir sinerji? Ben de öğrenmiş oldum. Oh no! Başkasının adına utanma. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir hocam? Mansur Yavaş ve Melih Gökçek. Bir dakika. Ulan adam öyle oğlum, bir nasıl bok bir Ben asla video falan paylaşmazdım ama okuyayım. Millet çakmasın durumu diye. Para aklarken. Tabii abi benim kara para aklayan arkadaşlarım var. Hiç ortada gözükmüyorlar mesela. Mansur Yavaş ve Melih Gökçek aynı düğünde nikah şahidi oldu. Nasıl? Oğlum bu nasıl bir görsel ya? Aa, boz bakacağım canım. Oğlum Mansur nasıl başka. hiç mutlu Mansur değil Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Yavaş. Kanka Mansur Yavaş bence bayağı yumruklama noktasında nefret ediyor. Şeyden. Gelinle Melih Gökçekten. Gökçek çok mutlu. Evet. Erkek Bak, tarafında gerginlik. Çok <laughs> mutsuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir gerginlik var burada. Harbiden yani bence haberi yoktu. Burada falan haber oldu. Öteki türlü Büyük ya, da, ya da çok yakını kıramadı artık falan. hani. Öyle geldi. Kavga çıkmaması şaşırttı suratına. Neyse suratına. Matilda Antarizm şövalyesi 200 lira yollamış Üstad kesere bereket açsın. Eyvallah, kolay gelsin kardeşim. Özlettin demiş. 2 günlük bir ara verdik. Bundan sonra ara ara yok. Eve kitleyeceğim kendimi. Oğuz Özbuluk e, yatırım tavsiyesidir ama bunlar salak para aklamak istiyorsan ya ekmekçi açacaksın ya da un fabrikası. Ben mi söyleyeyim amık? Bu arada senin turk Abi benim daha iyi bir fikrim var. <laughs> Oğuz ama bunu bile laharı konuşalım kardeşim. Bu nedir? Adana'da bir motosiklet sahibi ile beraber çalın alınmış nasıl? Ne oluyor lan? Lan ne yapıyor Musa koyayım? E adamı ne yaptı? Yolun ortasına mı bıraktın? Aa ne düşündün amına koyayım götürürken? Hiç görmedi değil mi herhalde? Ama yok adamı Adamı görmüş kanka lavuk. Karda çıktı da adamı gözüküyor yukarıda. Bu bile bile götürmüş. Ne yapıyorsun lan harbiden? Adamı da sahiplenmiş. Bu da benim. Bizim. Geçtim i̇şte bu ne? United Airlines'a ait bir Boeing yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği düştü. Has siktir ya yine uçak korkumuzu tetikleyecek ya izleme kardeş. kardeşim güvene güvene bindiler öyle içindekiler ya bir anda teker düşürür nereden geldiğini şaşırıyorsun. ananı sikiyon abi bir şey olmaz oğlum kaç tane daha teker var amına nasıl olabilir oğlum bu kaç kere kontrole falan giriyor bu uçaklar kesin işten atıldı birileri biri değil bak, birileri. Ya Efes süreceğin uçağa sokayım ya. Efendim uçağı indiremedik, bir binanın üstüne kondurmamız lazım. Evet, bu nedir? ABD'nin Arizona eyaletinde bir kanser hastası yapılan gırtlak nakli sonucunda konuşma yetisini geri kazanmış. Süper haber, çok sevindim kardeşim buna. Buna biraz sabah götüm yandı. Demar Kılıçdaroğlu bu arada bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in sabah baktığımız açıklamasıyla e, bu bir biliyorsun saat 21'de ışıkları açın kapatın eylemi başlatmıştı. Ona destek vermiş sanırım. Ben de demiş 21'de ışıklarımı açacağım, kapatacağım. Bunu da göstermiş olalım. Bu geri istiyor herhalde ya. Koltuğu özlemiş. Teker'i düşen uçak uçağın... acaba nereye düştü bir de teker? Uçak tekeri bir de kaç kilo ki? Böyle bir uçağın tekeri mesela. Onu da merak ettim. Birini öldürdü e o acaba. O yükseklikten net öldürür yani. Amazon'un kurucusu işte. Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez. Laur Lauren Sanchez pardon. Datça'daki bir restoranda 100 bin euro. Yani 3,5 milyon TL hesap ödedi. Yani öder adam için çok para değil de. Ben Jeff Bezos'un bu insanla nişanlı olmasına daha çok şaşırdım hesaptansa. Açıkçası. Kardeşim gönül tabi gönül ama ben şaşırdığımı dile getirmek belirtmek istedim kardeşim yani bunu bence söylememiz dillendirmemiz gerekiyor niye ki Bilmem içime öyle geldi. Çok da bir sebebi yok aslında. Oğlum bu arada kadının omuzları ne kadar geniş. Amına koyayım kadın Hulk Hogan'ın esmer versiyonuna benziyor. Bir de evet. niye diye soruyorlar. Utanmanız da yok. Bu ne oğlum? Ama bize ne? Çok haklısın. Kesinlikle bize ne? Çok paran olunca çok güzel kızlar yazıyordur. O da güzellikten sıkılmıştır. Ha, dünyanın en iyi insanını buldu. O yüzden mi bununla beraber? Tabi, Tabii ki olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Dış güzelliğin ne önemi var ki zaten abi? Dış güzellik bir yalan değil mi? Değil mi? Önemli olan iç tabii. güzellik. Para, pul, güzellik. Bunların ne önemi var? Önemli olan insan iyi olsun. Geçici kardeşim hepsi geçici. Tabii tabii tabii. tabii. Hepsi geçici kardeşim. Aynen öyle. Dünyanın en büyük yalanları arkadaşlar. Şimdi az önce sıraladık. <gülüyor> <gülüyor> Foto yanıltıyor güzel bir kadın. Canım bizi ilgilendirmez. Çirkin de olabilir ama dur bakayım ne kadar farklı. Belki fotoğraf çok kötü çıkmıştır harbiden. Yok yanıltıcı değilmiş Yok. bence fotoğraf. <laughs> ha maske sandım. Gerçekmiş ama. Bayağı sıkı yani değişik bir dış görünüş, değişik bir, tarz. Şey bir şey diyeceğim fotoğraflardakinden daha iyi çıkmış orada amına koyun. Evet şu fotoğrafta daha iyi çıkmış bu arada harbiden. Şu ötekinde. Şunda daha iyiymiş. 3.5 milyon TL ne ki Avrupa'da saniyede kazanıyorlar abi. Hangi Avrupa o amına <laughs> Gidelim kardeşim söyle bize de. Ama ee, Jeff Bezos için evet yani ne ki 3,5 milyon TL. 100 bin euro. Yanlışlıkla cebinden düşer Amara koyayım 100 bin euro. Vay orospu çocuğu. Eğilip almaz. Kanka evet. Amına koduklarım ya. <laughs> Harbiden ya. Ananıza sikim. Nasıl bu kadar para kazandınız <laughs> ya? Şimdi rahatsız olduk bu durumdan biraz. Hmm. Abi bu niye çalışmıyor tatilde? Kardeşim bu da böyle bir adam. Jeff için para olmasa da Avrupa'daki adam için para insanlar buna... Al... Abi tabii ki para deli misiniz divane misiniz? 100 bin euro dünyanın her yerinde ortalama bir insan için çok büyük para. Yani 100.000 bin eurodan bahsediyoruz arkadaşlar. Amerika'ya da gitsen 100 bin euro çok iyi para. Avrupa'nın bir yerine de gitsen 100 bin euro çok iyi para. Bu tartışılacak bir şey değil bence. o bir şey Jeff Bezos için değil sadece. Varsa yani böyle bir şey. Haber yalanlandı. Bu haber mi? Ne dedi? Jeff Bezos çıkıp hayır ödemedim mi demiş. Nasıl yalanlandı? Hayır 3.5 milyon euro değil 4 falan mı dedi. Ben sana abone babana olmama adamın öğünü 3.5 milyon TL. Oğlum kickteyiz lan para buna gitmiyor bana geliyor merak etme. Benim öğünüm o kadar değil. Allah kitap çapsın dünden kalan patatesi yedim sabah kahvaltıda daha hızlı yayın açayım <gülüyor> diyor. <gülüyor> Bak sam samimi söylüyorum sana. Çünkü yayın gecikecekti bugün de geciktirirsem çok kızar bizimkiler diye hızlı hızlı patatesleri attım ağzıma geldim yayın açtım. <laughs> Kardeşim <laughs> hiç sıkıntı yok. Ama akşam öyle değil. Akşam yemeğinde amına. Devam edelim haberlere. Bunlara baktık. Futbol mutbol atılmış. Bu ne abi? Instagram'a giriş yapmadan açılıyor video. Denedim. Açılıyor da sesi ayarlanmıyor. Ve ben bundan çok rahatsızım ya. Of. Kadın Michael Jackson'a benziyor. Biraz evet. Ya birine benzeteceksek illaki. Biz 5'te çıktık. Muhteşem müdür izleyeceğim diye koşa koşa ilk otobüse binip eve geldik. Elektrik yok. Bir panik kaç. Yo yo daha sakin ol. Daha bir iki saat daha normal yayına devam ederiz. Ondan sonra muhteşem geçeriz. Gece, sabaha kadar buradayız bugün. Müsterih olunuz. Bu neymiş abi? Niye attınız bunu bana? Ürün arızalı çıktı, tamiri aldılar. Bebeği küveze almışlar. Biraz sinirliydi. Evet. Tamam. Bunu beni ilgilendiren hiçbir tarafı olduğunu zannetmiyorum. Öyle tatlı bebek şeydi diye attınız muhtemelen ama çok da etkilenmedim. <laughs> Teşekkür ederim. Bak bu tatlı olmuş. Viva la France. Bu arada neyse. Ban sebebi olabilir. O yüzden vazgeçtim söylemekten. Bu ne abi? Aa bu az önceki şeymiş. Plajdaki reis. Ulan 260 takipçili hesaptan nasıl plaj problemini bulup haber yapabildiniz? Ve biz de buna ulaştık izledik ya. 122 bin görüntülenmiş dostum Gerçi ama. Doğru biraz yayılmış. Hmm. Şimdi anladım. Bu nedir hocam? Bir YouTube videosu atılmış. Nagihan Alçı'nın nevşin alçı. Mengü programı 43 dakika ve bunu benim dinleyeceğime ve izleyeceğime inandın sen de. Bu ikiliği, öyle aa. mi? 43 dakikalık yani bir şey ızdırap. dakika boyunca oturacağız. Nevşin Mengü ile Nagihan Alçı'yı aynı ekranda mı izleyeceğiz? Dislike sayısına bak. Minna... Ne dediler oğlum? Abdullah Öcalan falan mı savundular? Bu ne koyun böyle? <laughs> Ne, ne, demiş olabilirler ki videoda? Gerçi hani direkt kendisi Nagihan Alçı'nın şey sebebi. Bir, yani insanlarda artık bir nefret sebebi ama. Yani ne dedi de kadın bu kadar dislike attığını zaman koyayım. <laughs> bu nedir? Hakan Çalhanoğlu ve diğer agaların çocukluk. Peki Bix'in Agihan 47 yaşındaymış. Abi vallahi hiç ilgilenmiyorum ya. Aa bu sabah şey haberleri dönüyordu. Buradan o zaman. İşte Rasim Ozan Nagihan'ı dövmüş mü bir şey yapmış. Tam da emin değilim hepsine bakamadım. Değil mi bu o program. Ben de diyorum yine niye her yerde Nagihan Alçı var. Dur bakalım ne demiş. Bunu, bunu az önce baktık. Görevli görevli? Yabancı diplomat meselesi de Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun. Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu. Herkese davalık. Ya bir hapse atmıyorlar mı bir yerden sonra hacizle ödeyemeyince? Rasim'i niye hapse atmıyorlar? Atsınlar. Ben böyle bir şey... Ama hukuk tanımaz. Şimdi mesela avukatımla tekrar onu söyleyeyim. Bakıyoruz ben... Ya peki bir şey soracağım. Siz Rasim Ozan Kütahyalı'yla evlenirken ne diye evlendiniz? Hani çevresinden çok hürmet gören tertemiz bir şeyh efendi falan diyor mi Size tanıttılar öyle mi? Ya da ne bileyim dünyanın en iyi adamı. Kimseye bir kötülüğü dokunmamıştır. Nerede nasıl davranacağını çok iyi bilir. Minnacık minnoş bir kalbi vardır falan dediler. Hani öyle mi evlendiniz? Hayatlı böyle bir şey görmedim diyor. Çünkü tanımayan biri sistemde her türlü hareket edebiliyor. Bunu yani anlayamıyoruz biz. Her şeyi aldı. Lira nafaka ödemiyor. Ya nafaka ödememek Hı. diye bir şey olamaz. Nafaka hemen alırsın diyor herkes. Öyle olmuyor o iş. Alamıyorsun. Hacize koyuyorsun. Haciz. Haciz. Kaç kişi hacize koymuş mu yani? hacizi falan da takmıyor. Zaten herkese borçlu. Herkes davalı. Herkes mağdur. Alabilen alsın diyor da. Evet Hiç o rahatsız etmiyor. Yani ne hukuk tanıyor ne. Ya hani sen. Burada sen nager alçı değil misin abi? Çocuğu alıyorsan al da onun dışında niye nafaka alıyorsun? Sen de bir garipsin abi mesele buysa. Tam bilmiyorum şimdi. Çoluğa çocuğu alıyordur. O amen ona diyecek bir şey yok da. Yılların televizyon önünde şak yani iş yapan diyeyim birisisin. Rock mallarını almış. Nasıl? Nagihan'ın mallarını mı mallarını mı çökmüş mü? Öyleyse tabii canım ona zaten hakkını versin der. Ben nafaka özelinde söylüyorum sadece. Rasim'e bak sen ya. Bir de mafya olmuş aman okuyayım. Rasim bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp çocuklar anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. <gülüyor> anneniz <gülüyor> What the fuck bro? Ama onun yapacağı hareket Annenizi ya. ben yarattım dedi. Aa. Oğlum bu gerçek mi lan acaba? Çok merak ettim. Acaba gerçek mi? Bu yaşandı mı? Ya da bunu ciddi yani ciddi mi yaptı yoksa gerçi şaka için de çocuklara ağır bir şaka. Şaka böyle olmaz. Kendi aranda şakalaşsam belki okaydi. Gerçektir. Rasim yapar ya. Neye yapmaz diyebiliriz Bana ki. Bana ama yaptıramıyor ve çok çok kızmış Rasim. Hiç unutmuyorum ve ben artık kaçtım o, o ortamda. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Nagihan eyvallah ne kadar sevmediğimizi söylemeye gerek yok da korkunç bir durum ya bu bence. Bir psikolojik savaş. Bu Banka ya. evlenmeyi Banka verseymiş ya. bu adamın ne olduğu senelerdir belli amına koyayım. Sonra geri geldiğimde Doğrucu, canım Tabii ki bence de evlenmeseymiş de yani yine de kötü tatsız, Çocuklara rezil bir olay. Çocukları oturtmuş televizyon karşısına, açmış. Ee, ben e, Rasim'le şey evlenmeden önce e, böyle devamlı televizyon programı yapmıyordum ama gazeteci arada televizyon programlarına katılıyordum. Benim böyle kötü göründüğüm bir yayını gördüm hani ee, şu halimden bir üst 4 kilo falan daha fazlaydım. Hı. Bir de hani bazen olduğundan da kötü görünmüşsün Böyle hani çok da özenli giyinmemişim. <laughs> yani yorgun biraz böyle paspal falan göründüğüm bir yayın. Şimdi çocuklara açmış o yayını izletiyor. Parmağıyla gösteriyor. Diyor ki çocuklar diyor işte anneniz bu kadar çirkindi. işte anneniz bu kadar bozdurdu. işte anneniz böyle şişmandı. <laughs> Böyle çirkindi, hmm. onu ben yarattım diyeyim. Hastar oğlan bunu koyayım. şey değil. Bana mı yaptıramıyor? Korkutucu lan. Asıl kötü olan da şu. Ha. On bu kadarını yapmamıştır diyemiyorsun asla. Tabii ki canım. Yapar. Şey. İddiaya göre de beraber olduğu bürokrat bürokrat öyle bir şey söylemiş bir de Rasim rahatsız ediyor falan diye. O da Yunan istihbarat görevlisiymiş iddiaya göre. Böyle bir şey atılmış ortaya. Artur bilmem ne. Daha başka yok herhalde. Rasim'in de bu kadınla başına ne geliyorsa az bile ne yaşadılarsa umarım da ben beddua etmeyeyim de yani şey üzüleceğim insanlar değil abi benim. Anladın mı? İkisi de tetikçidir. İkisi de geçmişte yani bence ağza alınmayacak. Ağza alınmaması gereken şeyler yaptılar, söylediler ve insanlara yaşattılar. Ee, biraz şey durumu almam mazlumun ahını çıkar aheste aheste durumu yani açıkçası ben çok üzülemiyorum o yüzden normal bir insan kategorisine sokup üzülemiyorum. Anladın mı? Ula bu ne dur? Adana Hatay'daki hava sıcaklığını özetleyen görüntü. Ne oldu? Yumurta mı pişirdiler? Arkadaşlar yani? şimdi Hatay sıcağında gelen demire bakın. Yeni geldi. Oha. Ya abi soğutun o zaman. Bire bakın. Oğlum, ıslaklığı Yeni geldi. bile gidiyor kanka anında. Canım, Abi bakın tabii. demire bak. Ha demire bak. Dök bakalım nasıl? Abi o öyle bir tas suyla vay falan soğumaz. Bunu vay 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 bayağı vay. gömmek Biraz lazım. Yaklaşın, yaklaşın bir kere bakalım. Vay vay vay. Birazdan çalışacağız. Bu demiri omuzlarımızı alacağız bu demiri. Dök bakalım. Sen bu demiri bu halde omuzuna almayı başar. Devamını bulamadın. Ne bir şunu yapayım diyecektim ama Star yapacak Wars'taki çok da bir şey bulamadım ya. Star bir şey ya. oğlum bu şu an. Kanka yapamazsın imkan yok bu soğutulacak öyle alacaksın erirsin bedenini ikiye böler amına koyayım manyak Onu mısın? diyorum işte <laughs> Harbiden Vay 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 bu keser mi bu demir bizi? Oğlum yanar falan arkadaşlar yanmak falan hani şey olarak ya böyle uf yandı değil baya yanar gerçekten adam Bu ne böyle sıcak mı bu var? Bu demirden çalışacağız ha Dökmedim. Allah kolaylık versin zor iş bu arada Seni ya Seni hiç bir döksün bakalım Canı çıkıyor vallahi milletin. Üstüne bir şey falan örtseler aslında. Tabi yani çok daha mantıklı Genelde de öyle yapıyorlar aslında. Ama bu abiler belki de tercih etmediler kardeşim. Farklı bir tarzları var. Olabilir. Farklı şeylerden zevk alıyorlar. Bu nedir? 25 Arık oğlunu zorbaladığına, zorbalığa uğradığını söyleyen anne. Oğlum bu eski bir haber değil mi ya? Ben hatırlıyorum bunu sanki. Selamlar. Bak bet reklamını da çakmış. Aylık oğlum. Ama ah. maliye neredesin? Bize gelip gelip duruyorsun. Bunları da git. Adam bet reklamlı haber yapıyor ya. Anca bize geliyorsun sen de ya. Bu kim? Oyuncu Hafsanur Sancak tutan. A Efe! Koş. Hayatımda kimse yok çünkü ortalıkta <laughs> adam kalmadı. Yo ortalıkta gayet adam var. Bu sizin çevrenizin bir problemi. Sevgili Hafsanur Sancak tutan hanımefendi. Doğru yok. Yo, dedim insanları kendi çevre problemleri var bence bu genele yayılıyor. Teşekkür <laughs> ederim. Adam var ama azınlıkta. Yani yine çok katılmıyorum. Bir de adamdan kasıt ne? Transkick'te yayın yapıyor turuncu saçlı bir eleman var. Beş para etmez siktir et kardeşim başkaları. Ben sana Ne diyorsun ediyorum. oğlum benim arkadaşım. <laughs> benim... bir daha böyle <gülüyor> konuşursan <gülüyor> sikerim seni ha. <laughs> <laughs> Hafsunur hanım acaba dizilerde öpüştüğünüz rollerde hmm, yok canım. Zannetmiyorum paralar adam bulsa para arar. zaten arasın abi ya. Hakkı değil midir? Ya biraz bence kötü bir ilişki geçirmiş. Klasik bir insan olarak kötü ilişkisinin acısını başka yerlerden çıkarmaya çalışıyor. İnsanların çoğu yapar bunu. Normaldir. Şaşırmıyorum. Yani özellikle ayrılıklardan sonra insanın kendini rahatlatmaya ihtiyacı oluyor. Kimisi eski sevgilisini çok kötü yani olduğundan kötü görerek ve hak ettiğini düşünerek bunu yapıyor. Kimisi kendisini çok yukarı çekerek ulan ben şöyleydim o şöyleydi diyerek. Kimisi işte genel problemi çevreye atarak ya bir şekilde psikolojik olarak rahatlayıp o ayrılık stresinden kurtulması lazım ama insanın. O yüzden normal şaşırmıyorum. Yok erkekler şerefsiz demiş Aylin. Valla babanızdan böyle gördüyseniz bu erkeklerin genel problemi değil diye düşünüyorum. Hani çünkü bir cinsiyet üzerinden kadın ya da erkek fark etmez milyarlarca insanı şeref konusunda itham etmek çok akıllı insan işi değil bence. Hadi yani sosyal medya bunu çok önünü açıyor. Sosyal medyada biliyorum, görüyorum. İşte erkekler kadınlara sövüyor, kadın düşmanlığı yapıyor. Kızlar işte erkekler şöyle kötü, böyle kötü, beş para etmez diyor falan ama yani oradaki alan için geçerli abi sadece. İnşallah oradan ya dışarıda da çıkmazlar. Da onu? Hani biz abi sağlıklı sağlıklı, iki sağlıklı ve normal cinsiyet olarak normal hayatımızı yaşasak, düz Devam etsek olmaz mı yani hiç? Olmazmış kardeşim düzgün şerefsiz Hayır, olduk. Hayır olmaz. Artık şerefsiziz. Pixe haklısın ama cidden düzgün insan olunca hep üzülüyorsun. İki taraf içinde geçer. Düzgün insan olunca hep üzülüyorsun. Abi bizi düzgün insan yapan ne ki bilmiyorum. Belki de senin düzgün değil dediğin insan da kendini düzgün görüp seni düzgün görmüyor. Bu meseleler bence böyle direkt e, bu şöyle şu böyle falan deyip çıkabileceğimiz meseleler değil yani mesela ben şey olayına çok rastladım. Mesela bir kız bir erkek var, ayrılıyorlar, geliyorlar. Kız anlatıyor, "Oğlan dünyanın en kötü erkeği." Oğlan anlatıyor, "Kız yollu orospu, yosma falan." Oğlan pezevenk bilmem ne böyle. Hani anladın mı? Biraz ortalayıp bakmak gerekiyor böyle meselelerde. Genelde bence kendimiz içinde dışarıdaki e, böyle şeyler içinde olaylar, taraflar içinde ben demiyorum. Ben böyle düşünüyorum. <laughs> Bir de düzgün olmak yani. Düzgün olmak, aldatmamak, sadakat, sevgi. Okey ben bunu sağlayabilecek milyar insan bulurum sana ama bunun dışında bir problem olacak o zaman da. İşte... <laughs> Hayat böyledir biraz da. Yani üçü ise dediğin ben üçünü sağlayabilecek milyarlarca insan bulabilirim. Sadece üçü ise beklentimiz. Bilmiyorum. Neyse. Siktir edin ya. Kadınlar, bak bir de diğer bak, taraftan biri bak mesela geldi. mesela şeyden matematik hocası kadınlar nankördür demiş. Değil abi yani senin çevrenden nankör kadınlar olabilir. Sen daha önce bunu tecrübe etmiş olabilirsin ama bunu bir topluca bir cinsiyetin üstüne yağmayız. Bu delilik arkadaşlar bir çılgınlık yani bu. Sen yani bir kişiden bir tecrübenden yola çıkıp 3 milyar insan 4 milyar insan şöyledir diyorsun. Yani... Yani şey bile doğru değil abi işte kadınların iki memesi vardır bile değil mi? Aslında ne kadar normal bir şey. Bazen bunda bile yanılıyorsun. Üç memeyle doğuyor kadın. Mesela sen 3 milyar insanı aynı kaba koyamıyorsun. Bak bu konuda bile anladın mı? geçtim bunu. Sen daha sosyal bir konuda diyorsun ki işte şöyle dirler Yani imkansız delilik abi bu. Bence. <laughs> Her genelleme gibi tabi Hatalı. Abi sen feministsin. Hayır abi ben fe feministten kastını da bilmiyorum ama kendime böyle bir sıfat yakıştırmıyorum. Sadece normal bir şekilde hayatımızı yaşayalım isteğindeyim. Mesela tüm kadınların vajinası vardır. Mesela hem vajina hem penisle doğan, daha sonra o vajinası tabii. daha aktif olup penisi değil mi sönük kalan böyle bir hermafrodit her dediğimiz. Hermafroditler tabii ki varlar. Mesela bu yine genelleme, yanıldı çok ufak bir şeyle de olsa. <laughs> Ne demiş? Çok da yanlış değil aslında. Bay Klinik Psikolog demiş ki Kadınlar kendini ve çocuğunu en iyi şartlarda yaşatabilecek erkek arar. Bu koşulu kaybedersen kadın da gider. Abi işte kadın da gider. Kadın gidebilir. Evet. Ama kadın gitmeye de bilir. Bunun gitmediği senaryoları da gördüm ben. Beraber bokun içine batıp oradan çıkan çevremde tanıdıklarım da var. Yani bizzat birebir tanıyorum. Biz. Yani çok kötü bir duruma düştüler beraber. Mesela kadın bırakıp gitmedi. Beraber uğraştılar. Didindiler. Bir şeyler yaptılar. Şimdi bazı kadınlar evet gidebilir ama bazıları gitmeye de bilir. Hani burada oran da veremeyiz. O artık insanın kendine bağlı önceliklerine bağlı karakterine neye önem verdiğine bağlı. Ben çok katılamıyorum açıkçası. Bilemiyorum. Ha, şey mevzusunu giden cinsiyetlere olur mu? çok indiriyoruz. Giden de olur. Neyi canım? İyi insan kötü insan ya da ne bileyim, karakterli karaktersiz insanı cinsiyete göre çok fazla atfediyoruz. Artı bir. Abi senin neslin için geçerli 2000 sonrası zor. 2000'den sonra abicim ben aşırı o kadar değişiklik olduğunu düşünmüyorum ya aramızda sevgili tostum. Feminizme ne zaman şeytan gibi bakmayı bırakacaksınız? Taşlayın! Feminizm falan diyor. Vurun ona. Ne diyorsun lan? Ne, ne, ne? Oğlum hayırdır lan sen bu kadar erken yaşından en şunlar lan. Abi. Sen evde oturacaksın bir sana bakacaksın. <laughs> Perfect'si kaçtı ki ben 98'liyim abi. Aramızda 2 yıl var. Yani. Ne efeminiz mi? Oğlum kafanızda bu adamı bulmak lazım. Ha oğlum işte biz senle bu az önce Aga'nın söylediği şeydeyiz. Sen 98'sin ben 2001'liyim amına koyayım. Evet. Aramızda öyle korkunç 2000... farklar da yok ya. Abi arada evet. fark için bir 10 yıla falan ihtiyaç var bence bilmiyorum. Donetlere baksana bakacağım birazdan. Tarkiç demiş ki Müller neler yapıyorsun özürlü o e. Tarkiç sonra yine demiş ki Beyaz Futbol programın çekimi çıkışı yapmış olabilir. <laughs> Şakalar. Bir de sosyal medyada insanların özel hayatı aşırı açığa dökülüyor ya iki kişi arasında yaşanıp bitecek mevzular insanları kendini haklı çıkarmak için ortaya döküyor. Abi kesinlikle katılıyorum. Bu bence çok büyük bir saygısızlık ve hata. Yani ben bu arada sadece bunu influencer'lar için düşünmüyorum. Normal insanlar için de bence ilişki sosyal medyadan e, yani sosyal medya çok meze edilmemeli ilişkin olabilir. İnsanlara bunu duyurmak isteyebilirsin, duyurabilirsin. Şu bu eşin dostu Ama böyle bir çok bence sosyal yani sosyal medyada de aşırı yer almamalı bence. Ben böyle düşünüyorum, bakıyorum. Daha önce sebeplerini de uzun uzun burada saymıştık, konuşmuştuk. Zaten o konuya tekrardan girmek istemiyorum. <laughs> o sırada magazinciler. Sadece magazinciler de değil canım. İnsanlar kendileri de yapıyorlar bunu. Sadece şey değil ki. Magazinciler de değil. insanlar kendileri atıyorlar artık oğlum. Ya birçok insanın yatak odasını falan değil mi? Bazı influencerlar falan biliyorsun artık. Abi ben senin yatak odanı niye biliyorum? Karınla marınla orada fotoğraf atıyorsun amına koyayım yani. Bu da garip geliyor mesela bana. Değişik geliyor açıkçası. <laughs> Başka var mı okumadım? Bir dost. Sinan Ateş davası Atatürk'e söven çocuk artı Dilan Polat davası aynı hakimdi. Allah Allah. Oo, özellikle Dilan Polat'la Sinan Ateş davasının aynı hakime verilmesi Bence yanlış lan her şeyden öte. Adam bu kadar şeye nasıl bakacak? Verimi düşecek. Adamı yemeye çalışıyorlar. Üzüldüm demiş bir dosta. Hani acabaları bir köşeye koy. Verimsizleştirir de normal çalışacak, çalıştıracak insana bile. Bunu, bu meseleye bakacağım ya. Haberim yoktu bundan. Bunu bir araştıralım bakalım. Açma saçma, saçma sapan bir mesele. Bazı konularda sosyal medya taşıması daha iyi olmaz. Mesela Çağatay sevgilisini dövmüş. Bunu bilmesek adam sanacağız. Çağatay Akman. oğlum ben de ciddi ciddi okuyorum amına koyayım ya yorum aklıma da şey geldi. Çağatay Ulusoy geldi direkt yorum ne ara dövdün niye internette düşmedi düştü de ben mi görmedim falan. Ciddiye de aldım amına koyayım salak. Dostum peki bu ilişki mevzularını e, geçmek istemiyorsan bir soru daha geldi chat'ten Tabii ciddi sor. bir soru. Biraz konuşalım. Ee, bir erkek geçelim. uzun ilişkisiyle neden fotoğraf atmaz? Neden bundan kaçar gibi erkek bir soru Çin. geldi. Çekti. erkeğin işini. abi erkeği vuracaktır. Düşmanları vardır. Herkes erkek atlayabilir. Erkek ilişkim hakkında çok yorum yapılsın istemiyordur. Atmayabilir. Kadın da aynı şekilde yine keza. Eee... Başka niye atmaz kardeşim? Erkek genel aile fotoğraf baskısı atmak bile istemiyor olabilir, da olabilir. Oğlum. Aile baskısı. Aile baskısını bence yine aşar daha da. Hadi olabilir. Aileyle alakalı, çevresiyle alakalı da problem olabilir. Yok genel kadın tarafında oluyor ya bu genelde. Kadınlar için söyledim. Doğrudur böyle atmayabilir. Bir de sosyal medyada göstermek istemiyor olabilir abi ilişkisini. Yani çünkü şöyle oluyor. İnsanlar sosyal medyada gördükleri şeyler hakkında genelde yorum yapma haklarının olduklarını varsayıyorlar. Senin ilişkin de sosyal medyada özellikle birkaç kere hadi bir kereyi bazen geçer birkaç kere görülüyorsa düzenli olarak görüyorsa insanlar bunun hakkında yorum yapma hakkını kendinde buluyorlar ve yorum yapıyorlar. Bundan bile bunu bile istemiyor olabilir yani adam. Hocam ya sosyal şey. medyayı bile geç kanka ne bileyim kendi ilişkinle ilgili çok sağda solda kendi yakın çevrenle bile konuşmak iyi değil. İlişkiye üçüncü kişileri sokmayın amına koyayım. Tamam kardeşim tebrik ederim. Abi ben Rica attım o olsun. atmadı sonra ortaya çıktı ki kız takipçilerinden biriyle beni aldatıyormuş ha bu da bir seçenek sizi aldatıyor olabilir yani sizi aldatıyordur Gizliyordur bunu da başkasıyla başkası görmesin diye o sebepten atmak istemiyor olabilir erkek ya da kadın yine aynı şekilde bu da bir tabii ki seçenek bir sürü olasılık var hangisi olduğunu bulursunuz artık İlişki de iki küsür yıllıktı hmm. vallahi gözün aydın bro fark etmeye de bilirdin. Tabii. Yani Allah kurtarmış. Şöyle bakmak lazım. Kadınlar aldatmıyormuş, aklında bitiriyormuş öyle oluyor. Tamam kardeşim. Tabii kimse aldatmaz zaten arkadaşlar. Kim? Ne kadın ne erkek. Dünya böyle. Abi bir dünya. yerde okudum. Abi bir yerde gördüm. Kadınlar böyle böyle yapıyormuş. Yani virçeni profesyonel geçiştirmek lazım. iki sebepten ötürü bir manası yok konuşmanın. iki insanlar ilişkiyi tek başına yaşadıklarını zannediyor ama ilişki iki kişi yaşanıyor. Bence ilişki bittikten sonra da karşındakinin çıkarını gözetmek durumundasın. Ee, bu iş böyle olmalı diye düşünüyorum ben. Ayrıldıktan sonra da. O sebepten. Teşekkürler. Bixi 19 Mayıs'taki maça giderken kıza gitmiş. Ben ona bir hafta pelerin yapmakla uğraşmıştım. Aga be. Ah oh, lan. Yazık lan. Bixi'den tebrik ederim seni. Eyvallah sıkıntı değil canım olacak bir şey olmaz. Bir dost Hakimin adına kadar bilgim var yayınlamak istemedim ama sana özelden paylaşabilirim. Olaylar fena Adalet Bakanlığı herkesi. Abi sen de bilahare görüşelim hatta burada ben devamını bile okumayın bu donate'in. Ee, özelde konuşabilirsek daha iyi olur. Paylaşmaman da doğru olmuş eyvallah. Bana bir ya her ay mailden ulaşabilirsin. Instagram'dan ulaşabilirsin bana yaz ben bakayım yayından sonra. Normal ilişkilerde kadınlar gerçekten ilk aklında bitiriyor sonra düşünüyor ben buna zaman harcadım diye. Nasıl yani? Kadınlar gerçekten ilk aklında bitiriyor sonra düşünüyor ben buna zaman harcadım falan şey mi? Ulan ben böyle birine mi zamanı? Abi ben şöyle düşünüyorum. Ben kadın erkek bu konuda ayırmıyorum. Ben insanların ayrılık sonrası streslerini azaltabilmek için olandan daha fazla suçu karşındaki insanlara yüklediğini düşünüyorum. Bunun öyle hiç kafada bitirmeyle falan alakası olduğunu düşünmüyorum. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Ayrılık doğal olarak bir alışkanlığın sonu olduğu için bence bir stres yaratıyor. Bu stresten kurtulmak için insanlar kadın da erkek de karşısındakini suçluyor sürekli. Bir çok nadir ilişkiler dışında bence benim genel gördüğüm bu çevremde falan <laughs> Ya tabii çok kötü ayrılmışsındır abi ne bileyim seni 20 kişiyle falan aldatmıştır. O başka bir mevzu. Ya da ne bileyim daha kötü. Çok kötü bir şey. Yani çok 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 kötü ayrılmışsındır o başka. Ama hani daha öyle ufak tefek sebeplerden ayrıldıysa bence böyle oluyor iş. Mesela 19 kişiyle aldattıysa o kadar da çok büyük problem değil tabii. Ya olur canım böyle tamam, şeyler. Hatadır hayatta. abi kim yapmadı ya böyle şeyleri ya hayatta. Ya. X, y, İnsanlık hali. <laughs> Tabi aynen öyle kardeşim. Beşer. beşer şaşar. Kardeşim, beşer. beşer. Elbette gün şaşar. Bu kadar basit. <laughs> bu kadar. Yemişim ilişkisini Bahadır canım dün bira çekti. Tanesi 120 lira olmuş. Özel bir bira mı abi o? 120 değil sanki ya. Geçen bizimkiler de aldılar. Markette gördüm. Fiyatları bu kadar değildi. Şimdi ağrıyor. şimdi aldım 65 yazmış. Seninki özel bir biraz zannederim Bir zamanlar sevgilim babamın cenazesine gittiğimde aldatmıştı. Bu sayılır mı? Zor bir durum evet. Oğlum tamam. bu nasıl bir kansızlık lan artık? Bu arada bence babamın cenazesine gittiğimde aldatmasıyla normalde aldatması arasında hiçbir fark yok ya. Benim yok için. Yok da yani onu bile bir fırsat olarak görmesinden bahsediyorum. Tabii ki bence ben de tam onu diyecektim. Herif bir boşluk bulmuş. Adamı belli ki ya da kadını artık bilmiyorum. Hani ...çok yakınmış sende... ...boşluğu bulduğun kaçmış... ...maalesef böyle bir olay yaşanmış... <laughs> ...üzücü geçmiş olsun... <laughs> ...bilemiyorum ama kimse bitirmek istemez... ...ve üzülür ya geçmiş vesaire... ...kadınlarda hemen aradıktan sonra oluyor... ...ama sanırım erkekler bir zaman geçtikten sonra dank ediyor... ...o yine insana bağlı... ...benim hayatımda hiç dank eden ilişkim falan olmadı mesela... böyle. <laughs> ...hiç sıfır... ...o biraz dediğim gibi insanla alakalı bir mesele... ...kadın erkekten ziyade yine... ...diye düşünmekteyim. Aldatan biri anlaşılır ya bence. Aldatan insanlar da buna müsaade ediyor. Ka ya oha yok ebesinin mi sen de. Hayır abi adam gayet iyi gizliyodur ya da kadın. İlla bir değişiklik olur ya Duygusuz bence. Çok Aa bak vallahi duygusuzluk değil. Şimdi haberlere tekrardan gideceğim. Kusura bakmayın bu konuyla böldük biraz ama şunu da söyleyeyim. Yani olana yapacak bir şey yok abi. Yani yaşanmış olması gereken. Değiştirebilir misin? Değiştiremezsin. O zaman en iyisi Yok etme kafanda tutma. Bunu başarabilirsen işte böyle oluyor. Başaramazsan evet o stres devam edecek yapacak bir şey yok. Ama başardığın an okey abi benim buna yapabilecek bir şeyim yok diyorsun. Ve hayatına devam ediyorsun. Başına gelen kötü mü kötü de. E ne yapabilirim hiçbir şey yapamam. Tamam o zaman buna barışmak lazım. Demek gerekiyor. Hep aldatan adam diyorsun. Ya adam ya da kadın abi ne bileyim işte. Yolun herkes kendine göre alsın. Çapta. Da, Çapta da sikimeydi. yufi yaren demiş ki. Ee, Bixi hala Kayseri'de her gün her gece helikopterler Alçak uçuş yapıyor sesinden uyuyamıyorum dedi. Oha sesinden uyuyamıyorum mu Ne zaman bitecek bu Hiçbir fikrim yok ee, Belki şey merkezinden ne Haber merkezi mi diyorlar onu polisler Bir şey merkezi oradan bilgi alabilirsin Ama onu nereden öğreneceğim polise sorabilirsin Polis helikopteri ise Bilemiyorum hiçbir fikrim yok Bixi hoca erkek düşmanı esasen Esasen biz cinsiyetlere Bu şekilde düşmanlıkla yaklaşmıyoruz Sevgili hocam. Batılı değerleriyle doğulu değerleri harmanlayıp kullanıyoruz. Sen dert çekmemişsin Bixi. Aynen öyle Targrat. 25 yaşımda bana dediler ki Bahadır sana dert dert çekme seni biz şöyle şuraya bırakalım sen buradan yaşa falan dediler. Bıraktılar beni ben de öyle yaşıyorum. Kardeşim şöyle, dert sana hemen gördük, anladım, anlık böyle. insta bin izleyici yazıyorum Twitch'te başla. Kardeşim, tamam. Dert mi gördük? <laughs> Dur bakalım. <laughs> Agalar haberleri atıyor onlara tekrardan şöyle bir bakalım. Ankara'da evet biraz da haberler. Ankara'da elinde AK-47 Kalashnikov marka silahla tekele giren bir adam ücret vermeden sigara alıp tekelin sahibine ara polisi diye bağırdıktan sonra dükkandan yürüyerek uzaklaştı. Şimdi az önce bu silah meselesini konuşurken ne demek istediğimi daha iyi anlamışsınızdır umarım. Arkadaşlar ya sigara için keleş çekmek de çok garip ama. Yok ya adamla girmedi. Şimdi giriyor olması lazım. Ha suyu aldı tamam kız su aldı. Eren çıktı. Evet geldi mi? Onu bırak öyle Onu Oğlum baya elma şekeri gibi çıkardı amını. Bayağı taşıyor ya adam. Eren içeri girmiyor evet. senin mi ha. Aa, bu ne oğlum? Aa doğrultuyor bak bir de. Silahı doğrulttu. Baya doğrultuyor <laughs> oğlum. Airsoft olmasın. Yani olabilir ama 3.5 silahtan anlayan biri ayırt edebilir diye düşünüyorum şey namlı ucundan. Yani normal silah gördüyse birisi Anlar abi ucundan gerçek mi değil mi? Ya arkadaki lavuk niye böyle her gün böyle şeyler yaşıyormuş gibi, gibi takılıyor ya. amene. <laughs> Birinin selamı var falan diyor bak. Akanın mı diyor bir şey diyor. <laughs> Akan galiba. <laughs> yaklaşık 13. Asiktir lan. 15-20 sıralarında falan oldu ya. O yani. Bu ne oğlum? i̇nşallah yani ya inşallah diyorum. İyi ki daha kötü bir yere gitmemiş. Tabii. Tabii. Bir <laughs> bir de de silahla... diledi inşallah. Ee, bir, geldi. bir <laughs> Birkaç Yanlış. defa işlerimize gelen biriydi yani. Normal insanlar gibi sigara alır gider şey yapardı. Hmm. Ama bu sefer içeri girdi. Ee, kuzenim silahla içeri girme diye uyarıda bulununca ben girerim dedi biz olayın ne olduğunu anlamadık. Aslında ilkin şaka yapıyor falan zannettik. Yani onları çok ciddiye anlamadık. Yani ciddiye de almadık aslında sorarsan. Sonradan içeri girince onun hani ciddi olduğunu anladık. Yani silahda sigara istedi, param yok dedi. Biz de dedik tamam yani bir paket sigara yani sorun değil dedik. Ondan sonra ben sonra vereceğim parasını dedi. Bir şey diyemedik yani şimdi o öyle. Sonra silah bize doğrultunca aşağı doğru koşmaya başladı. Zaten orada bir barışma falan oldu. Ee, ya şimdi ben yani olayı biraz soğukkanlı şey yapmaya çalıştım. Normalde Bu arada abi baya soğukkanlı yaklaşmışsınız. Adamın elinde keleş var. Ankara'da sokakta yürüyor. Adam şey diyor. Hocam yalnız silahla içeri girmezsek falan. Nasıl yani amına koyayım? Sinemayı ediyoruz. edeyim. Olsun, bolsun falan değil de biraz daha sakin hareket etmek istedik. E, nihayetinde buradan koşarak aşağı doğru gitmeye başladı yani bağıra bağıra ama bağırırken de ne söylediği çok anlaşılmıyor. O şekilde gitti. E, aşağıda bir mekanın içerisine girmiş orada dışarı çıkarıp insanları ben biteceğim falan demiş. Sonra polise bize haber verdik. Zaten e, emniyet çok çabuk geldi. Çok çabuk geldi ve anında müdahale etti zaten olaya. E, belli bir süre içeride oldu. Ondan sonra emniyet e, şey yaptı e, Silah gerçek miymiş biraz abi? yani bırakması için silahı ikna etmeye çalıştım. O süreçte de artık önlemlerini de almışlardı gelince. E, ee, şahıs etkisi hale getirdiler orada. Silahı çıkardı. Silahı tutunca polisler de bizler de biraz geri durmak zorunda kaldık. Polis niye... Abi bak mesela ben de buna çok tilt oluyorum. Silahı çıkarınca polis niye geri durmak zorunda kalıyor ya? değiştirin şu kanunu sıksın abi Sık, adamın elinde Ankara'nın göbeğinde keleş var yani polis orada konuşmamalı o adamla yani polisin orada o adamla bak hiç sıfır ya sıfır dur falan bile dememesi lazım yakaladığı yerde üstüne şarjör boşaltması lazım şehrin meydanında elinde keleşle bir yerlere tuta tuta geziyorsa birisi böyle yağdıracan üstüne geberecek atacan çöplüğe bitecek bu kadar polis hala bir, polis neyi konuşuyor abi ya Beyefendi elinizdeki kaçak Kalashnikov marka tüfeği lütfen rica ediyorum bize doğru doğrultmayınız ya. 20 yıllık memurum sizden rica ediyorum ya. Bakın etrafta bir sürü insanlar var. İndiriniz falan. Ne diyorsun abi adam keleşle Ankara'nın Çankaya'da geziyor amına koyayım. Aa. orada hadi yanlışlıkla pezevenk bir tanesi yanlışlıkla ya da bilerek birini vursa kim verecek abi hesabını? Kendi ölsün atarsın <laughs> çöplüğe kaybolur gider yani. Neyse. Avrupa insan hakları geri. Avrupa insan haklarını sikime aşağıma sürüyorum şu an tam olarak. Avrupa'dan isteyen varsa gelip alabilir şu an. Şöyle iyice bir ha. <laughs> tamam, işlem bitti. Tamam Bahadır Bey, hemen talebinizi iletiyoruz. <laughs> İçenden oku bunu da. Ee... Hocam yani elimizden geleni yaparız Ersin. Ha bu mu? Bu dur bir başka mesele. Seni ötekiyle karıştırdım. Sen ne yazdın? Sana bir bakayım. Pencere tava daha okeydi amına koyayım ya. Tabii mesela tabii canım ses bile daha sonuçta tepki rahatsızlık veririz, tepki uyandırırız. Ay çıkalım yürüyelim kardeşim fıtı fıtı niye olmasın ya? <laughs> Oğlum götleri yemiyor ki. <laughs> ya o da şey işte iktidar kullanır. Biri çıkar yine ama bunlar terörist çapulcu zart sürtler sanırım. Kanka ihtilal var diye televizyona çıkıp adamları tutabilebilir ya Recep Tayyip Erdoğan. Hiç şaşırmam. Evet CHP'de bu şekilde şeye katılmış bu eyleme katılmış saat 21.00'da yapılmıştı. Mustafa Sarıgül yine gündem olma peşinde. Hadi ona istediğimiz istediğini verelim. Mustafa Sarıgül ışıkları açıp kapamak yerine ampulü söktü. Evet, artık Bravo. ampulleri söndürmek kafi değil. Artık ampulleri komple çıkarmanın zamanı. Hocam o led ampul ama olmaz? Artık am o tasarrufluydu <laughs> ama ya. Yanlış ampul <laughs> attım be ampule. kardeşim. O tasarruflu ampullü onu yeni almıştık. Aa işte amına okay, bizim vergiler nereye gidiyor? Parti bütçesine. Al işte ampul aldık şimdi Mustafa Sarıgül'e. Şimdi bakalım videolar videolar gelecek mi? Geçinemeyenlerin ülkesi diye paylaşmış da bu eski tencere tavalı videolar buradan. Aynen kanka cebinden almıştır ampulü. <laughs> Belediyenin bütçesine yazdırmış değil mi? Bir adet tasarruflu led ampul. Bir. <laughs> Beyaz tercihi. Bu ne hocam? Nilin katılmış. Dansa gidiyor, <laughs> gidiyor. ne gidiyorum. Ne yiyeceğini seç. Evet. Daha sonra geziyorum. Beş tane atıklıkım var benim. Bana kuran kursu yok. İşte bu delikanlı ama bakayım gerçek Sigma. <laughs> kur'an kursu ve down bro. Bana Kur'an kursu yetiyor. Tamam hadi bakalım. Dixie'nin küçüklük. Evet ya. Sonra şimdi kardeşimiz Zeynep'i e her şeyi gönderiyorlar. Bütün yüzme, kemana başlıyormuş, bağlamaya gitmiş. İşte ne programcılığa falan gidiyor. Baya kod mod yazıyor. Zart zurt bilmem ne. Biz hiç bir boka gidemedik kardeşim ya. Oğlum imkan varsa göndermek lazım. Sonra 25 yaşında kendini buluyor amına koyayım çocuklar. <laughs> Neyden hoşlandığını falan anlayamıyor. Gövüş sporu yok mu? İki tane abisi var. Gerek yok kardeşim. <laughs> <laughs> Hallederiz. <gülüyor> Biz in Max internet kafeye giderdik yazmış biri. Ulan internet kafeye beni göndermezlerdi. Ben şey dönemine denk geldim. Metin 2 Çarı için birbirini doğrayan psikopatlar vardı ya haberlere falan çıkıyordu. Yanlış duymadınız bir oyun hesabı için arkadaşının kafasını taşla ezdi falan. Ben tam o döneme denk geldim. O yüzden internet kafeler özellikle benim ailem için bir korku şeyiydi yuvasıydı. Yani çok çekiniyorlardı korkuyorlardı. Biz kaçıyorduk o yüzden. Kuzenle kaçıyorduk, gel takılıyorduk. Yarım saat oynuyorduk hızlı hızlı heyecanlı. Şey dedik bisikletle gezmeye gittik falan. Sonra geri geliyorduk. Hı hı. Yani o Oğlum, bile ben de öyle kaçak kaçıyordum. kaçak. Gizli saklı yollardan kanka. Oyunuma girmişim keyfim yerinde arkadan bir kadın sesi. Tamam. Türkü Ananı sikeyim kanka. Bu <laughs> ayak parmaklarıma kadar yanıyordum amına koyayım korkudan. Çok kötüydü. Çok kötü. Ya ben biz de yakalandık. Ben kuzenimle kaçıyordum. Daha önce anlatmıştım yayında. Enişten bulmuştu bizi. Sonra bicirgeç denen şeyle. Bicirgeç yün dövme sopası. Böyle çok ince. Şşt <laughs> <laughs> diye ses çıkarır salladın mı. Google'da bulabilir miyiz bilmiyorum. Onunla bizim ellerimize Bak vurmuştu. Gibi. Ağlamıştık. Ya. Bayağı. Kuzenim ağlamamıştı da ben bayağı ağlamıştım kanka ya. Ne, neyse bu yün dövülen şeyler var ya ağaç şeyleri böyle. Ince sopa kırbaç gibi. Ince, diye ses çıkarıyor sallayınca. Çıta falan değil abi bayağı kırbaç gibi düşün dalı. İnce. Çıta falan değil. Kuru değil. ıslak hala ya. Yani. O yüzden bayağı şey böyle job etkisi yaratıyordu. Annemden medet ummuştum beni kurtarsın diye ama kurtarmamıştım. Maalesef. Çıpkı derlermiş. Çıpkı şıpkı şıçı neyse artık işte kardeşim. Bu ne CHP'nin bugün bizzat Özgür Özel'in duyurduğu eylemin fikrini nasıl geliştirdiğini merak ediyorum. Henüz havanın kararmadığı çok sayıda metropol bulunuyor. Ayrıca böyle bir çağrının ön hazırlığı olur, bir süreç işletilir. Gazeteciler Whatsapp'tan birbirlerine eylem olan yer varsa videosunu iletebilir misiniz yazıyor. Ne oldu şimdi ışık yanıp söndüren olmayınca herkes durumdan memnun anlamı çıkarılacağını veya CHP karşılık bulmadı denileceği düşünülmedi mi? Gelen video. Abi yani etkisi olmayacağından ötürü kimsenin sikinde de olmadı muhtemelen açıkçası hani Karşılıkta az ya da belki CHP daha gerçekçi bir eylem planıyla bunu ya bu işi yapsa ve dediğim gibi hani daha insanlara etkisinin olabileceğine inandırdığı bir iş yapsa bence daha fazla insan katılır destek de verirdi ama hani bir haberi yeni olanlar var yeni duyanlar ya bugün duyuruldu bugün oldu her şey falan Twitter'dan ne kadar insana yayıldıysa ya da Özgür Bey'in konuşmasını dinleyen iki yani ben eminim ama açsak ne ışığı açmasak ne diye düşünen bir sürü insan vardır. <laughs> yani birçok yerde de karşılık bulmamış. Şaşırmadık açıkçası. Gelen birisi video atmış, gelen videoda bu diyerek paylaşmış. He evet, bir tane orada var. Hangisi? O Kemal Kılıçlar var? oldu değil mi kanka? En uzakta bak. Ha şurada biri yakıp söndürüyor. <laughs> ha, Özgür Bey'in kendi şey değil mi orada CHP Genel Merkezi. Gençlik Kolları Başkanlığı evi falan. <laughs> Eylem olan yer videosu. Fikir çok anlık çıkmış belli. belli. Çünkü Özgür Özel'in paylaşım yorumlarında ben de dahil erken seçim için sıkıştıran çok insan var. Hala yorumlardan ve Twitter'dan siyasi çıkarım yapıyoruz. Arkadaşlar bu işi azaltmadık mı 14 Mayıs'tan sonra? Hatta ta Muharrem İnce seçiminden sonra 14 Mayıs bile değil. ya yani Özgür Özel'in altında 10 bin tane yorum olsun erken seçim yazan yine de çok aldanmamak lazım. Sonra gidiyoruz seçime geri dönüyoruz mutsuz mutsuz. Ha kendi evine atmış mantıklı. Ha neresi olduğu belli oldu kanka ablanın eviymiş. <laughs> Analiz işini azaltalım çocuklar. Aa bak bir tane katılmış. Geldi. Evet arkadaşlar saat an itibariyle 21.00 CHP'nin başlattığı. Ha bu da AKP'li bir kardeş muhtemelen. Tabii. Gündem 7.24 paylaşmış. Yani abi, şimdi sabah ne dedik? CHP ekonomi konusunda bir açık bulduysa muhalefete yüklenecek şey e, iktidara. İktidar da CHP tarafında böyle bir açık bulduğu için yani o da yüklenecek. Buradan ha, size kimse katılmadı, karşılık bulmadı o adamın yazdığı gibi bu şeyi verecek cevabı. Işığını yani. aç kapat kampanyasına katılan bir tane daire görmüyorum. Hatta böyle yakınlaştıralım. Bir tane daire Oğlum yazık lan biz destek verelim bari de kim kalkacak ya. Görmüyorum. <laughs> üşengeçlikten Muhaliflik, katılamadık. şey aç kapat demekle olmaz. Akıllı olur, bilimli olur. Çözüm önerisiyle olur. Haklı. CHP'de buradan selam olsun. CHP'den cevap aleyküm selam. Bu ne? Oğlum bizim sokakta kimse yapmadı. Bir biz yaptık utanıyorum. <laughs> Bence üstüne çalışmaları lazım. Çalışacaklardır da zaten ama. Haftaya yeni bir protesto inşallah. O ne, yukarıda? Mario Icardi sezona başlamış. Oğlum Icardi ne kilo vermiş ya bu arada. Ne öyle abi? saçınca erkekler. Konudan alakasız ee, ama birkaç gündür aklımı kurcaladığı için sormak istedim. Geçen yıl Haziran ayında mezun oldum mimarım. Eylül ayında ofiste bir işe başladım ama bu süreçte kirama zam geldi. Yol yemek hiçbir şey karşılanmıyor. Sadece askerinin biraz üstü maaşım var. Yılımda olmadan mazeretlerimde maaş artışı talep etsem uygun mudur? Yoksa sen kimsin daha bir yıl bile olmamış çalışalı gibi bir tepki alır mıyım demiş kardeşimiz Allah abi bunu ben bir mimar tanıdığıma sorup sana dönebilirim çünkü mi, bu sektörde hiç çalışmadım raconu nedir nasıl işler bilmiyorum Se, sana da önerim e, alanında çalışmış insanlara bunu sormak şu an senin için çok kıymetli bir mimar dostumu rahatsız edeceğim bakalım ne diyecek ben de merak ettim acaba alabilir misin ben kaçırdım yani, merak ya ettim. abla selam bizim bir yeni mimar kardeşimiz maaşına zam isteyecek ama daha bir yılı doldurmamış. Hayat pahalılığı vb de doğal olarak çok zorluyor. Bu işin bir raconu var mıdır? Reddedilir mi? Ne yapması gerek? Var mı bir önerin? Yolla. Şimdi bakalım ne diyecek. Kim yazdın? Selim Bey'e yazdım. Kardeşim Selim Bey birazdan götümüze döşemeye geliyor. Icardi çok kilo vermiş ya. İşin şakası bir tarafa bırak mimarlık işini de. Bir deri bir kemik kalmış kardeşim adam ya. Reis ben de zorunlu stajım için yer bulamadım. Abi ben doldurduk o kontenjanımızı maalesef. Lazım aslında. Öncelikle olmayanlardan başlayalım. Sana boynu boynumu oynayırmış lavuğum. Depresyonda değildir ya. Aha. ışık. Karışım sana kötü bir haberim var. Daha yazıyor ama tam yazsın öyle söyleyeceğim. Daha yazıyor gözüküyor. Selim Bey'den cevap geldi. Biraz tat kaçıracak bir cevap. Eski bir teknik ressam olarak öneri vermem gerekirse iyi bir proje yapabilirse ek ödenek falan isteyebilir. Yazmış bir daha. Abi özet olarak söylüyorum sana. Şu an çünkü kendi çocuğuyla alakalı şaka falan yapmaya başladı. Bir yıl doldurmadan zam zor demiş kısacası. Ben bir de sondaki amığı da silerek söylüyorum bunu sana. Yani senin zam işi biraz yatar gibi sanki ama istiyorsan bir şeyini dene. Yolunu dene varsa bir inancın kendi içinde. Bir, daha bir yani. yıl doldurmadan zor ya. Tazminat da yok ya. Gözden çıkabilir. bir yıl ya. dolunca bile problem yaşayabilir demiş yani. Kendisinin 3 yıl ilk 3 yıl yaşadığı zorluklardan bahsetmiş sonrasında da Kendisi de mimar evet. Oğuz da chatten 5 yıl beklemesin demiş. Abi vallahi bilmiyorum bize 3 dendi. <laughs> Seninki 5. Ama ne bileyim belki adamla aran iyidir. Tatlı biridir. Ben olsam bir şansımı da deneyebilirdim. Tabii neyse şimdi öneri vermiş olmayayım. ben yani işi bilen böyle dedi. daha ben yorum katmıyorum. ey ee, başka haberlere bakıyorduk. Döndüm. Galatasaray'ın U15 maçına atmış birisi. Ne yapacağım amına koyayım U15 şey ya. Mimarlık okuyup cidden asgariden biraz yüksek mi alıyorlar? Göre işe yeni başladığında evet tabii ki. Bixi ben mimarım bu arkadaş az sabresin doldursun sonra hemen işini değiştirsin yoksa yükselmesi zor demiş Mirona Kamura'da. Bak bu, buradan da bir şey, şey Abi nasıl için. işi değiştirsin ya? Heh. Adı nedir onun? Mesela şimdi adam okuyor mimar ya da mühendis. Tamam. Her neyse, mezun oluyor. Kanka yeni mühendis maaşıyla şu an İstanbul'da Orta Hiç segmentte bir çalışan bir garsonun maaşı aynı kanka. Evet. Arada bir tane fark var. Ayakta değilsin. Oturuyorsun. Kanka tabii ama ki şu anki düzenin bunda şeyi var ama yüzde etkisi var. <laughs> ben biraz bu konuda ailelerimizi de suçluyorum. Yani bilmiyorum sizde nasıldı ama ben kendim ailem için söyleyeyim. İşte abi şöyle bir ütopya anlatıldı çünkü bana. Ben çok çalışacağım. Okuyacağım. İşte bir işe <laughs> falan gireceğim. Sonra çok rahatım falan yani böyle o oh, oh. örnek olarak da hep işinin en iyileri örnek gösterildi. Bu yüzden o adamlar, o kadınlar gerçekten rahattılar. eee ondan sonra gerçek hayatta tabii bakıyorsun iş böyle değil. Bir de üzerine AKP eklenince kardeşim işin ucu bombok bir yere gidiyor. Yani anladın mı? Hani adam normal alacağını da alamayınca <laughs> maalesef. Devlete sırtını yasla hep bu söylendi. Evet abi yani artık onun bir geçerliliği kalmadı da bizim ailelerde ezberler hala aynı. Ben diyor mu? Annen bana hala şey soruyor. Oğlum bağ kurunu yatırıyor musun? Yatırıyorum anneciğim. <laughs> Emeklilik geliyor bekle. EYT 45'te olacağım emekli. <gülüyor> Çalışıyoruz. <gülüyor> Zaten mecbur yatırıyorum. Hani bu bir seçenek de değil de neyse. Eskiden böyleymiş ama sanırım artık bu mümkün de çok şanslı olman lazım. Yani abi alanında çok iyi olman lazım, okuduysan. Onun dışında yine alanda çok iyi olmasa da normal bir hayat yaşarsın ama gözün yukarıdaysa yani Adam Türkiye'den çıkıp Budist rahip olmuş. Ekranda o var. EYT Bağkur konuşuyoruz. <laughs> Mustafa hoş geldin usta. Eyvallah. <laughs> Bu kimmiş abi? Buna bakalım. İçerik üreticisi Ali Ertuğrul. Dünyadaki Tek Türk Budist rahip ile Güney Kore'de buluşmuş. Bir Türk rahibinin evet. Kore'deki evi. <laughs> Yani <laughs> siz de hiçbir şeye tapmıyorsunuz. Ya yani bizim dua etmemiz yasak. Ailen bu konuda sana ne dedi abi? Etasyon yapmaya vaktimiz yok. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Kafayı kazıtmak <laughs> mecburiyim. Abi hatırlıyor musun? <laughs> Ailenin tepkisi ne <laughs> olur? <gülüyor> Budist rahip olursam aile ailem evlatlıktan beni atar mı ya? Atmaz ya. Ama annem çok üzülür önce. Sonra babam der ki bu çocuk bir şey falan mı kullanıyor? Bu ne? Ne oldu bu çocuğa? Kafayı kırdı. Şeye falan inanabilirler. Beni böyle gizli bir güruhun kandırdığına falan. Böyle bir fikir oluşur akıllarında Bir <laughs> kız arkadaşım vardı. Peki gömülüyorlar mı Budistler? <laughs> Biz hiçbir şeyden yardımcı değil miyiz? <laughs> Vay be. ne Rabbi la Burada işte ben de şeyler var. Bu birazcık tehlikeli bir şey. Ne gerekiyor peki bunun için? Türkiye'de hani vardır ya böyle <laughs> türbeye giderler, nazar boncukları. Mesela neden öyle düşüneceklerini düşünüyorsun? Çünkü öyle düşünürler. Evet. Benim cevaplar yeterli bence. Yani siz <laughs> burada namaz kılmaya başlasanız bir rahimi odasına girdiğim zaman aynı hareket yapıyoruz. Cenaze yemeği. <laughs> Üstü kapalı. Bulaşıkları yiyenler mi yiyor? Enteresan şeyler öğreniyoruz bugün. Simurg Allah yardımcın olsun abi. Ben bu arkadaşı hatırladım. Bu arkadaş şey değil mi ya Çufçuf Hoca'ya gitmişti. Sesinden tanıdım vallahi bak sonunda. Evet. Annesini de götürmüştü. Hastalık falan kapmışlardı. Yine gitmiş bulmuş bir yeri kardeşim ya. <laughs> Hadi kendin gittin. Ananı niye götürdün? <laughs> Bu trailer canım izlemek isteyen gidip tabi izleyebilir de benim çok ilgimi çekmedi. Kore'deki tek Türk Budist rahip neler yapıyor acaba? Yani bilmiyorum. Çok da merakımı cezbetmedi. Bu nedir? Beykoz'da bir genç yol verme kavgasında bir grup tarafından öldüresiye darbe edilmiş. Burada bir haber var CHP'nk ile alakalı. Muhteşem Yüzül ne oldu? Alo izleyeceğiz ama daha yayınımızın normal kısmı devam ediyor. Daha iyi değil mi işte? Daha uzun yayın. Daha çok Purple Vix'i. Daha keyifli yayın. Daha çok haber, sohbet, muhabbet. Mis gibi işte. CHP'nin asgari ücrete ve emekli maaşına zam için ışıkları aç. Hah, bak bir tane bir yerde sanırım destek vermişler. Aha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 falan sayabildim sanırım ben. Bayağı etkili. Tebrikler fişlendiniz. Evinizi biliyoruz hepinizin. Şimdi bunu arkadaşlarıma atacağım. İletişim Başkanlığındaki Fahrettin isimli bir arkadaşımız var. Gereken işlemleri gerçekleştirecektir diye düşünüyorum. <laughs> Sonra, Vay efendim bizi bunlar nereden buldu? <gülüyor> <gülüyor> Burada da varmış. Aa, bur Lan bu eski değil mi? çanak manak şey zamanı değil mi bu? Emin miyiz bunun yeni olduğuna? Belki de yenidir bilmiyorum ama bir ara böyle şey döneminde, korona döneminde, pandemi döneminde çatallı böyle kaşıklı bilmem neli tencereli bir tane eylem vardı. Bu ondan zannediyorum. Doğru Tayyip çıkıp şey diye tencere de hep aynı havamına koyayım. Ya umarım bugünkündendir. Karşılık görsün çok isterim ama dediğim gibi biraz sönük kaldı bence. <laughs> Neyse devam ediyorum. Bunu göç Darısı Başkanlığı. Ha Kayseri'de görüşmeler varmış. Ha, yeni değil onlar. Bu ne? Bu ne? Ya abi bak yine Vanlılara haberi atılıyor. Arkadaşlar Van Danarecardi takipten çıkmış. PR falandır değilse de iyi olmuş. Ayrılsın, işine gücüne versin kendini. Ne yapacak böyle? Yok bu hafta şuraya uçtum. Bu hafta işte Vanla'nın program var Zartürk. Sen topa mopa bak kardeşim boş ver. Sana karı mı yok? Çok üzülüyorsa bizim köyden birini buluruz kankayı kardeşim. Buluruz bul üzülürüz. vallahi buluruz. Hemen Elan hallederiz söyleyeyim. kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bahçesi olan dostlar için gerçekten müthiş bir çözüm. Değerli dostlarım takipçilerim size 100 yılın buluşunu e, sunuyorum. Beklentiyi çok yükselttin ama dayı şu an. Yani 100 yılın buluşu. Hadi bakalım Yok odun külü yok kimyasallar yok sıvı gübreler hastalanmış bitkiye şu bu bahane sök at amına koyma Allah'ın vermediğini zorundan mı alacaksın? Mantıklı. Dayı biraz gergin. <laughs> Beklenmedikti ben böyle mucizevi bir ilaç falan yapacak onu söyleyecek zannediyorum. Dayı beklemediğimiz yerden vurdu ben güldüm kardeşim <gülüyor> güzel <gülüyor> eğlendirdi video. Bu videodan zaten maksimum beklentim bu kadar. <laughs> sök at amına koyma. Abi demiş ne demiş sen hiç yazın 50 derece sıcakta damlama çektin mi? Ben hiç 50 derece sıcakta damlama çekmedim kardeşim. Hayır. Ben damlamanın ne olduğunu bile bilmiyorum. Şu sistem su ha. damlama sistemi. Sudan hem tasarruf ediyorsun hem sebze meyve sürekli şey yapıyor sulanıyor. Çok iyi. Ben ama hiç yapmadım. Bizim köyde bundan yok çünkü hala el yordamıyla inan ee, şeyden dağdan gelen suya kanal açarak dağıtıyorlar falan belki yapılmıştır. Ol, ben bayağıdır gitmiyorum. Az zor oğlum onu yapmak? <laughs> zaman da yapılmış. Onu öyle güncelliyorlar. Arada devam ediyorlar. Eline. Aynen öyle. Artık şey gelişmiş teknoloji. Drone tohumlama falan yapılıyor oğlum. Bunlar damlama mamlama bile artık eskidi ya. Artık oğlum, bu tohumunu, suyunu. Tabii canım. Ya. Drone, geçen gördüm. Lavuk bir de Reels şey falan çekiyor ha. Bayağı işini gücünü de duyurmuş. Nazar değmesin. Adam bayağı drone la işte parasını veriyorsun, kira alıyorsun, tarlayı şey yapıyor. Tohumluyor, ilaç zamanı geliyor, dronla yine geliyor, dronla ilaç atıyor falan. Çok iyi ya. İyi dayı. Oğlum bugün şey izledim lan. buçuk milyonluk Rus tankını adamlar 500 dolarlık dronla patlatıyor. Doğrudur kanka. Hiç bil bilmiyorum. Ben bilmeyen olmak. Vay koyayım bizi hala yaşlı teyzelerle çapa yaptırıyor amına kodum kuzenleri demiş. Sizi kandırıyorlar oğlum. Beleş iş gücü diye kullanıyorlar. Teknoloji çok gelişmiş. Aç gözünü. Drone'la yapılıyor bu işler. Dünyaca ünlü DJ Tiesto'nun İstanbul'da konser vereceği açıklanmış. Çok da sikimeydi. Açar YouTube'dan dinlerim kardeşim. DJ değil mi? Aynısı YouTube'da da var işte. Oha lan. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim amına koyayım. Konser de aynı. İşleyeceğim. Konserde en azından adamın sesini duymaya gidiyorsun. DJ'ye niye gidiyorsun lan? Konserde adamın sesini canlı duyuyorsun. Bir değişiklik var. DJ'de ne değişik? Bayağı adam YouTube'dakini çalsa eliyle böyle bir şey yapıyor gibi yapsa inanırsın amına koyayım. Böyle yapsa tamam falan bir şey yapsa amına koyayım. Klaba niye gidiyorsun? Gitmiyorum ki. Aa, sosyalleşmek için. O ambiyansı beğeniyorsun. Yoksa başka yerde de sosyalleşebilir. Ben DJ konserlerinin ambiyansını beğeniyorum. Bir sebep mesela kesinlikle katılırım. Bu ne abi? Aha yeraltı bitti bu mu başladı? Sat komandosu. Bu ne abi Namık Ekin vs Abdullah Hocalan mı? Şeyden sonra Diamond videosundan sonra yeni bir yeni bir konsepte mi dönüyorlar? Ya bayağı soramazsın. Beradayız Beyler. 3 yıllık video mu? Oha, 3 yıllık video. Oy Adam bi... bir tanesi bak Discord'da atmış şunu izlesek yazmış kanka bir <laughs> tane. <laughs> Abi bunu izlemeyelim artık. 4 yıl olmuş video benden yaşlı amına koyayım. Boşver ya. Bunu da başkaları izlesin. Biz daha güncelde Zaten kalalım. Heh. Namık Namıkakin'in bütün böyle piyasada gezen videoları hep bu videodan çıktı, düştü. Bu namına koyayım. Buna baktı kahverengi. Az önceki neydi ya? Oğlum ablam habersiz ışık açıp kapatıp açtı. Babam delirdi. Hmm. Babanın hmm. bu tipe bak hıyarlı baba. Harbiden Yan bir <laughs> anda hıyarlı baba diye bir şeyin olduğu gerçekliğiyle yüzleştim kardeşim. <laughs> Özledin peki o zamanları? Özlemedim ya yok. Her şey zamanında yaşanınca güzel. Kardeşim. Ben özlem duygusunu birkaç şey hariç hiç hissetmiyorum biliyor musun? O birkaç şey nedir mesela kadın dostum? İşte bazen İstanbul'u özlüyorum. Ee, bir de ailemi özlüyorum o kadar arada. Başka yok özlüyorum. Sıfır. Ailemi de arada özlüyorum. Öyle genel bir özlem söz konusu değil. Bazen özlüyorum işte. Karımı, karımı özlemiyorum. Karım içeride yatıyor zaten. Karışım istediğim zaman hasret giderim. İstanbul'un neyini seviyorsun? Abi ben İstanbul'un her şey, İstanbul ilgili her şeyi seviyorum ben ya. Trafiğine kadar. Eskiler güzel, eskiler güzel değil. Eskiden daha sorumluluğumuz vardı. Hayat bu kadar yük bindirmiyordu üstümüze. Güzel geliyordu işte abi sağa sola koşturup oyun oynuyorduk. Tabii ki güzel gelecek ama. Zuz zuz yalan söyleme zuz. Yok öyle bir şey. Onun dışında yani. Dünya yani aynı dünya. Hayat aynı hayat işte. Abi senin nişan ne zaman oldu? Ben böyle gereksiz şeylere para harcamayı sevmiyorum. Nişan ne kardeşim ya? Karım ve kızım Allah herkese kız evlat nasip etsin. Önce sağlıklı tabii. Erkek çocuk isteyenlerin de kafasına sıçayım demiş. Abi Allah analı babalı büyüsün. İnşallah <laughs> ne diyoruz ya sağlıklı olsun dediğin gibi de gerisi hallolur ya. Sen ılık bir Osmanlıcısın ondan seviyorsun İstanbul'u. Cumhuriyetçiler Ankara'yı sever. Niye cumhuriyetçiler akıl hastası mı yani? <laughs> Bence Türkiye'de Ankara'dan daha güzel İstanbul olmasa bile bir sürü güzel şehir var abi ya. Ank Antalya falan yine seçenek. Aydın paşa bile bir düşünmüştür acaba Ankara yapmasak mı acaba? Diye. Ya, abi zaten Ankara'yı niye yaptılar biliyor musun? <laughs> Lan düşman gelse en son buraya saldırır amına koyayım dediler muhtemelen <laughs> Gazi Hazretleri. Ondan sonra da tamam buru olsun abi dediler, yaptılar. Yani son tercih edilecek yeri yaptılar ki en güvendeki yer başkent olsun. <laughs> Biraz mantıklı düşün kardeşim. <laughs> Ama kanka İstanbul başkent olsa hiç yaşanmazdı. İstanbul başkent olsa vizeyle giriyor olmaya devam eder. Böyle başkent mi olur? amına koyayım? kimin ol, ne nerede belli değil. Adım atamıyorsun falan. O 30 milyon falan olur ya her nüfus. Tabii canım çok daha kalabalık olurdu. Şu anki halinden bile düşün ya. Şu an bile zaten maşallahı var. O mantıkla o evet bu mantıkla aslında cumhuriyetçiler Erzurum'u daha çok sevmeli. Bence de katılıyorum. Asıl önce Erzurum, Ant Ankara en son artık. Hani önce bir kongreleri yapın. <laughs> Ankara'ya en son. Fark ettiğini sanmıyorum çok ya. Tamamen aynı olurdu herhalde. Ankara köy olurdu ama. <laughs> Cumhuriyetçiler Iğdır'ı sever gelmiş. Iğdır'la alakalı bildiğim tek şey ee, Sinan Oğan. Sinan Oğan Iğdır Buna mı Hı, -hı. Boşuma geldi. Birisi mı Hayır abi ben evliyim. Nişan yapmadık. Ayağa kalk Türkiye diye bir video atılmış. Müthiş bir eylem. Mükemmel bir çözüm. Tebrik ederim. Aa, katılan var. 1 2 3 4 İyi. Yukarıda 5 6 7 orada var. 8 burada var. 9 10. 10 tane var. Ama yine bence yeterli değil. Bizde niye kimse yapmadı bilmiyorum ya. Bizde yaptılar mı? Gerçi yapsalar da görmem ki. Biz yapsak da kimsenin haberi olmaz. Dağın tepesi. <laughs> yani daha şehir merkezindeki agaları darlamak lazım. Yanıp söndürün. Yakın. Geri söndürün. Ayşe Spi canlı yayında yine geldi ya amına kodumun. Canlı yayında Zlatan İbrahimovic'e ilk hareket eden gaydir dedi. İbrahimovic ve Speed 3 dakika boyunca hareket etmedi. <laughs> İnanılmaz ya. Play in English or Spanish? What sense? Like, what Speak do you- Speak, or? Uh, just English or Spanish? Hey, in what sense, my friend? Just, bro, just say, just say- English, die. First one to move is gay. sursuza yakın oluşturulmuş bir profil zart zurt bilmem ne geldiğin noktaya bak amına koyayım. <laughs> Speed'le beraber ilk hareket eden gay. Dur bakalım daha devam ediyor. Heh. Deli amına koyayım. <laughs> Adamın gay olası yokmuş demek ki. Speed niye böyle herkes yayın yapıyor? Deli izlenme abi yani. Nerede yaparsa yapsın adam. Ben bilmiyorum belki bir sponsorlu iş falandır. Hiçbir fikrim yok. Takip etmiyorum kendisini ama. Yani şaşırtmıyor açıkçası. Ama çok bağırıyor. Hep bağırıyor. Millet de seviyor. Bunu seviyor zaten. Bana havlayarak ünlü oldu zaten. Evet. Adam <laughs> bağıra çağıra havlayarak ve bir şeylere zarar vererek falan ünlü oldu. Ya yardım amık demiş bir kardeşimiz. Bu ne ya? Ne yardım abi anlamadım ki. Sülüklü gölde balık tutmak isteyen vatandaştan işletmeci ayrı para istedi. Sülüklü göl neresi ya? Sülüklü gölde niye balık tutuyorsun ki git balıklı gölde tut amına koyayım balığı. Kardeşim şakamı anladır mı? şaka yakaladır mı? Kanka! Kanka hiç şaka. Tutmak istiyordur kanka. Vay. <laughs> Şakanı şakaladım kardeşim. <laughs> Sülüklü Göl neredeymiş hadi bakalım. Sen Burgu değilsin ya of. Sülüklü Göl Bolu ili Mudurnu ilçesine bağlı Tavşan suyu köy sınırları içinde bulunan ...ve tektonik hareketler sonucunda oluşmuş... ...bir Heyelan Set Gölü'dür. Akyazı, Mudurnu ve Göynük ilçe... ...topraklarına sınırı vardır. Peki sülük mü var içinde gerçekten? Dibi balçık olan gölde yüzmek... ...tehlikelidir. Göl alanında kamp yapma imkanı vardır. Ya harbiden git başka yere tut ya. Gölde sazan, alabalık, gümüş... ...ve mercan balıkları avlanabilmektedir. Buradan ha, işletmeci... Var. ...para istemiş de... ...işletmeci hayırdır yani... ...göl babanın malı mı zıbış... Çekiyor musun? Ayyem. Ayyem. göl tabiat parkındayız. İkinci video. Ya bir Görüyorum. tık da götünü yiyorsa verme e, kanka durumu da var ama ya. Elemanı ve işletme sahibi. Aa, milli parkların, milli parkların burada balık avını serbest Aa, şer Baya şerefsizlik ya bu bu arada. Su ürünleri Ankara su ürünlerinden serbest onay alınması halinde gerekli böyle suya taş atarak Oltaları... Oğlum deli dumrulluk dediğin şey bu yani. Geçmiş köprünün başına bana diyor para vereceksin. Göl ay ya tam yandaki işletme vardır. işletmeyi kiralamışsındır, almışsındır. işletme götürürsün de gölü de mi aldın? Ha, gölün tapusu varsa çıkar göster. iyi vallahi. Adam çoluğuyla çocuğuyla gelmiş de yani Keserek, boğup atmamış. Videomda da var zaten. Gölün içine. E, oltaları keserek ilk videomda da var zaten. E, oltaları keserek bizleri buradan e, kovmaya çalışıyorlar. Her türlü abi, böyle çamur yapmaya çalışıyorlar. Sen uyarıldın, sen uyarıldın, dinlemiyorsun. Abi. Sen kimsin oğlum uyarıldım falan diyor bir de. Zıbış. Gömücen bata beline kadar, ondan sonra görecek uyarıyı ya. Uyarıldım falan diyor. <laughs> Uyu amına koyayım. Ben kanun dinliyorum. Tamam. Milli abi. Park beni kaldırmadı. Kanka Candarma, sahibi Allah'tır. Neyin yalakası da var, Ben kanun dinliyorum. Işte. Kanunsuz bir iş yapmıyorum sizin gibi. Ben yine de e, kendimi bozmuyorum. Yine de kanunsuz bir şey yapmıyorum. Adı da Yasermiş e, zaten. Gerekli mercilere başvurularda bulunacağım. Olay bundan ibadet. Gerekli şeyi ben e, hakkımı arayacağım. Kapat kızım şimdi bu bize yeter. Ya e, jandarma gel jandarma kaldırmadı diyor. Jandarma falan çağırsa diyeceğim de herhalde adam geldi gitti. De, rezillik yani işte sonradan görme zıbışın bir tanesi eşkıya. Ya buna ceza falan kesilmesi gerekir mi bilmiyorum hani oradaki şey nedir kanun nizam düzenleme de. Durum başlı başına rezillik. İşletmenin ismi ne dur bakalım. Sülüklü Göl. Kafe mafe gerçi çevresinde kaç tane vardır kim bilir. Bolu takip. Şimdi yakaladık sizi. Tabiat direkt oranın işletmecisiymiş. Adamın oltasının misinasını falan kesmişler. Jandarma gitmiş. Demiş adamın balık tutmasında bir sorun yok demiş. Uyarmış sonra da geri dönmüşler. Sonra da bu anı yaşanmış. Allah'ın eşkıyaları. Ya oraya böyle çoluğunla çocuğuna değil iki tane sevdiğin arkadaşınla gideceksin ondan sonra göreceğim. <laughs> Çok tilt oluyorum bunlar ya. Böyle meydanı boş buldum o kendinizi ki sanıp ya her şeyi herkesi sömürmeye çalışan mahluklardan. Bu ne Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımı? Ne ya Barış siktir. <laughs> <laughs> Afiyet olsun. Oh! <laughs> yarasın yarasın kardeşim yarasın. Oh!